Değerli konuklar, saygıdeğer meslektaşlarımız, TÜRMOP Yönetim Kurulu üyem burada yok galiba. TÜRMOP Yönetim Kurulu üyem Sayın Muharrem Kaya, Bursa Serbest Muhasebeci Mali Müşavirler Odası olarak düzenlemiş olduğumuz 2023 yılı gelirlerin toplanması ve beyanı konulu seminerimize hoş geldiniz. Yeminli Mali Müşavir Sayın Ender Polat'ın sunumlarında gerçekleşecek olan bugünkü seminerimizde 2023 yılı gelirlerin toplanması ve beyanına dair konuğumuzdan ayrıntılı bilgi edineceğiz. Sunumlarını yapmak üzere sözü değerli konuğumuza vermeden önce bugünkü seminerimizin açış konuşmasını yapmak üzere Oda Başkanımız Sayın Hüseyin Halil'i kürsüye davet ediyorum. Evet, Sayın TÜRMOP Yönetim Kurulu üyemiz, sevgili meslektaşlarım, değerli kurul üyelerimiz, hepiniz bu hafta sonu eğitimimize hoş geldiniz diyor. Hepinize saygılarımı sunuyorum. Arkadaşlar, ben hafta sonu eğitimlerimizi de bazı mesajları vermek için kullanmak da istiyorum izninizle. Enflasyon muhasebesi eğitimleri için de aslında planlama yapma adına kayıt almaya başlamıştık uzunca bir süreden beri. Bugün de kayıt alıp salonumuzun yetip yetmeyeceğine göre de salon ayarlamaya çalışıyoruz. Bunu şimdi neden söylüyorum? Aslında siz kayıt yaptıran meslektaşlarımıza söylemek için değil, siteye yükleyip oradan bütün meslektaşlarımız bunu dinleyecekler, ona eminim. Kayıt yaptırılması şu bakımdan önemli. Biz, örnek veriyorum, son enflasyon muhasebesinde 300 civarı kayıt vardı. Salonun ve sınıfların yeteceğini düşündüğümüzden büyük bir alan ayarlamadık. Fakat kayıt olmadan buraya geldiği zaman arkadaşlarımız 600 kişiyle beraber son 10 dakikada dışarıya sesi aktarma, sınıflara alma ve bu sayede de meslektaşlarımızın eğitimi dinlemelerini sağlamaya çalıştık ama çok verimli, konforlu olmayan alanlarda bunu dinlemiş oldular. Bugün de bu eğitim için aslında 130 civarı kayıt. Biz bunun dışındaki kayıt olmadan gelen meslektaşlarımızla beraber salonda 200 civarı bir katılım bekliyoruz. Bugün de ters oldu. Sadece kayıtlı olanlar geldi gibi görünüyor. Lütfen bunu sizin için yaptığım bir eleştiri olarak almayın. Ama kayıt olmanızın oda yönetiminin bu eğitimleri planlarken salondaki yoğunluğu hesap etmesi açısından önemli. Eğer meslektaşlarımız açtığımız kayıtlara ilgi gösterirlerse biz de onlar için eğitimleri daha konforlu ve rahat dinleyebilecekleri hale getirmeye çalışacağız. Bu arada yine dediğim gibi bu hafta sonu eğitimlerimizi meslektaşlarımıza YouTube kanalımıza yüklediğimiz için sanıyorum üstadımızın da onayı olacaktır. YouTube kanalına yükleyeceğiz yine. Gelir vergisiyle ilgili belki bundan sonra ayın sonuna kadar bir eğitim daha yapma şansımız olmayacak arkadaşlar. Ben üstadımızın geçen yılki eğitiminde anlatım tarzını çok verimli bulmuştum. Sizler adına kendisinden bu yıl içinde ricada bulunduk. Kırmadı bizi. Verimli geçeceğine inanıyorum. Sizlerin de kaçırmamanızı diliyorum. Bir diğer duyurum da şu, 20 Mart'ta odamızın Ramazan ayı dolayısıyla yapmış olduğu iftar yemeği var. Tüm meslektaşlarımı orada bu paylaşımı birlikte yapmaya ve birlikte olmaya davet ediyorum. Başarılı bir eğitim olması dileğiyle şimdilik hepinize saygılarımı sunuyorum. Oda Başkanımız Sayın Hüseyin Halil'e açış konuşmalarından dolayı teşekkür ediyoruz. Sunumlarını yapmak üzere Yeminli Mali Müşavir Sayın Ender Polat'ı kürsüye davet ediyorum. Açtım mı bilmiyorum. Açtım mı şu anda? Evet.
Tabii biraz mola gibi oluyor bizim eğitim şu anda. Değil mi? Enflasyon muhasebesinden hepimiz bıktık. Muharrem Bey tabii eski bir dostum benim. Yönetim kurulu üyemiz TÜRMOP'ta. Sayın Başkanım ve sevgili meslektaşlarım, biraz ara vereceğiz gibi olacak enflasyon düzeltmesine. Tabii hayatımızın bir parçası şu anda ağırlığı oluşturuyor ama beraberinde tabii genel yükümlülüklerimiz hala devam ediyor. Ben genelde eğitimleri ayakta vermeyle ilgili bir şeyim var. Oturmayı çok sevmiyorum. Biraz interaktif de olsun istiyorum aslında. Hani anlık konulara müdahil olabilirsiniz, değerlendirebiliriz karşılıklı olarak. Çünkü münferit örnekler mutlaka çıkıyor. Bazen çok nitelikli örnekler veya rutinde aslında hepimizin başına gelen ama aslında o anda farkında olmadığımız, beğenmeyi vereceğimiz tarihte karşımıza çıkan çok. Çünkü biliyorsunuz bizim mesleğimiz aslında uyguladıkça farklı hususların hep hayatımızda olduğu meslek. İşte şu anda yaşıyoruz enflasyon düzeltmesinde değil mi? Hepimiz belki tebliğ okuduk, sirküleri okuduk. Ama yaparken ya orada da böyle bir şey varmış, burada da böyle bir hesap çıkıyormuş, orada da bu olmuş falan gibi böyle bir sürü konu çıkıyor. Bizim işimiz de aslında öyle. Yani gelirin toplanmasında hani bakıyorsunuz işte örnekler, değişik kezler çıkabiliyor. Bazen işte arıyorlar bizi ya şurası da şöyle mi olur, böyle mi olur diye çeşitli değerlendirmeler yapıyoruz. Sizle de bugün hani genel hatlarıyla müesseseyi, gelir unsurları itibariyle değerlendireceğiz. Ben burada tabii daha çok şeylere girmedim. Hani yani neler gider yazılır, neler gider yazılmaz falan o tür şeylerden çok girmiyorum. Onları buradaki kimseye bizim anlatmamıza gerek olduğunu da düşünmüyorum zaten. Yani hani onun için o hususlara daha çok hani gelir unsurları itibariyle nelere dikkat edebiliriz? Hangisinin beyanında ne vardı? Hangi hadler geldi? Onlara bir bakacağız. En sonunda işte beyanname üzerinden hangi unsurlar işte indirim konusu yapıyoruz? Onlar üzerinden yürüyeceğiz. Tabii çok da gelir vergisinde büyük değişiklikler olmadı son dönem. Hani birkaç tane ufak değişiklik oldu. Onları da beraberinde geçeceğiz. Bu açık mı? Şimdi açtım. Evet. Şimdi genel bir tanımlamayı yapalım. Aslında bu tanımlama böyle çok böyle basitmiş gibi görünüyor. Genel itibariyle herkes... çok ama altında aslında bir sürü detay, hani bu aslında ilk maddenin birinci maddesinde de o işte gerçek kişilerin gelirleri gelir vergisine tabidir. Sonra da geliyor gelirin bir tanımını yapıyor. Gelir diyor bir gerçek kişinin bir takvim yılında elde ettiği kazanç fiilatların safi tutarıdır diyor. Aslında bu tanımlamanın içinde böyle birden fazla husus var. Yani yorum kitabı aldığınızda belki hani bu ilk giriş için 50 sayfada adam sadece bu ilk giriş maddesini anlatıyor aslında baktığınızda. Genelde hani bizim şeydir, mesela KDV kanununda da benzer süreçler vardır. İşte KDV ile ilgili bir yorum kitabı aldığınızda 5 kitap 1000 sayfadır. Birinci maddeyi 400-450 sayfada anlatırlar. Sadece birinci maddeyi. Bu maddede aslında özüne baktığınızda işte şahsiliği hepimizin bildiği. Şahsilik ne doğuruyor aslında? Mesela gayrimenkul sermaye iradında hani ne yapıyoruz mesela? Kitabi olarak bir yerde yazmıyor. Kanun hiçbir yerinde yazmıyor. Baktığımızda mesela gayrimenkul sermaye iradında iki kişi gayrimenkule ortaksa her biri istinaden ayrı ayrı faydalanıyor değil mi? Nereden doğuyor aslında ruhuna baktığınızda kanunun? İşte aslında bu birinci maddedeki hükümden doğuyor. Gelirin şahsiliği kavramından doğuyor. Onun için de diyor her şahıs istinaden ayrı ayrı faydalanır. Her şahıs geliri ayrı ayrı beyan eder gibi kavramlar. Yıllık olma zaten hani o dönemsellik gereği takvim yılı esası geçerli. Burada zaten çok söyleyeceğimiz şey yok. Safi olma zaten tabii safi olmanın bazen şeyi var mı? İstisnai durumları var mı? Var. Safi olmanın istisnai olan durumları ne? İşte baktığınızda işte beyaz gelir unsurları için ne diyor? Ben diyor tevkif yoluyla vergilendirildiysem bir daha bununla ilgili giderleri dikkate almıyorum. Safi yollar mesela nedir? Dönüp baktığımızda işte iş yeri olarak kiraya verdiniz. Bir gayrimenkulde 150 bin liraya geçmeyen tekifata tabi gayrimenkul sermaye iradında normalde safi olarak vergilendirilmiyorsunuz aslında. Safiye dönsek belki siz o gayrimenkulü alırken faiz ödediniz. Onunla ilgili başka giderleriniz var. Bakım onarım yaptırdınız. Onlara da düşsek aslında belki çok daha düşük vergi. Safi olmayı da aştığı durumlar var. Hani dönüp baktığında. Zaten ikinci maddede de bunu düzenliyor aslında. Geliyor bu kanunda aksine hüküm olmadığı müddetçe. Bunlar diyor gerçek ve safi
olarak tesisidir. Aksine hükümde işte o ilgili maddelerdeki düzenlemeler. Elde edilmiş olma, gelirin tabii bu yıllar arasında elde edilmiş olması. Elde etme ne bizde aslında? Vergiyi doğuran olay diye şey yapıyor aslında. Vergiyi doğuran olay vuku bulacak ki biz geliri o yıl içinde beyan edelim. Mesela dönüp baktığımızda işte neden önem arz ediyor? İşte yazmışız tahakkukta, tahakkuk esasında ticari zirai kazanç. Hukuki ekonomik tasarım, menkul sermaye ve ücret tahsil esasında SMK, GMS'yi. Ha işte biraz daha detayına döndüğümüzde işte tahakkuk ticari kazanç için konuşalım. Bir tane müteahhit var, gayrimenkulü sattı. Sattı ama daha gayrimenkulü imalatı devam ediyor. Yani biz daha belki arsa üzerinden sattık. Değil mi? Kat farkıyla beraber satıyoruz. Aldığımız para var. Sattık. Karşıda tapuda devri de yaptık. Adam 3 milyon parayı ödedi bize. Bir hasat var mı? Hasat var. Ama tahakkuk gerçekleşti mi? Tahakkuk ne bizim? Gelirin mahiyet ve miktar itibariyle kesinleşmesi aslında. Hukuki tabiri bu. Mahiyet ve miktar itibariyle bir gelir nasıl kesinleşir? Hasılatı olacak. Gideri olacak ki dipte gelir gerçekleşecek veya işte tahsil esası, işte gayrimenkul sermaye adı veya serbest meslek işinde ne yapıyoruz? Mükellefe belki veya işte şimdi SMK'da tabii makbuz kestiğimiz durumlar da var. Ama aslında gelir yönünden dönüp baktığınızda gelir ne zaman doğuyor? Tahsil esası. KDV biraz daha iki kanun birbiriyle örtüşmüyor işte. Hani orada yaşadığımız sıkıntılar var. Hepimiz bu konuda yaşıyoruz. Beraber karşılıklı olarak karşılaştığımız durum. İşte nedir? Orada da mesela dönüp baktığınızda serbest meslekte tahsil etmediğimiz müddetçe o yıl için şuradaki şu yıllık olma özelliği nedeniyle tahsil etmediğimiz bedeli de vergiyi doğuran olay gerçekleşmediği için beyan etmiyoruz. Bizim kaç gelir unsurundan oluşuyor? İşte ticari kazancımız var, zirai kazancımız var, ücretler, serbest meslek kazançları, gayrimenkul sermayeler, menkul sermayeler, diğer kazanç fiilatlarından oluşan 7 gelir unsurundan oluşan bir yapımız var gelir unsuru olarak. Bu tabii aslında dönüp baktığınızda kurumun da temelini oluşturuyor aslında. Bu 7 gelir unsuru orada da doğuyor ama özü itibariyle baktığınızda ne? Biz onu kurum kazancı içinde değerlendiriyoruz. Hepsini ticari kazanç olarak değerlendiriyoruz. Aslında burada kavramları iyi bir şekilde kafaya oturtmak aslında kurumda daha çok hayat buluyor. Özel dar mükelleflerin vergilendirmesinde falan daha fazla karşımıza çıkabiliyor. Burada gelir unsurları itibariyle bir şöyle küçük böyle bir hatırlayalım diye hepimiz biliyoruz, yaşıyoruz. İşte ortaklık türleri itibariyle yapılan faaliyete göre elde edilen kazancın niteliği ne? İşte baktığımızda bir adi ortaklık ticari faaliyette uğraşıyorsa elde edilen kazancımız ne? Ticari kazanç. Zirai faaliyette uğraşıyorsa zirai kazanç. Serbest meslek faaliyeti oluşuyorsa serbest meslek faaliyeti. Kolektif şirkette ticari faaliyetle uğraşıyorsa kolektif şirket ticari kazanç, zirai faaliyetle uğraşıyorsa ticari kazanç, serbest meslek faaliyetiyle uğraşıyorsa da serbest, genelde burada şey karıştırılıyor. Bazen hani o zirai kazanç ötekilerde de geçerli gibi değerlendiriliyor ama öyle bir durum yok. Çünkü bizim kanunumuz sadece çiftçi tabiri üzerinden yürüdüğü için, çiftçilik de şahsa bağlı olduğu için ondan dolayı sadece adi şirketlerde onu kabul ediyor. Öbür tüzel kişi oluşumlarında hani şahıs şirketlerinde o uygulamaya yön vermiyor. Adi komandit şirketlerde komandit ortakların elde ettiği kazançlar ticari kazanç. Komanditör ortakların elde ettiği de menkul sermaye adı. Gene zirai faaliyetle iştigal eden kolektif adi komandit şirketlerin faaliyetinde komandit ortakların elde ettiği gene ticari kazanç. Komanditör ortakların menkul sermaye adı. Serbest meslek faaliyetinde komandit ortakların elde ettikleri serbest meslek kazancı, diğer ortakların elde ettiği de menkul sermaye iradı olarak vergilendiriliyor. Dinliyorum. Var mı? Var hala var. Esamlı adi komandit var. Adi komandit tabii şeyden dolayı. Bizim özellikle tabii hani Musevi vatandaşlarımızın, Ermeni vatandaşlarının hala devam eden şirketleri var. Yani ama şeyler tabii esamlı komanditte konu biraz daha karmaşık. Orada toplasanız 2-3 tane vardır. Hani çok azdır ama hani genelde de sınavlarda da çok sorarlar. Yani hani aslında hani iki tane var. Tabii kaçımız hayatında kaç defa denk gelecek o iki taneye ama böyle sınav sorularında çok sorulur değil mi? Muharrem Bey? He? Tabii. Eyleme sorusu tabii yani. Hani, tabii çünkü müessese karmaşıklaşıyor. Daha detay bilgiye içeriyor.
Şimdi gelirin toplanmasında 85. madde aslında gelir unsurlarının ne şekilde toplanacağını düzenleyen ana madde, ana madde 7 gelir unsurunun 85. madde. Normalde aslında 85. maddenin kendisinin düzenlemesine baktığınızda gelir vergisinin kanununda aksine hüküm bulunmadığı müddetçe, aksine hüküm bulunmadığı müddetçe mükellefler bir takvim yılda elde ettikleri kazançlar için yıllık beyanname verirler. Bizim aslında asıl olan ilkemiz arkadaşlar herkesin beyanname vermesi. Normalde bizim kanunumuzun doğurduğu ana müessese bu. Ne değiştiriyor raconu? O aksine hüküm olmadıkça diyor ya. Onunla ilgili gelmiş işte 86. maddede ana düzenleme aslında. Beyanname verilmeyecek halleri saymış. Sonra 52'de saymış, 54'te saymış. Böyle birden fazla yerde geliyor, geliyor. Beyanname verilmemesi gereken işte geçici maddeler var. Sporcular için belirlemiş. At jokeyler için belirlenmiş özel düzenlemeler var. Geç 67 var hayatımızın ortasında. Orada bir sürü durumda. Ama asıl olan aslında o maddeleri ortadan kaldırdığımızda normalde biz tek işverenden de ücret alsak işte elde ettiğimiz gelir belli tutarı geçmese de beyanname vermemiz. Tabi burada mali idare neden böyle bir düzenleme yapılıyor? Kamu kaynaklarını oluşturan verginin yani kaynak oluşturan verginin elde edilmesiyle ilgili bir kavramımız var bizim. Kamu harcaması dediğimiz. Kamu harcaması da vergilerin toplanması esnasında idarenin o verginin toplanması ile ilgili yaptığı harcamaların tamamına kamu harcaması diyor. İşte o kamu harcamasını dikkate alarak mali idare ne yapmış? Belli unsurlarda demiş ben ne uğraşayım kardeşim? Benim demiş elemin kabul ettiği mükellefler var. Onlar demiş tekfat yapsınlar. Onların tekfat yaptığı kişiler de bana beyanname vermesinler demiş. Ama tabii bu önemli sonuçlar doğuruyor bize. Çünkü o husus bazen maddelerde çok düzenlenmeyen hususlarla ilgili yorumlama yaparken o 85'in ilk girişi bize hayat buluyor mu? Hayat buluyor işte. Mesela şu anda yaşadığımız en güzel düzen, son yapılan bir düzenlememiz var bizim. Şimdi 22. maddenin 3. fıkrasına geldi düzenleme. İşte yurt dışından şirketlere ortaklıktan kar payı elde etme durumumuz. Eğer o şirkete %50'den fazla ortaksak yurt dışından elde ettiğimiz kar payının yarısı istisna. Geriye kalan tutarı beyan edeceğiz mi? Bakıyorsunuz 86. madde düzenlemesi yok aslında ruh itibariyle. İşte 85'ten dolayı beyan etmemiz gerekiyor. Yani baktığınızda o ilk giriş cümlesinden. Yani yazılı bir yerde de metin olmadığı için. Yani daha dün tartıştık arkadaşlarla da. Yani bizim ekipte Muharrem Bey de tanıyor. Denetçi arkadaşlarımız var. Onlardan birine sordum. Bak dedim böyle olursa ne olur falan. Üstad dedi beyan edilir mi edilmez mi böyle bak dedim 85'ten geldi dedim oradan yorumla. Tacirlerle çiftçiler serbest meslek arabası ticari zirai mesleki faaliyetinden dolayı zarar elde etmiş şey kazanç temin etmemiş olsalar bile yani zararla bile sonuçlansa mutlak surette beyanname vermesi gerekiyor. Beyanname vermesi gerekiyor hepimiz için bilinen kolektif şirket ortakları ile komanditeler. Esamlı ve adi komandit şirketler şirketin faaliyeti tasfiye dönemlerine kazanç temin etmemiş olsalar bile gene yıllık beyanname vermek zorundalar. Yani onlardan biraz önce o üst tabloda verdiğim ticari kazanç veya serbest meslek kazancı olarak nitelendirilenler mutlak surette yine beyanname verecekler mi? Beyanname zarar elde etseler bile beyanname vermek zorundalar. Zarar vardı. Zaten hani dönüp baktığınızda neye dönüyor? Zaten o 88. maddedeki ilk cümlede ne diyor? Mükellefler işte beyanname üzerinden gösterdikleri zararları indirim konusu yapmasıyla ilgili genel bir teamüle döndüğü için süreç. Ondan dolayı mutlak surette bir beyanname verip ondan sonra zarara mahsubu gerekiyor. İdarede bu konuda çok biliyorsunuz katı yani bir sürü özelgeleri var. Eğer geçmiş zararlarını beyannamede göstermiyorsan mahsup edilmeyeceğiyle ilgili görüşü çok fazla. Ha, tartışılır arkadaşlar yani görüşün yanlışlığı yani bence yanlış zaten. 116 vergi usulü kanunu 116 mevcut maddeleri gereğince bu hataların düzeltilmesi hükümlerine göre düzeltilebilir. Ama idarenin tabii çok fazla da özelgesi var. Onun için önemli mi? Önemli. Tam mükellef gerçek kişilerin yabancı memlekette elde ettiği kazançları varsa mükellefin Türkiye'de bunları hesaplarına intikal ettirildiği eğer yılda Türkiye'de hesaplarına intikal ettirilmemesi durumu mükellefin iradesi dışındaki nedenlerle ortaya çıkıyorsa bunları tasarruf edebildiği tarihte yani gittiniz siz Libya'da ticari faaliyetle uğraşıyorsunuz. Normalde Libya'daki kazancınızı ülkede hiçbir şey yoktu. Parayı Türkiye'ye aktardınız.
tarihte o yılın elde edilmiş kazancı. Ama tabii iç savaş çıktı ülkede belki. O iç savaş sonucunda parayı siz o yıl beyan etmek zorunda değilsiniz artık. Çünkü kazancın mahiyet ve miktar itibariyle kesinleşmesi, o işte ilk dediğimiz tahakkuk vardı ya biraz önce. O gerçekleşmediği için aslında bunun ana dayana gene tahakkuktan geliyor özüne baktığınızda. Ne olacak o zaman? Senin o parayı tasarruf edebildiğin. Ülkede iç savaş bitti. Aradan 4 yıl geçti. Artık parayı oradaki bankadan Türkiye'ye transfer edebilir duruma geldiğiniz tarihte burada beyan etmeniz lazım. Tamam? Yani onu düzenliyor aslında tasarruf. Burada zaman aşımı tartışılmaz bence. Vergiyi doğuran olayın gerçekleştiği tarih tasarrufun doğduğu tarihtir. Orada başlar. Zaman aşımı çünkü vergiyi doğuran olayın gerçekleştiği yılı takip eden yıldan itibaren başlıyor ya. Zaman aşımından bahsedemeyiz burada. Zaman aşımına başladığı tarih zaten tasarrufun yapıldığı tarihtir. Şey olmaz. Orada vergiyi doğuran olay gerçekleşmedi daha. Hani işi yaptık orada ama gelir daha doğmadı mahiyet ve miktar itibariyle tartışmaya götürmez. Şeydeki hükümden dolayı. Yani zaman aşımıyla ilgili başlangıç cümlesi şeyle başlıyor ya. Hani işte vergiyi doğuran olayın vuku bulduğu yılı takip eden yıldan itibaren. Aslında o işte ilk tahakkuk, tahsil veya işte ona benzer o bahsettiğimiz hususlar işte vuka da geliyor. Her yere geliyor aslında arkadaşlar. Küçücük kelimeler aslında. Buyurun. Ha o orada tabii o orada ama tartışma yok o yılın. Ama mücbi sebep var orada. Savaş çıktı. Zaten hesaba intikal ettiremiyorsunuz ya kazancı. Onun için şey diyemezsiniz. Alta girer. Ha. Yok aslında hani şey yapıyorlar. Yani bir vergi incelemesinde davada da kazanamazlar ben size söyleyeyim. Ortaya koyarsa zor yani davada kazan. Ha, yani şeydir yani hani. Davada da kazanmak zor olur. Çünkü hani orada vergi doğrulamanın gerçekleşme durumu da farklı. Şimdi bazen teknik değerlendirmelerde hatalar hani oluyor. Büyük ihtimal arkaya dönüyorlar ama biraz şey. Tabii o da %1.66 geçen seneki inceleme oranı vergi denetim kurulunun hani oran düşük yani hani. Ya tabii orada siz bir bilanço ve işte gelir tablosu yani ya tabii parayı oradan buraya getirebiliyorsak o zaman bile hani bırakın paraya sahip çıkabiliyoruz mu o bile önemli yani. Evet. Şimdi asıl konu neydi işte cümle nasıl başlıyordu biraz önce? Normalde bütün gelirleri beyan edecektik değil mi? Aksine hüküm bulunmadığı müddetçe mükelleflerin hepsi bütün gelirlerini beyan etmek zorundaydılar. İşte o aksine olan hükümlere bakacağız şimdi. Aslında genelde bütün sistematikte baktığınızda işte makalelerde, kitaplarda veya çoğu şeyde 85'ten başlamıyorlar da genelde hep 86 böyle hep hayatımıza 86'ya göre beyan edilir veya 86'ya göre beyan edilmez diyor. Aslında özü doğru 85'e göre beyan edilir edilmez usulü doğru. Aslında ana daya 86 aksine olan hükümleri düzenliyor burada aslında baktığımız. Gerçek usulle vergilenmeyen zirai kazançlar biliyorsunuz zirai kazançta vergilendirme sistematiğimizde asıl olan belli işletme büyüklükleri var. Bazı arkadaşlarım yani belki hiç karşılaşmamış da olur. Belli işletme büyüklükleri var. İşte 52, 54. maddede düzenliyor gelir vergisi kanunu yanlış hatırlamıyorsam. O maddede işte ne diyeyim pamuk ekmek için, pamuk ekimi için demiş 300 dönümden fazla pamuk eken. Ya bunlar da aslında arkadaşlar o sektörler için yüksek oranları. Burada idarenin genel yaklaşımı aslında ben diyor burada nihai vergilendirme yapmayayım diyor aslında diyor. Nedir? Benim için diyor onlardan tevkif suretiyle işte işin icabına göre 2-4 oranında bir de herhalde 5 var hizmetlerde 2-4-5 oranında tevkifatlar yapılıyor. Tevkifat benim nihai vergim olsun diyor. İşte diyor gerçek usulle vergilendirmeyen zirai kazançlar beyanname vermesin. Onlar ne? Tevkif suretiyle. İşletme büyüklüğü ölçülerini aşmayanlar. Onlar sadece araya düşürüyor, aşağı düşürüyor. Stopaj oranını değiştiriyor onlar. Yani 2-1 oluyor, 4-2 oluyor. Onu değiştiriyor sadece. Yani onu değiştiriyor, borsa tescili. Ama asıl olan ne bizim burada? Gerçek usulle vergilendirmemesi, gerçek usulle vergilendirmemesi ana şeyine işletme büyüklüğü ölçüsünü açıyorsa bir sonraki yıl zaten gerçek usulle vergi. O zaman zaten ne yapıyor? İşletme hesabı esasında defter tutma yükümlülüğü var. Dilerlerse bunlar bakın burada şey kıstasları da yok arkadaşlar bakın. Zirai kazançta ondan sonra bilançoya geçmeyle ilgili kıstaslar da yok. Dilerlerse bunlar bilanço hesabı esasında defter tutuyorlar. Dilerlerse tutuyorlar. Yani hani bizim o genel şeyimiz hükümlerimiz uygulanmıyor burada.
Yok yok. Şey, arazi olarak var. Yok, şey yok. Rakamsal bir sınır yok. Şimdi zirai faaliyeti gerçek usulle mi? Hayır. Gerçek usulle değil, tamam o zaman bitti. Ama bana sorsan, hani orada kazanç çok mu büyük? E tamam, önemli değil ya. Hani. Hayır, şöyle bir şey ama bakın. Şimdi ne diyor? Bakın burada düzenleme şu arkadaşlar. Asıl olan vergilendirme 52-53 düzenlemiş bunu. Ben diyor burada diyor vergilendirmeyi diyor tekyüz suretiyle yaparım. Tek kıstası diyor o sektör için ne belirlediysem orada tabii onu geçmeyecek. Tabii orada ama başka kıstaslar var. Şimdi bilmiyorum tabii, hani biraz detaya dönersek. Şimdi orada mevzuatta birden fazla ortaklığı varsa orada başka hususlar doğuyor. Yıl içinde birden fazla ürün üretiyorsa onlar durumu değiştirir bakın. Onlara iyi kafa yormak lazım. Mesela şöyle anlatayım size. Şimdi pamuk için 300, bu sallıyor bunlar yani, bunlar şey, bunları zaten ezbere bilmek de mümkün değil de, pamuk için 300 dönüm belirlenmiş. 300 dönümü aşanlar şey olacak. Gerçek usulde işletme hesabı. Tütün içinde 200 dönüm belirlenmiş. Siz yıl içinde 160 dönümde pamuk ekiyorsunuz. 120 dönümde tütün ekiyorsunuz. İkisinde de kıstası aşmadınız. Ama 53. maddede yanlış hatırlamıyorsam bununla ilgili düzenleme var. Eğer diyor iki tane tarım, en az iki tarım ürününde diyor belirlenen hadlerin yarısını aşıyorsa o zaman gerçek usulü döner. Sizde mesela varsa bu örnekler önem arz ediyor. Oradan gol yiyebilirsiniz bakın. Evet, büyükbaş hayvansa tamam, orada kıstasları tutmuyorsunuz. Şey yok yani. Yok yani, sorun yok. Yani hayvancılıksa zaten orada kıstas belli. Şey, orada sorun yok. Ama mesela bu o detaylara da dikkat edin arkadaşlar. Şimdi sizde gerçek usule dönmüyor gibi düşünüyorsunuzdur. Ama iki tane farklı tarım ürününde o hadlerin yarısını geçiyorsa o zaman gerçek usule dönmesi gerekiyor. Yani onları falan atlamayın yani. Hani orada mesela böyle bir iş olsaydı orada gol yerdiniz işte. Hani beyan etmiyorsunuz ama bir anda karşınıza logaritmik vergisel sonuçlar çıkabilir. Ya ama şey yok, sonuçta tevkif sureti vergen nihai vergi, takılmayın. Yani bitti. Evet. Gelir vergisi kanunu 75. maddesi 15 ve 16 numaralı yazılı menkusel. Bunlar şeyler arkadaşlar. Bireysel emeklilik sisteminden ayrıldığınız, oradan aldığınız sigorta tazminatları ve şahıs sigorta poliçelerinden aldığınız tazminatlar gene vergilendirilmiyor. Bunları beyan etmek zorunda değilsiniz. Onlardan tekyüz suretiyle vergilendirme yapıyorlar. 94. madde kapsamında. Bir daha onları beyan etmek zorunda değilsiniz. Kazanç ve ihratların istisna hadleri içinde kalan kısmı. Bunları da beyan etmiyoruz. Nedir mesela? İşte 21 bin liralık kira geliri nedir? İşte istisnası. Kazanç ve ihratların istisna hadleri içinde kalan kısmı oluyor. Onlar da beyanname intikal etmiyor. Geliri toplarken de dikkate alınıyor zaten onun için. Toplarken de onları düşerek yani yürütüyoruz. Tek işverenden alınmış ve tekyüz suretiyle vergilendirilmiş. Bu madde tabii şu anda hayatımızda çok fazla var. Çünkü neden? Mali idare artık bunu çok yakından takip ediyor arkadaşlar. Yani mali idare. Ve detaylarından geçeceğim şimdi birazdan. Hani şeyde örnekleriyle. Çünkü biliyorsunuz son dönem mesela biz İzmir'de çok yaşadık. Burada da olmuştur mutlaka. İdare takip ettiği için beyanname vermeyenlere birer yazı gönderiyor. Cezalı tarhiyat yapıyor. Çünkü şeyler belli. Zaten mükellefin kendi adıyla şeye girdiğinizde hazır beyan sistemine zaten çıkıyor durumu. Önemli bir husus. Dikkatte. Normalde tek işverenden alınmış, tekyüz suretiyle vergilendirilmiş. Normalde tabii biz burada kanunu hükmü mutlaka yazıyorum. 103. maddenin tarifinin 4. her yıl değiştiği için tarife. 1 milyon 900 bin liraya 2023 yılı için tek işverenden ücret geliri edip 1 milyon 900 bini aşıyorsa mükellef mutlak surette beyanname vermek zorunda. Yani işte üst düzey yönetici olarak bir yerde çalışıyorsa onlar beyanname vermekle ilgili karşı karşıya kalma durumları çok yüksek şu anda. Çünkü bu nedir? Vergi tabi matrağın olduğu için hani nette dönsek netine hani 30'lardan işte bir 100 bin lira falan maaşa tekabül eder. 120 bin lira maaşa tekabül eder. Hani o da zaten artık orta düzey şirketlerde hani alınan maaşlar. Yani gene aşmayan ücretler birden fazla işverenden ücret alması durumu. İşte burası bizi biraz etkiliyor. Neydi? Bir işverenin yanında çalışıyorduk. 7. ayda ayrıldık. 5 ayda gittik başka bir yerde çalıştık. O ikinci işverenden anlamanız gereken burada
Aynı anda iki iş yerinde çalışma değil şimdi maddedeki baktığında. Birden fazla işverenden ücret almakla beraber. Birinciden sonraki işverenden aldıkları ücreti toplamın. Birinciden sonraki işte A'nın yanında B'nin yanında çalışması aynı anda değil. Sadece salt bu değil. A'nın yanında çalışıyor. Beraberinde ayrıldı 7. ayda. 8. ayda başka bir yerde işe başladı. Orada neye döndü artık? İkinci işverene döndü. Ha burada şimdi geleceğim, detaylarını anlatacağım birazdan. Hani ücretlerle ilgili. Orada ne var? İşte matrağın taşınması ile ilgili hükümler var. İki tarafında kabul etmesi durumunda onlar sağlanabiliyor. Geleceğiz onlara. Onların üstünden geçeceğiz. İkinci işverenden alınan ücret 150 bin liraya geçiyorsa birinci de dahil ikisini beraber beyan etmesi gerekiyor. Beyanname vermek her zaman için korkutucu bir durum değil aslında. Genelde hep böyle öyle bir algı da var. Yani beyanname vermek her zaman için korkutucu. Evet. Şimdi ne var arkadaşlar? Siz birinci işverenden aldığınız ücret 1,5 milyon. İkinci işverenden aldığınız ücret işte 100 bin lira. Beyanname vermek istemeyebilirsiniz. Vermezsiniz bu şartlar altında. Ama birinci işverenin hangisi olduğunu siz serbestçe belirleyebiliyorsunuz. 100 bini birinci işveren, ikincisini 1,5 milyonu ikinci işveren seçtiğinizde 1 milyon 600 bin lira için beyanname verdiniz. Ama ne var? Sizin o yıl çocukları okula gönderdiniz, koleje ödediğiniz para var. Değil mi? Eğitim harcaması. Onu beyanname üzerinden düştüğünüzde siz iadeye döner misiniz? İadeye bile dönem. Bunun bir matematiğine bakmakta her zaman için fayda var. Yani hani tek bizim işimiz, bakın şunu hep aklınızda bulunsun. Bizim işimiz hep böyle tek yörüngeden bakma konusu değil arkadaşlar. Bir hükmü bazen başka şekilde değerlendiriyor olmak çok avantajlı süreçler doğurabilir mi? Çok avantajlı süreçler doğurabilir. Her zaman için onun için algılarınız açık olacak zaten. Hani böyle ezbere bilgiyle değil de ben hani bu hep onu derim. Yani eğitimde verirken de hani bu budur bu budur gibi ben kurala bağlama taraftarı değilimdir hiç. Hep madde ne yazıyorsa önce onu bilin. Çünkü duruma göre o maddenin işte bu maddeye baktığınızda beğenmeyi vermek istemez herkes. Ama aslında 150 bin liradan belki siz %35'ten vergilendirdiğiniz bir durumda %30 iade alacaksınız. 45 bin lira vergi iadesi almakla ilgili bir süreçte karşı karşıya kalabilirsiniz yani. Değil mi? He? Allah bereket versin yani. Hani. Efendim? Damga vergisi var, onu düşerim diyorsun yani o kadar. Ya tabii hani nedir? İşte bunu ücrete bağlayabilmek. En önemli konu bilmek değil tabii ücrete de bağlayabilmek beraberinde değil mi? Hadi devam edelim. Birinci işverenden alınan dahil. Şimdi önce iki kıstas koydu. Bir diyor bir tek işverenden alınan 1,9'u geçiyorsa beyanname verecek. İki diyor 150 bini geçerse diyor ikinci işverenden alınan beyanname verecek. Ama bir de diyor ikisinin beraber toplamı diyor 1,9'u geçerse diyor gene beyanname verecek. Ne oldu? Yani şunu söylüyor. Birinci işverenden aldığım 1 milyon 800 bin lira, ikinci işverenden aldığım 110 bin lira. Normalde şeye girmiyor, 150 bini geçmediği için ikinci işverenden aldım, beyanname vermeyeceğim. Ama ikisinin toplamı ne oldu? 1 milyon 910 bin lira oldu, beyanname vereceğim mi? Beyanname vereceğim, tamam? Evet. Vergiye tabi gelir toplanan A ve B bentleri hariç, 103. maddede yazılı tarifin ikinci gelir dilimine yalanan tutarı aşmaması koşuluyla Türkiye'de tevkifata tabi tutulmuş olan birden fazla işverenden elde edilen ücretler, menkul sermaye hayratları, gayrimenkul. Bu da aslında bizim ana torba maddemiz aslında arkadaşlar. Ne yapıyoruz? Ticari kazancı var adamın. Aynı zamanda ticari kazancının yanında iş yeri kira geliri var. İş yeri kira geliri ne kadar? 50 bin lira. Ticari kazancı ne kadar? 80 bin liraysa iş yeri kirasını beyan etmeyeceğiz. Ama 110 bin liraysa 120 bin liraysa ne oldu? 126, 40 bin, 160 bin lira. İşte o 150 bin liralık beyan sınırını geçtiğinde bastığımda mı geliyor? Şuraya mı basıyormuşum? Şu 150 bini geçtiğinde beyan vereceğiz. Aslında burası vergiye tabi gelir toplamı dediğimiz beyanı gereken gelirlerin kendisi. İşte ticari kazançtan beyan veriyorsanız o. Serbest meslek kazancından beyan veriyorsanız o. İşte hani diğer nedenleriyle beyan veriyorsanız vergiye tabi bir gelir toplamı oluşuyorsa onu da diyor, tevkifata tabi diyor, gayrimenkul sermaye iradı veya menkul sermaye iradıyla bir araya getirerek diyor 150 bin aşıp aşmayacağınızı. Bak. Neden bunu da böyle yapmışlar? Artan oranlı bir vergilendirme olduğu için vergi gelirini yukarı çekebilmek için
artan oranının yaklaşımı yönünde bu düzenlemeye yer vermişler. Tamam. Dönüyoruz. Bir takvimimiz için elde edilen toplamı 8400 TL'ye aşmayan, tevkifat ve istisna uygulamasına konu olmayan menkul ve gayrimenkul sermaye evlatları. Bunlara çok böyle nadir gelirler giriyor. İşte senetlerin iskonto edilmesinden bir gelir yapıyorsanız, tabii bunlar yapmamanız lazım. Yaparsak suç biliyorsunuz değil mi? Yani 90 sayılı KHK vardı eskiden. Şimdi tabii TCK'da düzenleniyor direkt değil mi? TCK'da diyor tefecilik kabul ediyor. Hani onun için beyan defteri etmiyormuşuz diyormuşum. Hani biraz sorunlu konular. Yani senetlerin iskonto edilmesi mesela. Senet iskonto ettiyseniz 8400 lirası geçiyorsa beyan ediyorsunuz. Elde ettiğiniz gelir altında kalıyorsa beyan etmiyorsunuz. Gayrimenkul sermaye evlatlarının işte basit usulle birine iş yerinizi kiraya verdiniz. Tevkifat yapmıyor zaten basit usulle olduğu için. Değil mi? Dönüp bakıyorsunuz işte orada sizin elde ettiğiniz kira geliri 8400 liraya geçiyorsa o zaman ne yapmanız gerekiyor? Sizin bu geliri beyan etmeniz gerekiyor. 8400'ün altında kaldıysa beyanname vermiyorsunuz. Dar mükelleflerde tamamı Türkiye'de tevkif suretiyle vergilendirilmiş olan ücretler, serbest meslek kazançları, menkul sermaye evlatları, gayrimenkul sermaye evlatları için dar mükellefler beyanname vermiyor. Bizim için diyor dar mükellef birinin tevkif suretiyle vergilendirilmesi yeterli. Biz diyor ayrıyetten o adamın peşine düşüp de diyor ondan diyor beyanname almaya uğraşmıyoruz diyor. Hadlerle sınırlandırma olmadan. Diğer kazanç ve ihratlar, bu hep böyle kenarda geziyorum. Biraz tabii kopya da çekiyorum artık yani hani tamamen hepsini hatırlamıyoruz. Kopya da çekiyorum. Yani diğer kazanç ve ihratlar, diğer kazanç ve ihratlarda dar mükelleflerde gene münferit beyanname verilmesi gerekiyor. Onlar o gelirleri için. Yani değer açık kazançlar, diğer kazanç veriyatta değer açık kazançlar ve arızı kazançlar mesela onlar için münferit beyanname. Bakın buralar aslında nereler, neden önemli arkadaşlar? Bazen aslında gittiniz mesela Mudanya'da gelmiş bir tane Almancı vatandaşımız, dar mükellef, zamanında bir tane villa almış. Şimdi mesela bu bomba geliyor bak şimdi. Hani şimdi bazen böyle çok ufak konular yarın öbür gün karşımıza bela olarak. Mesela burası için bir örnek vereyim şimdi. Siz de mal müşavir olarak işler güzel gidiyor. Her şey keyif yerinde. Ya daireyi de bulmuşsunuz villayı. Adam 3 yıl önce almış. İşte ne diyelim 3 milyon almış. Şimdi satıyor 10 milyona. Ya diyorsunuz pazarlık ettiniz. 9'a anlaştınız. Aldınız. Parayı da verdiniz adama. Hesabına gönderdiniz. He? Var mı sorun? Yok. Şimdi satan bunu beyan etmesi gerekiyor değil mi? Değer artış kazancı bu. Ne? Özel beyannameyle. Ama tabii burada şey var. Şey münferit beyannameyle. Ne var? Endeksleme var. Bir kısım istisnamız var değil mi? 59, 58 bin lira. 59 bin. Onları yaptık. 1 milyon beyan edecek matraf var. Aslında burada bomba ne biliyor musunuz? Adam yurt dışına gittiği için devlet artık parayı alamıyor. Ne bizim vergi kanunumuzda şöyle bir hüküm var. 107. maddede düzenleniyor bu. Tarhiyatın muhatabı diye bir hükmümüz var bizim. Tarhiyatın muhatabında kanun şöyle diyor. Dar mükelleflerde diyor, eğer diyor, Türkiye'de de bunun iş yeri daim temsilcisi varsa diyor, ondan vergi alırım. İş yeri daim temsilcisi yoksa diyor, o zaman diyor, ben diyor, kazanç ve iradı sağlayandan vergiyi sorumlu tutarım, ondan alırım diyor. Yani bir 350 daha çıktı cepten değil mi ondan sonra? Yani aslında detaylar. Bu bakmayın ha bunlar başa gelir mi falan diye de düşünmeyin. 2 yıl önce bir tane üniversite hocası Almanya'da bir şirket burada kurs düzenliyor. Hocam da üniversitede işte profesör. Kursu da burada yani bu çok özel bir teknikti diyor. Gelen şey diyor şirket diyor. Ben de diyor işte kursu burada o organize etmiş. Yani şey yok aslında organize ettim de para da diyor. Önce benim hesabıma geldi diyor. Gelen paranın hepsini onlara ben diyor kurs için diyor para ödemedim diyor. Hocanın elde ettiği gelir bu. Hocaya bir tarihat çıkardılar. Bu kurslar yaklaşık 2 yıl sürmüş. Tabii dar mükellef şirket yurt dışında olduğu için vergi ondan alamadıkları için onu daimi temsilci atadılar. Hocama herhalde bir 850 bin lira, 900 bin lira tarhiyat yaptılar 2 yıl önce. Hocam dedi ya ben dedi evi satmam lazım dedi bunu ödemem için.
En son Almanya'ya anlattık, Almanya'daki şirkete. Ya dedik, biz böyle böyle vergiler var. Biz bunları ödeyeceğiz burada. Siz götürün orada beyannamenizi düzeltme yoluyla, düzeltme beyannamesi verin. Çifte vergiler anlaşması kapsamında zar zor ikna ettik de ödediler sonra Almanya'daki şirket parayı. Yoksa dedi, ben de bu parayı ödeyemem. Çünkü devlet tarhiyatı da ona yaptı yani. Yani inceleyen müfettiş arkadaş yazdı ona. Paraların gelişi belli, şeyler belli. Siz diyor neticari faaliyet çıkıyor. Hani aslında karşılaşmayacağımız diye düşündüğümüz şeyler karşımıza çıkıyor mu? Çıkıyor. O kadar açık söylemiyoruz artık yani. Evet. Nedir? Münferit beyanname verilmesi gerekiyor. Suyun birini çalacağım ben. Ben affınızı isteyeceğim ama seferi sayılırım değil mi? Yani Muharrem Bey. Vallahi çok iyi olur. Sağ ol. Evet. Ticari kazançta beyan ve özel durumlar ne var? Gerçi ya ticari kazanç için bizim için aslında şey belli. Tutarı ne olursa olsun zarar elde edilmiş olsa da beyan ediyoruz. Tasfiye haline bulunanlar da dahil. Olmak üzere kolektif şirket, adi komandit şirketler, komandit ortaklarının kazançları tutarı ne olursa olsun gene yıllık beyana verilecekler. Burada ne var? Tarım ürünleri lisans depoculuk kanun kapsamında düzenlenen ürün senetlerinin ticari işleme dahil edilmişse bu senetlerin elden çıkarılmasında oluşan ticari kazançlar gene geç 76. madde kapsamında 31.12.2023 tarihine kadar geri ve kurumlar vergisinden gene müstesna. Geç 67'ye göre bunlardan 94. maddeye tevkifat yapılmıyor. Münhasıran bu kazançlar için geri versin. Çünkü yıllık beyanname verilmiyor arkadaşlar. Bu zirai kazançlar bunları biraz hızlı geçeceğim. Yani bunlarda çok şeyimiz yok. Asıl zaten şeye geleceğim. Yani tartışmalı veya işte özellikle durumlar çıkan ücrettir, şeydir onlar da. Çünkü bunlar rutinde hani çok daha şey. Zirai kazancı zaten konuştuk. Neydi zirai kazançta? Değil mi? Gerçek usule geçiyorsa beyanname verme yükümlülüğü var. Gerçek usule geçmiyorsa gerçek usule de şöyle diyeyim. Şöyle bakmayın konuya. Bu yıl 300 dönümü aşacağım. Bir sonraki yıl gerçek usulleyim. O yıl değil bakın. Tamam? Yani bu yıl 300 dönümü aşacağım. Bir sonraki yıl gerçek usule döneceğim. O dönem zaten açılışta artık ne yapacağız zaten? Gerçek usule döndüysem ne yapmam lazım? En büyük görevim ne? Defter tasdik ettireceğiz, defter tutacağız değil mi? He? İkinci yıl sattım araziyi. Yani. Tabii yani gerek kalmıyor, doğru söylüyorsunuz. Bazen de sizin örneğinizde mesela serbest meslek erbapları için bazen aslında zirai faaliyeti, şimdi sizde karlı olduğu için çok şey değil, bazen ama zirai faaliyeti şeyde yapmak, avantaja dönebilir mi? Serbest meslek erbabında var mı? Mesleki olarak yasak. He? Var mı? Zirai faaliyette yok. Zirai faaliyette ilgili yasak ya. Serbest meslekte var mı? Ticari kazanç yasak. Ticari kazanç. Zirai kazanç yasak değil arkadaşlar. Yani yanlış mıyım başkanım? Yani konu sizin konunuz. Benim değil. Ben biraz vergi biliyorum işte o kadar yani. Yani. Ticari kazanç yani zirai kazanç yasak değil mesleki olarak. Şimdi aslında baktığınızda zirai faaliyeti bazen gerçek usule dönmek avantaj olabilir mi? Avantaj olabilir. Neden avantaj olabilir? İşte baktığınızda zirai faaliyeti yatırım yapmışsınız. Bir tane bağ kuruyorsunuz. Değil mi? Bağa yatırımı yaptınız. Bir sürü para harcıyorsunuz. Traktör aldınız. Oraya malzeme alıyorsunuz. KDV'li faturalar geliyor. Siz serbest meslekten ödenecek KDV'si çıkıyor. Onları birbirine mahsup edebilir misiniz? Katma değer vergisi beyannamesi tek değil mi? Yani hayır, şöyle bir şey. Hayır, şunu söyleyeyim ben size. Ya aslında hani zarar doğuyorsa oradan, gerçek usule döndüyseniz alırsınız arkadaşlar. Bakmayın siz, bizim bazen idare hukuki olmayan değerlendirmeler yapıyor. Sonuçta şimdi bununla ilgili bir engel yok. Şimdi bizim zirai faaliyeti yaptığınız zirai faaliyetten zarar var. Serbest meslek faaliyetinden kazanç elde ettiniz. Birbirine mahsup edebilir misiniz? Gittiniz orada memur edemezsiniz dedi, değil mi? Bakın arkadaşlar 88. maddenin giriş maddesi şöyle diyeceksin. Onu yapmıyor diyene ne diyeceksin biliyor musun? Bunu yapmadığınızı bana yazılı olarak bir tane yazılı evrakla bana gönderin diyeceksiniz. Siz onlara şöyle yazacaksınız. 88. maddenin 1. maddesi şöyle diyor. Gelir unsurlarının bir kısmından hasıl olan zararlar diğer gelir unsurlarından mahsup edilebilir. Aslında başlıyorum ben de arada bütün mevzuatı da anlatıyoruz aslında öyle oluyor. Şimdi 88'e de gittik. Ne diyor? Gelir unsurlarının bir kısmından hasıl olan zararlar.
Burada sadece parantez içinde diğer kazanç fiyatlardan doğanlar hariç diyor. Yani bizim onlar. Onun için zirai faaliyetteki zararınızı serbest meslekten mahsup edebilirsiniz. Bununla ilgili yasal, siz yazılı metin isteyin bakın, vermezler size. Sizin işinizde yaparlar arkadaşlar. Neden? Çünkü kamu personeli yasanın aksindeki bir durumu uygulaması görevi kötüye kullanmaya girer. Onun için size yazı vermezler zaten. İşinizi yaparlar. Çünkü siz öyle bir yazı verdiğinde o sorun yani. Şey yok. Birbirine mahsup edebilirsiniz. KDV'yi yönetebilirsiniz falan. Değil mi? Hani bunlar sonuçta bu vergi kaçırma yok. Burada hiçbir şey yok. Yasal olarak yasada bulunan hükmü uyguluyorsunuz. Yok. Şimdi bunlarda beyanname verecek miyiz, hazır beyanname? Hayır, ama orada siz kendi ürettiğiniz ürünü satıyorsunuz. Aslında kiralamış, tarlayı kiralamış. Tamam olsun, kiraladı tarla da olsa, hani onun yürüttüğü faaliyet zirai faaliyet. Evet, zirai. Zirai faaliyet ürettiği orası, o ne satıyorsa artık, patates satıyorsa, patates için mesela sürekli patates yetiştirip patates satıyorsa, patates için belirlenmiş alan 500 dönümse, 500 dönümü geçmediği müddetçe, onun yürüttüğü faaliyetle ilgili zirai faaliyet hala. Beyanname vermek zorunda değil. O karşı taraf teklifat yapacak. Hani. Evet. O da borsaya kotesi işte yani. 200 salladım işte ya. Hani o kadarını da ezbere bilmiyorum. Yapmayın gözünü seveyim ya. Pamuktan verdim. Pamuk 300 zaten yani. Pamuk 300 geldi. Onu da bilmiyorum da sallıyorum yani. Şimdi ne oluyor? Ben ders anlat, mesela kurumlar anlatırken de geçen indirimli kurumlar vergisi eğitimi yaptık. İzmir YMM odasında. Malmüşer odasında da yaptım. Şimdi indirimli kurumları anlatıyorum. Tabii şimdi vergi oranını 22, 23 falan verdiğinde ortalık karışıyor tabii. Hesaplaması da zor. Şimdi bir 13 tane de örnek yazdım yani. Hani arkadaşlar anlasın diye. 13 tane farklı örnek yazdım. Vergi oranı da dedim ilk başta %20 olarak uygulayacağım dedim arkadaşlar. Matematik uğraşmayalım yani. Hani amacımız ne? Burada anlatıyoruz. Herkes de mevzuat anlasın. Amacımız şey değil. Üstadın biri de böyle her örnek bitiyor. Vergi oranı neden %20? Ya diyorum üstad. Söyledim ya diyorum başta. Yani hani ilk açılışta diyorum. İki örnek geçiyoruz. Gene. Ya gene 20 bak aldın oranı sen diyor. Hani bayağı yormuştu. Seninki de o şey. Dönmez deme ola. Haydi bakalım. Gerçek usulü vergiden zirai kazançlar tutarı ne olursa olsun yıllık beyannameyle beyan edilecektir. Gerçek usulü vergiden zirai kazançlar için yıllık beyanname verilmez. Diğer gelirler nedeniyle beyanname verilmesi halinde durumunda bu gelirler beyannameye dahil edilmez. Yani biraz önce aslında bu direkt arkadaşlar bununla ilgili hiçbir tartışma yok. Hadleri sağlamıyorsanız beyanname vermeyeceksiniz. Sadece siz isterseniz hadleri sağlamazsanız gerçek usulü olur. Sizin iradenize bırakmış. Tamam. Gene tarım ürünleri lisans depocu kanunu ürün senetleri zira işletmeye dahil edilse de gene bunlarla ilgili 31.12.2023 tarihine kadar geç 76. maddede istina var. Serbest meslek kazançlarında beyan. Bunu söyleyeceğim bir şey de yok burada artık. Geçiyorum. Yani biliyorsunuz zaten. Ücretlerde beyan. Yani bunlar aslında biraz daha işte konunun karmaşıklaştığı, bakanlığında bazen işte hani son dönem üstüne çok gittiği hususlardan. Gerçek usulde tespit edilen ücret gelirleri teklifata tabi tutulmuş ise tutarı ne olursa olsun mutlak surette yıllık beyannameyle beyan edilecektir. Teklifata tabi tutulmamış ise. Yani sonuçta teklifata tabi tutulmamış bir ücret geliri varsa bunun için ne yapması gerekiyor? Mükellefin mutlak surette beyan. Bu nasıl olur aslında? Adam yurt dışından ücret geliri elde ediyordur. Tabii 23. maddenin 14. fıkrasında bir istisnası da var ama hani onun arkasından dolaşıyorlar. Hani bir yani yurt dışından siz Türkiye'de oturuyorsunuz. Evinizde bilgisayar programları yazan bir arkadaşsınız. Çok var çünkü artık günümüzde bu tür şeyler. Ne yapıyor? Her ay size Amerika'dan 10 bin dolar maaş geliyor. Hesaba yatıyor. İşte aslında sizin elde ettiğiniz gelir ne? Teklifata tabi tutulmamış ücret geliri olduğu için siz Türkiye'de yerleşik tam mükellef olduğunuzdan dolayı bu ücret gelirinizi beyan etmekle yükümlülüğünüz var mı? Beyan etmekle ilgili yükümlü. 23. maddenin 14. fıkrasında bir düzenlememiz var bizim. Yurt dışındaki işletmelerin
yurt dışından ödedikleri döviz cinsinde o ülkelerde elde ettikleri kazançları üzerinden ödedikleri döviz cinsinde ücretlerle ilgili bir düzenlememiz var. Hani o istisnaya giriyor veya girmiyor, ona bakmak lazım tabii yeniden. Hani o kapsamda değerlendirilebilir mi? Çünkü oradaki kavram biraz daha farklı bakanlığın baktığı. Onu da beraberinde değerlendirerek istisnaya girip girmeye. Ama yurt dışından aldığınız ücret burada beyannameye gerekiyor mu? Beyannameye gerekiyor. Zaten bununla ilgili 96. maddede düzenleme var. Yani hani ayrıyetten. O vergiyi burada mahsup edebiliyorsunuz. O vergiyi burada mahsup edebilirsiniz. Şimdi gelirde de var aynı. Gelirde de var. Ama orada ticari kazançla ilgili gelir de var. Bu ücret olduğu için bu normal bir işverene tabi ve bağlı olarak çalıştığınız için burada sadece 23. maddede 23-14 var. Oraya giriyorsa oradan istisna olabilir. Yoksa onun dışında istisna olmaz. Yani bir şey daha söylediniz de atladım galiba. Yani 23-14'e girerse istinası var. Yoksa yurt dışından, çok da yaşanıyor aslında arkadaşlar. Bazen bu konular beyanname verip vermemesi sonradan çıkıyor bunlar. Yani hesaba geliyor para. Biliyorsunuz bakanlık işte belli bir sürede 3 yıl geçiyor. Kapıyı çalıyor bir gün. Hani öyle bizim ülkede tabii bu tür yani şimdi yazılımcı bir arkadaşa sen vergi ödeyeceğini anlatmakta zorlanabilirsin. Tabii yani hani ya orada vergi ödüyorlar benim adıma ama orada vergi ödemeleri önemli değil. Bizim için sen nesin? Tam mükellefsen. Senin dünyanın her yerinde elde ettiğin gelirlerinle ilgili devletin egemenlik gücü gereği vergi alma gücü nedir? Türkiye'dedir. Ha orada neye bakmak lazım? Amerika ile Türkiye arasındaki çifte vergilendirme anlaşmasına bakmanız lazım. Onlara nereden ulaşabiliyorsun biliyor musunuz? Bak arkadaşlar hani bilgisayara girebiliyor musun? Ben buradan girebiliyor muyum? Hani bunu göstereyim aslında. Bu konu çok böyle şey oluyor. Hani çok böyle şey olacak ama buradan indirdiğimde açabileceğim mi? Tabii gelir arkadaşlar bakın. Çünkü sürekli çok büyük paralar da geliyor olabilir. Adam 30 bin dolar geliyor belki her ay. Şimdi ne oluyor? Masan yılda gelmiş 350 bin dolar para adama. Hani masa takılır mı? Takılır mı para? Ya, görünüyor mu? Dur. Dur. Efendim? Kriptoyu tespit edemez tabii ya. Yok. Öyle onu tespit edemezler yani. Kripto olarak geliyorsa mümkün değil. Şimdi arkadaşlar bu hemen böyle kısaca bundan bahsedeyim. Çünkü aslında hayatımıza çok içine giriyor. Dar mükelleflerden. Çünkü şirketlerimiz bazen gidiyor bir program satın alıyorlar veya bir gayrimaddi hak satın alıyorlar. Bir sürü şey oluyor aslında hayatımıza çok giren. Şimdi orada önemli olan konu ne? Yedersi Başkanlığı'nın internet sitesine girdiğinizde, şimdi mevzuata girdiğinizde, bunu hani neden gösteriyorum? Çünkü bunu çok bizim hani çok yerde karşılaşıyoruz arkadaşlar konu. Çünkü hiç karşılarına gelmedi veya geliyor Google'a yazıyorlar. Buldunuz bulmadınız aslında orada. Bulamazsanız şey gibi. Bizim uluslararası mevzuat bölümü var bakın. Görüyor musunuz şeyde? Uluslararası mevzuatı tıkladığınızda bakın arkadaşlar şurada çifte vergi önleme anlaşmanın Türkçe metinleri diye bir bölüm var. Onu tıkladığınızda arkadaşlar Türkiye'nin düzenlediği anlaşmaların tamamı burada vardır arkadaşlar. Buradan ilgili anlaşmaya ulaşabilirsiniz. Tamam? Hani kenarda böyle bilgi olarak dursun. Çünkü aslında bazen aslında neye nereden ulaşmayı bilmek de önem arz ediyor. Yani hani kolay şekilde aklınızı kenarında bulunsun. Yani sizin gelir unsurunuz neyse, gelir unsuru da bizim normal gelir unsurları kapsamında değerlendirme yapıyorsunuz. O anlaşmalarda zaten gelir unsurları itibariyle madde madde düzenleniyor. İşte o yurt dışında ödenen vergiyi de, şimdi orada ödenen vergi burada bir daha beyan edilmemesi gerekebiliyor anlaşmalarda. Ücretler de öyle olabilir büyük ihtimal. O zaman ne yapıyorsunuz? Beyan de etme bazı ülkelerde çünkü anlaşma metinleri de farklılık arz ediyor. Aynı anlaşmaların 23. maddesi genelde yurt dışında ödenen verginin Türkiye'de mahsubunu düzenler. Hani o anlaşmalar olmasa da arkadaşlar bizim kendi mevzuatımızda Gelir Vergisi Kanunu'nun 121 veya 123. maddesi olacak. O da yurt dışında ödenen vergilerin mahsubunu düzenliyor. Bizim genel mevzuatımızda da var. Yani Türkiye'ye göre anlaşmayı uygulamıyorsa, Türkiye'ye göre beyan ediyorsanız orada ödenen vergiyi burada mahsup edebilirsiniz. Tamam? Sadece şey istiyor. O ülkede vergi ödendiğine ilişkin ilgili bakanlıktan bir imzalı mühürlü bir
evrak getirmeniz lazım. O kadar. Başka bir şey yok. Beyanname verme süresi içinde de ilgili mali idareye Türkçe'ye çevrilmiş haliyle verirseniz vergiyi mahsup edebilirsiniz yani. Türkiye Jokey Kulübü'nce organize eden yarışmalarına katılan atların jokeyleri, jokey yamakları, antrenörün ücretleri, yapılan ödemeler nedeniyle yıllık beyanname verilmiyor. Sporculara yapılan ücret sayılan ödemenin toplam tutarının 1 milyon 900 TL aşmaması durumunda bu ücretler için yıllık beyanname verilmiyor. Tek işverenden alınan, tevkifata tabi tutulan net tutarı 1 milyon 900 bin TL geçmeyen ücret geliri için yıllık gelir vergisi beyannamesi gene verilmeyecek arkadaşlar. Zaten şeyde de geçtik. Birden fazla işverenden ücret geliri elde edilmesinden durumunda birden sonraki alınan tevkifatlı veya tevkifatsız ücretlerin gene 150 bin TL'yi aşması durumunda bunların birinci işverenden elde edilen ücret geliri de dahil. Bakın burada bunlar arkadaşlar, bu söylediğimiz o 1 milyon 900 bin, 150 bin lira veya 8400 lira gibi unsurlar bir istisna haddi değil arkadaşlar. Tamam mı? Üstüne özellikle basıyorum, bakın, istisna haddi. Bunlar beyanname verilip verilmeyeceğine karar verilmesi için kullanılan hadler. Onu aşıyorsa beyanname veriyoruz ve birinci de dahil beyan ediyoruz burada mesela. Sizin birinci işverenden elde ettiğiniz ücretiniz 300 bin lira, ikinci işverenden aldığınız 200 bin lira. Siz 150 bini açtığı için ikinci işverenden aldığınız 500 binin tamamını beyan ediyorsunuz. Tamam? Buyurun. Dikkate almıyoruz onu. Yok, almış. Ha, gerekmiyor. Ha. O istisna satan ücret. Ona tutarına bakılmaksızın istisna. Orada bir tutar sınırlaması yok yani. Birden fazla işverenden ücret geliri elde edilmesi durumunda ise işte ne dedik? 150 bini aşarsa. Ama birden fazla ücret geliri elde edildi. İkinci 150 bini aşmıyor. Toplamı 1.900'ü aşıyorsa gene birinci ve ikinci dahil ikisini beraber beyan etmeniz mi gerekiyor? Beyan etmeniz gerekiyor. Hangisinin birinci işveren olacağını belirlemek, biraz önce de söyledim, serbestçe belirlenebiliyor mu? Onda neye göre bakıyorsunuz? İşte dediğim gibi hani bazen beyan edip etmeme durumu. Yani yüksek maaş çalışanlar da bazen o hadlere bakmak önem arz ediyor arkadaşlar. Çünkü çocuğu okula gönderiyor adam. Hani aslında dönüp baktığınızda okul parasının belki %10'unu, 15'ini veya belki 1/3'ünü şeyden çıkarabilir. Veya sağlık harcaması. Hani şimdi geleceğiz. Ya daha doğrusu diğer indirimlerin hepsi. Öyle diyelim. Şimdi geleceğiz. Adam Kızılay'a bağışta bulunmuştur nakit. Onu da düşebilecek. Yani 89. maddedeki indirimler geldiğinde üstünden geçebileceğiz. Ücret gelirlerinin 150 bin TL'lik ya da 1 milyon 900 bin TL beyan sınırını aşıp aşmanın tespitinde diğer gelir unsurları kesinlikle hesaplamaya dahil edilmeyecek. Ücreti tamamen kendi içinde değerlendirmeye konu ediyorsunuz. Tamam. Yani adamın ticari kazancı var. Ticari kazançtan da 5 milyon gelir elde edilmiş. Hiçbir önemi yok arkadaşlar bizim için. Tamam. Hiçbir önemi yok. Ticari kazancı, onu zaten 86.1c'ye göre değerlendiriyorsunuz. 85. maddeye göre beyanname veriyorsunuz aslında özü itibariyle. Ücreti tamamen, ücreti kendi içinde değerlendiriyorsunuz. Tamam? Brüt ücret değil aslında. Brüt ücret dersek şey kavramı oluyor ya. SK bu şey, vergi matrağı burası. Vergi matrağı aslında. Vergi matrağı. Hani vergi matrağı burada dikkate alacağım. Tabii onlar düşürdükten sonra. Yani tabii o biraz şeyden kaynaklanıyor aslında. Şimdi bizim gelir vergisi kanunu bunu gerçek ücret olarak tanımlamış aslında. Yani öyle bir tabiri var. Tabii o şeyle çok örtüşmüyor işte, ondan dolayı da. Dönüp baktığınızda bizim SK mevzuatıyla iş mevzuatındaki o genel tanımlamalara çok örtüşmüyor. Biraz orada şey. Ya tabii arkadaşlar, gelir vergisi kanununun örtüşmeyen bir sürü yeri var. Mesela gelir vergisi kanunu, şimdi bizim özellikle 23. maddede, hani böyle kısa bir bilgilendirme yapayım. Yani çok böyle detaya da girmeyeyim de. Şimdi 23. maddede ücretlerdeki istisnai düzenler. 23, 24, 25 gelir vergisi kanunu ücretlerde istisnaları düzenler. Şimdi orada size bir hemen böyle bir parantez açayım. Normalde işçi dediğimizde bizler neyi anlıyoruz?
bir fabrikada çalışan işçi dediğimizde herkes anlıyoruz değil mi? Yani sonuçta baktığımızda işçi dediğimizde kimleri anlıyoruz? İş kanuna tabi işletme bünyesinde çalışan genel müdür de bu tanıma giriyor. Değil mi? İşte muhasebe müdür de bu tanıma giriyor. Mühendis de bu tanıma giriyor. Kapıdaki güvenlik personeli de bankta çalışan personeldi. Ama bizim gelir vergisi kanununda böyle değil arkadaşlar. Bakın bu çok önemli bir teknik bir bilgi veriyorum. Bizde tanımlamalar, ana tanımlama bizde hizmet erbabıdır. Hizmet erbabı dediğinde işletmede çalışan genel müdürü de tanımlar. Şeyi de tanımlar. İşte ne diyelim? Beyaz yakalıyı da, mavi yakalıyı da tanımlar. Herkesi kabul eder. İşçi dediğinde, bakın işçi dediğinde sadece bedenen çalışanı. Bunun ayrımı neden önem arz ediyor arkadaşlar? Mesela personele konut tahsisi. Bizim o maddeye baktığınızda personele konut tahsisinde fabrikalarda çalışan işçilere diyor veya madenlerde çalışan işçilere konut tedariki suretiyle sağlanan menfaatler hiçbir sınırlamaya tabi olmaksızın, bakın metrekare sınırlaması sahibi olmasına bakmaksızın tamamı istisnadır arkadaşlar. Ama bakın kanun maddesi direkt işçiyle başlar ilk bölümü. Sonra o maddenin ikinci bölümü var. Hizmet erbaplarına diye başlar. Orada başka kıstaslar getirmeye başlıyor. Bakın fabrika ve madende çalışan işçilere sağlanan konutlarda tamamen istisna var. Hiçbir sınırlama. Ama hizmet erbabıyla başlayan ikinci bölümü var maddenin. O tanımlamalar onun için önemli. Hizmet erbaplarında diyor işletme sahibinin konutun sahibi olması, aynı zamanda sağlanan konutun 100 metrekareyi aşmaması. Aşan kısım vergiye tabi tutulur diyor. Aslında bakın o kavramların, aslında bu detayı görmediğinizde siz aslında o yanlış uygulamaya çok mu açık? Ve bizim mevzuatımız da bir sürü. Mesela madenlerde çalışan işçiler diye, yer altında çalışan işçilerin ücretleri. Veya işte halı kilim dokuyan tesislerde, elle halı kilim dokuyan tesislerde çalışan işçilerin ücreti. Var mesela, ne diyelim hani bu bölgede de, mesela Selçuk'ta, mesela İzmir Selçuk'ta adam 500 tane kadın çalıştırıyor. Halı tesisi var. Koca fabrika aslında özüne baktığınızda elle kilim dokuyorlar. İçeride çalışan bütün halı dokuyan kişilerin hepsinin, işçilerin hepsinin ücreti. Ama muhasebedeki çalışan müdürün veya kapıdaki güvenlikçi, aslında kapıdaki güvenlikçi de işçi sayılır, o girer. Muhasebede çalışan, bizim işte kaydı tutan personel girmiyor mesela. Yani hani o ayrımlar önemli. Tamam. Evet, şöyle kısa kısa örneklerimiz var. Bayağı 3 ayrı işverenler ücret geliri elde etmektedir. Ücretlerin tamamı tevkif yoluyla vergilendirilmiş bulunsun. Nedir? Birinci işveren 100 bin, ikinci işveren 80 bin, üçüncü işveren 71 bin olsun. Neye bakıyorduk biz? Birden sonraki birinciyi neye aldık? 100 bini aldık. Birden sonraki işverenlerden aldığımız ücretler ne? 150 bini geçiyorsa beyan verecek. Ne oldu? 151 bin. Neyi beyan edecek? Tamamını beyan edecek. Bakın birinci işvereni ayırmamız onu beyan etmeyeceğimiz anlamına gelmiyor. Böyle bir örnekte baktığımızda bunları tabii hep arada geçtik üstüne. Birinci işverenden alınan 1850, ikinci işverenden alınan 60 bin. Kıstas neydi? İkinci işverenden alınan 150 bini geçmeyecek. Ama aynı zamanda neye bakıyordu? Toplamı da diyordu 1900'u geçmeyecek. Ne oldu? 1910. Yani burada beyan edilmiyor. Bu bir aslında yıl içinde planlama aracı olabilir yani. Olmaz mı? He? Değil mi? Son ücreti bir sonraki aya kaydırın falan. Ha? Olabilir mi? Bordroya da düzenlemezsek sıkıntı yok değil mi? He? Muhtasar da doğmuyor o zaman. He? Borçlu gösteren kayıt da atmazsak. He? Yani işte. Ama beyanname de vermeyecek işte. Yani hani bayana iki ayrı işverenin ücret geri elde etmekte olup ücretlerin tamamı tevkif yoluyla vergilendirilmiş bulunmaktadır. 1 milyon 130 bin. Beyanname var mı? 150 bini geçmediği için birinci de dahil tamamı beyan edilmiyor. Şimdi tabii son dönem özel ustalardan burada bir tebliğ düzenlemesi yaptı. Bakanlık zaten bu konuyla ilgili işte yaşanan incelemelerden sonra ki süreçte aşağıda yerler hizmet erbağının ücretlerinin birden fazla işverenlerin elde edildiği kabul ediliyor.
bir özel sektör işverenin yanında çalışan hizmet erbabının yıl içerisinde bu işverenden elde ettiği ücretin yanı sıra başka bir özel sektör işvereninde ya da kamu kurum ve kuruluşunda elde ettiği ücret gelirleri nedir? Ücret olarak kabul edilip şey yapacak, beyana tabi olacak. Aynı takvim yılı içinde bir özel sektör işverenin yanında çalışmaktayken işten ayrılarak başka bir özel sektör işverenin yanında çalışmaya başlıyorsa veya kamu kurumuşa çalışmaya başlıyorsa bu da ikinci işveren olarak kabul edilecek. Aynı takvim yılı içinde gelir ve kurma vergisi mükelleflerinin yanında çalışan hizmet erbabının söz konusu mükelleflerin ortak oldukları iş ortaklığı ya da alt mükellef bünyesinde çalışmaya başlanan halinde elde ettikleri ücret gelirleri bunlar hep ikinci işveren. Ama bunlarla ilgili biraz konuyu da şey de yaptı sonradan. Bununla ilgili bir de matrağın taşınmasıyla ilgili bir imkan getirdi. Bunu zaten arkadaşlar aslında birinci ikinci işveren ayırmasının nedeni de şeyden kaynaklanıyor. Şimdi düşünsenize aynı adam yıl içinde aynı ayda 20 gün bir yerde çalışıyor, 10 gün bir yerde çalışıyor. Matrağı nasıl belirleyeceksiniz? Artan oranlığı nasıl belirleyeceksiniz? Siz SK'yı nasıl belirleyeceksiniz? Bu beyan yükümlülüğü ondan dolayı var aslında. Değil mi? Düşünsene bordroyu neye göre hazırlayacaksınız her dönem? Sorun oluyor aslında sistemde. Onun için yapılıyor aslında. Aşağıdaki hallerde hizmet erbabının ücreti tek işverenden elde edildiği kabul edilir. İki ayrı özel sektör firmasının birleşmesi denir devir yoluyla iki şirketi birleştirdik. Buradan oraya geçti. Ne oldu? Aynı işveren olarak kabul ediyor. İş kanunu kapsamında asıl işveren, alt işveren ilişkisi kurulan yerlerde çalışan hizmet erbabının yıl içinde alt işverenin değişmesi. Burada da tek işveren diye kabul ediyor. Tabi burada ücret matrağının kümülatifinin taşınması hususunu atlamamak lazım arkadaşlar. Burada ana konu hala bunlardan faydalanıyorsak da bunu taşıyor olmak lazım. Ortaklık halinde faaliyette bulunan işçilerin ortaklardan herhangi birinin değişmesi önemli değil bizim için. Aynı takvimin içinde tek işverenden elde edildiği kabul edilen ücretler kümülatif matrağa esas alınmak suretiyle vergilendirilecek. Yani kümülatif taşımayı atlamayacağız. Bir de bir hüküm daha var. Bu hüküm önem arz ediyor. Bu hüküm önem arz ediyor. Yıl içerisinde işveren değiştiren hizmet erbabı ücret gelirlerinin için gelir vergisi matrağını yeni işverene bildirmek suretiyle ücretin gelir vergisi tarifesine göre kümülatif olarak vergilendirmesini talep edebilir. Bunu işçi talep edebiliyor tabii. Ama ne var? Bu durumda yeni işveren kümülatif matrağa dikkat alarak tevkifat yapar. Hizmet erbabının talep etmesi ve işverenin de kabul etmesi kaydıyla yıl içerisinde aynı anda birden fazla işverenden alınan ücret gelirleri kümülatif matta dikkate alınarak tevkifata tabi tutuyor. Tabi bunu işveren de istemeyebilirdi arkadaşlar. Sonuçta nedir? Kümülatifi aldığında bizim ülkemizde brüt anlaşma olmadığı için ücretlerle ilgili tabi işverenin maliyetinin artacağı da başka bir parametre. Yani hani son tahlilde bu salt hani şeyi doğurmaz. İşverenin bunu kabul edeceği anlamına da gelmiyor. Böyle bir zorunluluk da yok yani. Hani senin vergini Suzan işveren ödemiş oluyor aslında. Kişinin vergisini. Brüt ücret kavramıyla yürüse süreç sorun değil de. Tamam bu husus önemli arkadaşlar. Hani takip etmek açısından veya şey hususunda hani bunu belki yeni gelen personelde de belki hani bakmakta fayda olabilir. Özellikle işletmelerde falan. Çünkü sonradan şey sorun olabiliyor. Veya grup şirketlerinde çok sorun olabiliyor arkadaşlar. Siz grup şirketinde bir tanesi işte bir personeliniz var. Onu o grup şirketinden çıkarıp başka bir tane grup şirketine işe başlatıyorsunuz yıl içinde. Eğer hani programı da doğru tanımlamadıysa kümülatif sene sonu veya 6 ay sonra çıkıyor karşınıza. Ya bana diyor böyle bir yazı gelmiş diyor personel. Yani ne yapacağız diyor. Siz diyor beni buradan oraya taşıdınız diyor. Ben mağdur oldum burada diyor. Değil mi? Onlarda falan bu kümülatife dikkat etmek lazım belki dönüp baktığımızda. Yok. Grup işletmeleri ayrı işveren olarak değerlendir. Onun için dedim zaten grup kümülatif matrağı taşımanız lazım orada. Taşımazsanız sonradan ikinci işveren olarak işlem yapılır yani. Aynı. Değişmez. Orada sadece bu alt işveren kavramında o ihaleli işlerde biraz daha hani alt işveren, üst işveren. Ya tabii şimdi orada şey yapmanız lazım. Şimdi orada kümülatifi yapamazsınız zaten. Neden kümülatifi yapamazsınız? Şimdi
hangisinde hangi dilime isabet edecek? Arada dilim değişikliklerinde sorun yaşarsınız. Zaten bu mevzuatın olmasının nedeni, sizinki gibi örnekler tam buna uyan örnekler aslında bu mevzuatın. Çünkü artık sizde işte ne diyelim, hadleri çok teyze 800 bin lira mesela diyelim. 550 bin lira ara bir hat var, oradan sonra 800 bine geliyor. Şimdi 550 bin lira katta geldiğiniz o ay, holding mi faydalanacak? A şirketi mi faydalanacak? B şirketi mi faydalanacak? Hani az vergi ödemekten falan. Bunlar hep böyle sorun. Onun için diyor, burada diyor öyle bir ayrıma gitmiyorsun diyor. Herkes için diyor şey, kümülatif matrah hesaplaması yapamazsınız orada zaten. En son yıl sonunda beyanname verecek. Ortak, yani şey artık ortaksa, yani illa ortak da olması gerekmiyor yönetim kurulu üyelerinin de. Hani. Hayır. Yok. Kümet. Ama şöyle bir şey. O zaten sizin, bakın, işverenin iradesine bırakılmış. Bakın burada zaten, bakın, özel üstüne bastım. Bakın, hizmet erbabının talep etmesi gerekiyor. İşverenin de kabul edilmesi kaydıyla diyor, yıl içerisinde aynı anda birden fazla işverenden alınan ücret gelirleri kümülatif matrağı dikkate alınarak tekrara tabi tutulabilir. Bakın, e-bilirle bitiriyor arkadaşlar. Bakın arkadaşlar, bizim mevzuatımızda o e-bilirler, yapılırlar falan çok önemli. Burada e-bilirle bitirmek, e-bilmek nedir? İsteğe bağlılık vardır burada. Orada da burada isteğe bağlı olması gereken kim? İşveren. Onu ikinci işveren olarak, hani yeni başladığı tesisteki teşekkürün bunu kabul ediyor olması. Ha, dönüp baktığınızda bunu kabul etmek de bizde reel mi? Biraz önce söylediğim üzere reel değil bana sorarsanız. Yani neden? Siz kümülatif matrahta taşıdığınızda sizin sosyal güvenlik prim katkı payınız yükselecek. Gelir vergisi ödediğiniz muhtasar yükselecek. Brüt anlaşan bir şirketseniz sorun yok. Hani brüt anlaşıyorsanız çalışanla, ben sana brüt işte yılda 3 milyon veririm, 2 milyon veririm veya 1,5 milyon veririm diye anlaşıyorsanız sorun yok. Yani orada brütten geleceği için önemli değil. Ama brüt anlaşmıyorsanız orada firmaya zarar. Yani hani çok böyle patron yanlısı oldum ben de galiba, değil mi? He? Vallahi. He. Ya bana sorarsanız tabii burada yanlış bu uygulama arkadaşlar. Ama tabii bizim, hani çünkü bu işin aslında kümülatif veya işte brüt olarak anlaşılması lazım. Dünyadaki bütün uygulaması. Bugün yabancı şirketlerden birine gidin. Adam size anlaşmaz hayatta net ücret. Kardeşim diyor, biz brüt diyor, bizde diyor ücretler diyor. Net ücret gibi bir kavram yok diyor. Yılbaşında anlaşırız biz seninle diyor. Kaç paraysa diyor. Oradan. Çünkü adam neyi bütçeliyor? Normal zaten öyle olması. Adam aslında yılın da Kasım ayında bütçesini bitiriyor. Bir sonraki yılın bütçe belli. Her şey belli. Zaten hani normalde aslında yönetim muhasebesi veya buna benzer o konuştuğumuz kavramların hepsinin oturmasının gerekliliği aslında ondan dolayı var. Bunun da kümülatif, hani brüt olması gerekiyor. Hani ama tabii bizde sen vatandaşa nasıl anlatacaksın? Ücret o, hani değil mi? Hani çok kolay değil yani. O ondan dolayı da şeyle oturuyor işte, net. Cebine girdiğine bakıyor ya. Yoksa amacım şey değil yani. Hani. Kümülatif. Kümülatif yani, orada şey yok. He. Onlar da kümülatif devam etmesi gerekiyor. Evet. Gayrimenkul sermaye hatlarında beyan. Tam mükellef gerçek kişiler vergi teyfiatına tabi tutmuş ve 150 bin TL beyan sınırını aşan gayrimenkul sermaye hatları için yıllık beyanı verecekler. Yani gayrimenkul sermaye hatlarında tekil suretiyle vergilendirme varsa, 150 bini aşarsa beyanname vermek zorunda mı? Beyanname vermek zorunda. Mesken kiralı gelirleri için neyimiz var? 21 bin liralık istihdamımız var, ama bu istihdamla ilgili geleceğim birazdan. Böyle küçük böyle farklı durumlar var. Sonradan öğretide işte hepimizin aklında olanların dışında küçük böyle farklılıklar oldu. Atlamaya da çok açık. Bir üstünden geçelim hep beraber. Bir takvim yılında elde edilen 8400 lirasını aşmayan, tekifata veya istihdam uygulamasına konu olmayan şeylerimiz, gayrimenkul sermaye için yıllık beyanname verilmeyecektir. Nedir bunlar işte? Yani işte basit usulde kişilere veya işte onlara yapılan kiralamalar. Mesken kiralarıyla gelir vergisi tekifatına tabi tutulur. GMS'nin birlikte edilmesi halinde 150 bin liralık haddin aşılmasında, 150 bin liralık haddin aşılmasında konut kira geliri de o 150 bin lira hesaplamasına dikkate alır. Yani siz bir tane konutunuz var, kiraya verdiniz. Kaç para diyelim? İşte 100 bin lira. İstihdamdan da faydalandığınızı düşünelim. 21'i düştük. Ne kaldı geriye?
79 bin lira. He? Beraberinde işte 80 bin lira da neyiniz var? İş yeri kira geliriniz var. Brütü bu. Neti değil bakın. Tekfas sonrası değil arkadaşlar. Brüt. Yani brütü o. Nedir? Vatandaşın eline geçmiş 16 bin kesilmiş. Geriye 66 bin lira para geçmiş. Yani nette 66 almış ama brütünü burada dikkate alıyoruz. 86, 79 ne yaptı? 159 bin lira. İşte şeyi de dahil ettik burada. Onun için şeyi de tekif suretiyle vergilenmiş iş yeri kira gelirinde beyan etmek zorunda mıyız? Beyan etmek zorundayız arkadaşlar. Burada dar mükellefleri de özellikle şey yaptım. Çünkü hani şeyler de çok oluyor. Yani hani sonuçta geliyor belki beyanname vermesi gereken işte yabancı vatandaşlarımız olabiliyor biliyorsunuz. Yani Türk vatandaşları biz de dar mükellef olarak kabul ediyoruz. Yurt dışında yaşayan Türk vatandaşları onların sadece ülkede 180 günden fazla kalırlarsa veya kesin dönüş yaparlarsa biz de tam mükellef kabul ediliyor. Onun dışında o vatandaşlarımız bizim nedir? Dar mükellef olarak kabul ediliyor. Sadece Türkiye'de elde ettikleri gelirler için beyanname vermek zorundalar. Onlar için beyanname vermede ne var? Dar mükellef gerçek kişiler. Türkiye'de tekyif surete vergilenmiş gayrimenkul sermayesinin tutarı ne olursa olsun yıllık beyanname vermeyecekler. Nedir? İşte dar mükelleflerimiz bizim iş yeri kira gelir elde ediyor. Tutarı ne olursa olsun istiyorsa 1,5 milyon, 2 milyon iş yeri kirası olsun. Ondan %20 tekifat yapılması nihai vergi olarak kabul ediliyor. Herhangi bir beyanname vermesi gerek yok. Beyanname verse bile mesela konut kirası var beraberinde o gelirleri beyanname intikal ettirmesi gerekmiyor arkadaşlar. Tamam. Ne olursa olsun tutarı beyan etmek zorunda değil. Şeyi varsa konut mesken kira geliri varsa bu kişiler 21 bin TL yaşayan tekifata tabi tutulmamış olan konut kira gelirleri içinde yıllık beyanname vermek zorundalar mı? Yıllık beyanname vermek zorundalar. İş yeri kira gelirini beyan etmek zorunda değiller. Tutarı ne olursa olsun. Yani hani orada yanılgıya düşmeyin. 10 milyon kira geliri elde etse %20 tekifat orada nihai vergi haline dönüyor. Şimdi dar mükellef gayrimenkul sermaye ilanında istisna uygulaması. Zaten hepimiz şeyi biliyoruz. Bu istisna uygulaması bir kez uygulanıyor. Hem tam hem dar mükellefler uygulanabiliyor. Orada sorunumuz yok. Birden fazla müşterek mülkiyette her bir kişi ayrı ayrı neden? Gelirin şahsiliği ilkesi aslında. Ondan dolayı uyguluyoruz. Bu normalde yazılı bir şey değil işte. Madde birden yorumlayarak getiriyoruz aslında bunu. Yani. Ayrı ayrı yaralanıyor. Tam ve dar mükellefler, ticari zirai, meslek kazancı, yıllık beyanname bildirmekle mecbur olanlar. Zaten istisnadan faydalanamıyor. Ticari zirai veya meslek kazancını beyan etmek zorunda olanlar faydalanamıyor. Peki sizin şey ama tabii yani sizde serbest meslek de var. Şey olsaydı, serbest meslek olmasaydı, sadece hayvancılık yapsaydı. Yani gerçek usulü değilse. Değil mi? Zirai faaliyetle iştigal etse de. Burada ne arıyor? Gerçek usulü zirai faaliyetle iştigal edenler istisnadan faydalanamaz arkadaşlar. Burada ne diyor bakın? Yıllık beyanname bildirmeye mecbur olan. Yıllık beyanname ile bildirmeye mecbur olan neydi? Gerçek usulü vergilendirilmiş olması gerekiyor. Yıllık beyanname vermesi gerekiyor. Buyurun. Tamam. Evet, 3 kişi olması gerekiyordu. Ödemenin yapılması değil burada tabii. Yani aslında yani burada stopajı aslında siz ödemeyi tek kişiye bile yapsanız orada aslında gerçek sizin tabii bunu bilmeniz mümkün değil. Karşı tarafın bunu ama tamam geliri aslında kim elde ediyor? 3 elde ediyor. Bakın arkadaşlar orada şöyle bir 3 elde eder. Tamam, iki banka hesabına yapsa da bakın şöyle söyleyeyim. Ben başka bir örnek vereyim. Şimdi bakın şeyden ayrılmayın arkadaşlar. Gelirin şahsiliği ilkesinden ayrılmayın. O ilk cümle var ya gelirin şahsiliği ilkesi. Ondan ayrılmayın. Şöyle bir durum var. Anne var. Çocuk var. Annenin bütün kiraları çocuğun hesabına yapıyor. Ama bakın bu da aynı durum aslında. Hiçbir farkı yok. Sizin durumunuz da aynı durum. Hiçbir farkı yok. Bakın gelirin şahsiliği ilkesinde şimdi normalde aslında üçü için büyük ihtimal
hani şey yapmamak lazım. Burada size vergi ziyalı tarihat bile yapabilirler mükellef. Ben söyleyeyim size. Burada beyanname yapacaksanız, beyannameyle düzeltme durumunuz varsa pişmanlıkla bunu düzeltin bütün beyannamelerinizi. Oradan doğan iade alacağınızı, şimdi diğer beyannameden doğan iade alacağınızı ona mahsup hissedin. Bakın düzeltme yapmayın. Düzeltme yaparsanız size vergi ziyacılası keserler. Bakın düzeltme yapmayın. Pişmanlıkla düzeltme yapacaksınız. Ödenecek vergi çıkmayacak sizin beyannamenizde şu anda. Ödenecek vergi çıkmadığı için sistemden pişmanlıkla beyanı da işaretleyemeyeceksiniz. Onun için önce bir tane dilekçe vereceksiniz. Ben vergi usul kanunu 371. maddesini kapsamında vereceğim beyannameleri, elektronik ortamda vereceğim beyannameleri, sistemin pişmanlık beyanname kabul etmemesi nedeniyle pişmanlık talepli olarak veriyorum diye yazacaksınız bir fiil dilekçeye. Vereceğiniz 12 tane beyanname için. Ondan sonra elektronik beyannameleri onaylayacaksınız düzeltme hükümlerine göre. Bu detay çok önemli, bakın burada söyledim arkadaşlar. Şimdi bazen şu oluyor. İdare size diyor düzelt beyannameyi. Veya siz bir şey tespit ediyorsunuz, beyannameyi düzeltiyorsunuz. Ödenecek vergi çıkmıyor. Çıkmadığından dolayı siz beyanname pişmanlık da veremiyorsunuz. Değil mi? Pişmanlık da veremiyorsunuz. Neden? Ödenecek vergi çıkmadığı için sistem onaylamıyor beyannameyi. Ama aslında bu çok kronik ve sıkıntılı bir hata. Şöyle anlatayım. Şimdi mesela sahte belgeler var. Siz baktınız mükellefin bazı alışların sahte olduğunu tespit ettiniz. İdare söylediğinde pişmanlıkla beyanname vermenize izin vermiyor da. Siz tespit ettiniz. Siz şimdi beyannamede ödenecek çıkmıyor. Devredenlerden çıkardınız bunu sadece. Devredenlerden. Hiç ödeneceği de çıkmıyormuş mükellefin diye düşünün. Devredeni azaltarak getiriyorsunuz. Sorun var mı? Yok değil mi sorun? Ama sert bir denetim elemanına geldiğinizde o konuda sizi incelerken mükellefinize hala suç raporu yazabilir arkadaşlar. Hala sahte belge kullanmaktan hakkınıza suç raporu yazılabilir. Çünkü sizin o beyanname düzeltmemiş olmanız 359'a göre o fiili işlemediğiniz anlamına gelmiyor. Bakın vergi kaçakçılığı ile ilgili 359'daki suçlar vergi ziyana bağlı olmakla ilgili bir durumu yoktur arkadaşlar. Tamam, bağımsız işlenen suçlardır. Siz sahte belge kullanma fiilini yerine getirmişsinizdir. Bundan kaçınmanın tek yolu arkadaşlar o verdiğiniz düzeltme beyannamelerini pişmanlık talepli vermeniz. Tabi burada şu anda sorun olan sistemi aslında bakanlığın yanlış kurgulaması. Yani sorun aslında sistemin yanlış olması. Çünkü burada ödenecek vergiye bağlanabilir mi ya? Mümkün mü? Çünkü neden? 359. maddenin sonunda eğer diyor mükellefler diyor 371'e göre beyanname verirlerse diyor bu madde hükümleri uygulanmaz mükellef hakkında diyor. Sen sistemde öyle bir şey yapmadın. Ben de sistemde veremediğim için beyanname düzeltme olarak verdim. Şimdi bunu anlatabilir misiniz? Anlatamazsınız arkadaşlar. Yani sert bir tane denetim elemanında anlatamazsınız. Yani sorun olabilir yani. Onun için bu tür beyannameleri mutlaka dilekçeyle. Çünkü bakın arkadaşlar 371. madde şöyle başlar zaten. Vergi ziyana sebep ve sebebiyet verilen durumlarda mükellefler pişmanlıkla ilgili beyanname vereceklerine ilişkin hususu önce dilekçeyle talep ederler. 15 gün içinde beyannamelerini verirler ve 15 gün içinde vergileri öderler diye hüküm altına alınmıştır. O yasa hükmü hala duyuyor. Bazı şeyleri elektronik ortamda yapmamız bizim o yasa hükmünün uygulamasına engel bir durum değil. Tamam? Orada veremez tabii. Yok. Arkadaşlar bakın ben zaten ne dedim? İdare çağırmadı dedim ben başta. İdarenin ıttılağına girerse zaten bitti. Yapacak bir şey yok. İdarenin ıttılağından da ama anlamanız gereken şu değil arkadaşlar. O mükellefe sahte belge raporu düzenlenmiş olması İdarenin ıttılağına girmesiyle ilgili değil. Hani orada baktığınızda ya. Çünkü daha incelemeye sevkler yürütülmediyse hala idarenin ıttılağında değil yani. Yani verebilirsiniz. Size bir yazı gelmedi müddetçe şeyi verebilirsiniz pişmanlıkla ilgili. Bak bu detay çok. Bunu bakın arkadaşlar şeyde de çok yaşanıyor bu. Aklınızda bulunsun. İade alanlarınız vardı. KDV iade. KDV iadede de bu konu çok gündeme geliyor. Siz iadeyi azaltıyorsunuz. Almışsınız iadeyi. Başka bir nedenden dolayı iadeyi azaltacaksınız. Şimdi iadeyi azaltırken düzeltme beyannamesi verdiğinizde size tak hemen %50 vergi ziya cezasını keserler arkadaşlar. Tamam mı? %50 vergi ziya cezası. Ama pişmanlık da verirseniz ceza kesemezler size. Keserler bakın sistem gene size %50 cezalı çıkarıyor. Bir tane masa memuruna giderseniz masa memuru otomatik kaldırır onu. Tamam?
Vergi kaybı yok ama bakın şahıslar adına doğru beyanname vermediğiniz için. Bakın arkadaşlar stopaj burada aynı kişiye olmadığı için. Gene vergi kayıp kaçağı var orada. Orada gene. Efendim? Neye 10 lira artırsan? Ya ne fark edecek? Bir tane dilekçe ver. Aynı şey ya. Ama bak gene sorunu kotarmıyorsun ki sen. 10 lira arttırdığın için değil senin sorunun. Bak sen şimdi bakın şöyle örnek vereyim size. 120 bin liralık stopaj yapacaktınız siz bu ay. 120 bin lira beyan edecektiniz herkes adına. 40-40-40. Siz öyle beyan etmediniz. 60-60. Sizi zaten ne yapacak biliyor musunuz? Siz onu 120 bin lira 10 kuruş yapmanız önemli değil arkadaşlar. Siz 40 liralık o beyan etmediğiniz var ya. Onun için ceza yiyorsunuz. Öbür 20'lere ona mahsup edemezsiniz direkt. Onun için mahsup için normal süreç yürüteceksiniz bir de. Bakın orada başka prosedür de var. Ya bana sorarsanız bakın burada doğru yöntem. Bakın ben size bir şey söyleyeyim. Burada doğru yöntem pişmanlıkla yürütmeniz. Ben söyleyeyim bakın burada bu cezayı keserler ben söyleyeyim size. Arkadaşlar öyle komik şeylerden idareye konular anlatamıyoruz ki bazen. Onun için hukuki yolla yürümek her zaman için en doğrusu. Neyle ilgili? Sahte belge kullanma. Ama özel esaslarla ilgili o ya. Yani özel esaslarla ilgili olduğu için şey değil. Ama zaten orada idarenin tırnağına girdiği için beyanname pişmanlık da veremezsin zaten. O gitti zaten orada. O tren gidiyor, biz peşinden yetişmeye çalışıyoruz orada. Tamam. Hayır bak, incelemeye senin o konuda önemli değil. Sana idare göndermediyse yazı, sen kendin tespit ettiysen, özellikle bakın örneği öyle kurdum arkadaşlar, orayı atlamayın. Sana adam bildirdik, bakın sorun zaten onlar... Bazı işler direkt incelemeye sevk edilmiyor zaten arkadaşlar. Belli tutarın altındakileri vergi dairelerine çözdürüyor VDK. VDK uğraşmıyor onlarla. Vergi denetim kurulu. Bilmiyorum şu anda adları nedir de. Hani çok benim takip etmiyorum da. Ha, yani nedir? Çok önemli değil. Ama siz ödenecek çıkmıyor. Şimdi siz orada zaten pişmanlıkla beyanname veremezsiniz. Hayır. Ama zaten neden veremezsiniz? Onunla alakalı değil sizin. Siz pişmanlık verebilmeniz için arkadaşlar... İdarenin ıttılığına girme. Yani ıttılığına kastım belki biz hani böyle çok Arapça kullanıyoruz. Hani yani şey yaşımız icabı diyormuşum. İdarenin bilgisi dairinde olmayacak. Sizde idarenin bilgisi. Ittılığa idarenin bilgisi olmasıdır. Tamam mı? Orada. Yani orada bitti gitti. Biz tabii şeye göre konuşuyoruz arkadaşlar. Yazılı metin. Şimdi biz tabii hani şöyle söyleyeyim. Şimdi kanun metni neyse... Biz direkt onu kullanıyoruz aslında. Yani o ağzımıza bir şekilde hani oturmuş. Hani hep öyle konuştuğumuz için bazı tabirler. Eski tabir. Bir tane arkadaşım var. Denetçiydi bizde. Sana o yeminli oldu. Senin diyor yaş diyor 65 falan diyor. Diyorum neden öyle diyorsun? Çünkü diyor hep diyor olmayacak kelimeler kullanıyorsun diyor. Ben diyor senden daha yaşlıyım diyor. Senin kadar diyor. Öyle kelime kullanmıyorum diyor. Yaşlıyız biraz ondan oluyor. Yok onu ya zaman aşım var orada. Ya. Yok zaman aşım var orada. Ya, orada. Yani o yoklama onlar arkadaşlar. 5 yıl zaman aşım bittikten sonra hiçbir şey yapamaz arkadaşlar. Orada şey yapmayın. Hayır. Yani sorun olmaz orada. Gayrimenkul sermaye yarattı. İstisna uygulamasında önemli olan şu alttaki düzenleme arkadaşlar. Genelde aslında burası gözden kaçabiliyor. İstisna hattinin üzerinde hasat elde edenlerden. Bir, bu istisnanın uygulanması, istisna sınırlamasının uygulanmasında konut mesken kira gelirinin 21 bini geçmiş olması lazım. Tamam? 21 bini geçiyorsa bu hüküm geçerli. 21 binin altındaysa 15 bin lira kira geliri varsa hiçbir şeye bakmadan istisnadan faydalandırıyorsunuz mükellef. Tamam? İstisna hattinin üzerinde hasat elde edenlerle beyanı gerekip gerekmediğine bakılmaksızın ayrı ayrı veya birlikte ücret, menkul sermaye iradı, gayrimenkul sermaye ile diğer kazanç verilerinin gayri safi tutarı toplamı 550 bin TL'ye aşanlar. Yani burada şunu söylüyor. Bir ücret geliri var mükellefin. 1 milyon lira. İkinci işverenden alınan da 100 bin lira. Beyanname verecek mükellef.
beyanname vermeyecek. Ama o mükellef mesken kira geliri istisnasından faydalanamayacak. Çünkü 550 bini geçti. Beyan edip edilmediğine bakılmaksızın 550 bini geçiyorsa istisnadan faydalanamıyor mükellefler. Şimdi bakalım hadi. Şimdi nedir? Ticari kazanç. Altta tabii direkt yazmışız da biz. Belki öyle yapmasak daha güzel. Ne var? Ahmet 10 bin lira ticari kazanç. Zaten istisnadan faydalanır mı? Nedir? Ticari zirai meslek kazançlarını beğenlemeyle beğen edenler istisnadan faydalanamıyor değil mi? Birinci işveren 100 bin konut kirası istisnadan faydalanamıyor. Zehra Hanım var. Birinci işveren 500 bin, ikinci işveren 60 bin. Beğenen veriyor mu? Vermiyor. Değil mi? Beğenen vermiyor. Konut kirası 35 bin istisnadan faydalanacak mı? 550 bin lirayı geçiyorsa bakın ne diyordu? Ayrı ayrı ya da birlikte. Tamam mı? Beyanı gerekip gerekmediğine bakılmaksızın. Ne oldu? Toplamı 560 bin oldu. Bu da 595 bin. Ne oldu? 550 bin açtığı için bu istisnadan faydalanamaz. Tamam. Hani bu hataya çok açık arkadaşlar. Beyanname verirken özellikle hataya çok açık bir durum. Mükelleften tam böyle bir döküm almak veya şu anda hazır beyan sistemine bir bakmak aslında orada neleri var. Belki ona bir bakmakta fayda var. Efendim? Ya şimdi hazır beyannam vermiyorsunuzdur belki beyannamı veya başka bir şey vardır. Yani hani şey olarak düşünmeyin. Bazen çünkü hazır beyanda da hani olmayan veri veya şey olabilir. Oraya intikal etmeyen bir şey vardır. Yarın öbür gün karşınıza çıkar. Yani şeyi hepsini gösteriyor mu? Şeyden emin değilim. Her neyi alacak faizi veya işte değer artışların hepsini gösteriyor mu? Göstermediği mutlaka bir şeyler vardır. Mükellefe sormakta fayda var arkadaşlar bu iş. Yani. Çünkü o nereden alıyor? Bakın. O ona veri paylaşan birimlerden aldığı veriyi kullanıyor. O veri paylaşılmadıysa ortada veri yok. Tabii siz girerseniz vermeyecek tabii ya. Orada sorun yok. İşte mükellefe sormak lazım dediğim o zaten. Yani tamam. Şimdi dönüp baktık. Var mı sorun? Varsa sorun bana sorun. Aklınıza yapmayan şey var? Şimdi gel Ahmet'te ticari kazanç var ya. Ticari kazançta zaten bakın ticari kazanç zaten hiçbir şekilde öteden beri faydalanmıyor. Yani ben mesleğe başladığımdan beri faydalanmıyorlar. Yani o kadar da eski değil 20 yıl falan da yani ben mesleğe başladığımdan beri demeyeyim şimdi. Tamam. Şimdi burada neydi? Ne arıyor? 550 bin arayacak. Ama ne olacak? Haddinde, istisna haddinde elde edilen elde. Nedir? Burada da 500, 560 bin, 550 bini geçtiği için beyan etmiyoruz. Beyan edip etmediğimize bakmaksızın ama. Bakın o gelirleri beyan etmemiz gerekmiyor arkadaşlar. Beyan etmesek de bu durum bu. Cemil'de baktığımızda ne oldu? 100 bin, 80 bin. Neyi? 550 bin sınırı aşmadığı için ne oldu? İstisnadan faydalanacak. Burada 450 bin, 130 bin. Neden istisnadan faydalanıyor? Tamam. Bakın neden? Bak cümle nasıl başlıyor. Bakın bizim işimiz hep okuma diyorum ya bakın arkadaşlar. Bizim işimiz vergicilik aslında okuma iş. Bakın bu cümle nasıl başlıyor? Bakın şimdi başlayalım bakın. Şu şartların biraz önce aslında dikkat çekmeye çalıştım böyle bir söyledim. Şu şartların uygulanabilmesi için ilk şart ne biliyor musunuz? İlk şart. Hasılatın istisna haddinin üzerinde olması. İstisna haddinin üzerinde değilse hasılat, arkasındaki hükümlerin hiçbirini okumanıza gerek yok artık. Çöp oldu hepsi. Bakın, çok küçük detaydır. Zaten yaptığımız iş bu arkadaşlar. Bu sadece burada bir örnek aslında. Biz bunu hayatım o kadar çok yapıyoruz ki gün içinde. Bize böyle firmalarımızdan o kadar çok soru geliyor. Hani bazen ulan diyoruz bak, ben mesela benim şöyle bir kültürüm vardır. Her bana soru sorulduğunda hemen anında açarım aynı maddeyi, aynı kanunu neyse maddesi bir daha okurum. Neden okuyorum biliyor musunuz? Belki hani mübalağa etmeyeyim herhalde bin defa okumuşluğum vardır. Yani ana vergi türlerindeki kanunlara bakın bunu mübalağa etmiyorum arkadaşlar. Hani mübalağa ettiğimi düşünemiyorum. Mübalağa etmiyorum yani. Muharrem Bey şahit diyormuşum. Hani mübalağa etmiyorum yani bunu. Ama hala ben bin de olsa 1001. defa da okumaya devam ediyorum. 1005. de, belki 20 yıl sonra hala açıp okumaya. Çünkü neden? O güne kadar hiç görmediğim bir şeyi görebiliyorum arkadaşlar hala.
Bakın hiç görmediğimiz bir şeyi görüyor. Burada da mesela bakın çok ufak kes. Hani çok ufak örnek. Bakın ha, bir tane rakamın değişikliğini yarattığı zaten işte işimiz de ne? Detaylarla oynamak aslında yani hani. Ne oldu? Hasat 17 bin olduğu için. Şundan hiçbirine bakmam gerekmiyor. Neden? Madde çünkü istisna haddinin üzerinde hasat elde edenlerden önce onu elde edeceksin, ondan sonra devamı gelecek. Bunlar aslında, hani bunları da böyle neden üstüne basıyorum arkadaşlar veya bu tür örnekleri? Ben aslında biraz böyle bu mesleği okudukça böyle çok farklı şeyler görmeyle ilgili durumdan dolayı anlatmaya çalışıyorum. Evet. Kullanım amacı. Tabii. Kullanım amacı. Tabii arkadaşlar. Burada meskenden bak zaten bakın cümle bakın. Aslında bakın. Buna bakın. Aslında kanun koyucu buna hiç gerek görmemiş. 21. maddedeki istinada konutlar demez hiç. Bakın üstüne basıyorum. Mesken der. İkisinin arasındaki fark nedir biliyor musunuz? Konut onun hukuki tapudaki durumunu gösterir. Mesken tabiri orada oturulma durumudur, yaşanması ile ilgili durumdur. Bakın kanun koyucu aslında her kullandığı kelimeyi ayrı gerekçelerle kullanır arkadaşlar. Şimdi hani bazen bizde böyle tabii ben hani çok böyle bizim bu gelir vergisi kanunu mükemmel yazılmış bir kanundur arkadaşlar bakın. Mükemmel yazılmış. Biz yazmamışız tabii. Alman kökenli bu kanun. Adamlar olayı bitirmişler arkadaşlar. Yani şeyi yok. Hani kafada her şey oturmuş heriflerde. Oturmayan hiçbir de. Hani bizim sorunumuz ne? Bakın ben size bir şey söyleyeyim. Biz ne yapıyoruz biliyor musunuz? Okumuyoruz aslında. Bizim kötü alışkanlığımız o. Bakın ben söyleyeyim. Yani bunu yani ben neden biraz önce şey yapıyorum? Okuma alışkanlığımız, bir daha okuma, bir daha okuma, bir daha okuma dediğim aslında o. Biz okudukça, ben okudukça hala ulan diyorum ya bak burada da böyle bir şey varmış, o da böyleymiş. Şimdi kuruma dönüyorsun, kurum da aynı bakın. Kurumlar işte hani kötü yazılmış derler bizde. Bizim aklımız yetmiyor aslında ben öyle söyleyeyim. Bakın kötü yazılmış dediğimiz bizim aklımız yetmiyor öyle söyleyeyim. Kanunların kendi, bak tebliğler için söylemiyorum. Tebliğ yani yorumlama teknik hatasını çok yapıyor bakanlık. Ama kanunlar bizde, ana maddeler tabii bizim kendimize yazdığımız maddelerde teknik hatalar olabiliyor. Ama ana kurgu, adamlar öyle şey düşünmüşler ki size bazı şey örnekler şimdi veremem de. Hani ya diyorsun adam şeyi bırakmış, kanun lafzı bırakmış. Kazanç, gelir o kavramlardan oraya altı öyle bir tane kelime koymuş ki. Diyorsun ulan diyorsun ya. Ve yardımcılar bize çok gelirdi müfettiş yardımcı. Ben çok uzun yıllar büroda müfettiş yardımcılarına eğitimler verdim. Onlar gelir böyle teknik konular sorarlardı. Cevaplardık işte biz de. Şimdi şey yaparlardı onlar. Ya üstad iyi de yorumladın falan. Ya diyorum oğlum diyorum. Bırak bizim yorumlamamızı. Adam diyorum bizim burada yorumladığımızı düşünmüş. O maddeyi o kelimeyi koyarken mesken mesela biraz önceki tabir. Adam onu düşünmüş oraya meskeni yazmış. Konut yazmamış bak adam. Alttaki detay bilginin farkında mısınız aslında? Adam meskeni düşünüyor oraya. Bu tartışma hukuki durumunu değerlendirmeyelim diye yazıyoruz. Ya. O bu bizim mevzuatımız ama o şey bizim mevzuatımız o. Alman yazmış ama bakın ben söyleyeyim ya. Hani bizim ücrettir. Ücrettir. Ücrettir be. Ya hepsi ücret ama ya. Arkadaşlar zaten şöyle bir şey. Hani şimdi hani şöyle yani özüne dönüp baktığınızda şimdi bu rakama bağlanamaz bir kez bizim mevzuatımız açısından. Ben gelir vergisi yönündeyim. Şimdi ben tabii ilgili hukuku bilmem. Gelir vergisi kanunu arkadaşlar bizim için hepsi ücrettir. 60.000. maddeye tanımlanır ücretler. Bu da bir ücrettir bizim için. Hiç şeyi yok. Ha bunun genel kurulda belirlenmiş veya işte şey olması. Çünkü orada huzur hakkı ile ilgili kavrama dönüp baktığınızda neye bakmanız lazım? Huzur hakkı aslında o toplantıya katılmayla ilgili hukuki durumdan doğuyor aslında. Ama yönetme aslında sadece bir toplantıya katılma değil bana sorunuz. Yani hani oradaki
Yani işte diyorum yani kendi mevzuatı şey yapabilir ama dönüp baktığında aslında hani bana sorarsanız yönetmeyle ilgili aslında yönetip yani toplantıya katılıp şey değil. Orada çünkü bir sürü şeyi yönetiyor. Hani. Ha belki şu tanımdan gidilebilir. Yani şimdi bizim ücret tanımında aslında şöyle yani çok da böyle şey oluyor da belli bir işverene tabi ve bağlı olarak çalışma. Burada bir işveren vasfı veya bağlılık kavramı yoktur gibi bir yorumdan da gidilebilir. Ama bizim gelir vergisi kanununda hepsi ücret arkadaşlar. 61. maddede hepsi ücrettir. Bizim için hiçbir şey yok. Neyi? Hadi. Geçmez öyle bir şey yok 94. maddede. 94. maddenin birinci fıkrası. Tamam o 94. maddenin ilk giriş hükmesi. Bakın. Ha bakın o başka bir şey ama bakın. Oradan yola çıkarak bunun o mükellefiyetle ilgili bakın kimlerin tevkifat yapacağını düzenler. 94. maddenin ilk giriş cümlesidir o. Orada herkes sayılı zaten. Bakın sadece onlar değil. Siz de sayılısınız. Siz de sayılısınız. Gerçek usulle kazancı tesis eden zirai kazanç sahibi de sayılı. Bütün tüzel kişiler de sayılı. Kamu kurumları da sayılı o maddede. Oradan doğarak bir şey değerlendirmesi yapamazsınız. Bunun mahiyeti böyle olursa böyle o yorum hani zaten şeyle örtüşmüyor. Hepsi nasıl tanımlanır biliyor musun? 94. madde kimlerin teklifat yapacağını düzenler. Birinci fıkrası ne der biliyor musun? 61. maddeye göre ücret alanlar bitti. 61. maddede hepsi sayılıyor zaten. Hani oradaki o yorum oradan dolayı hatalı bir kez. Yani. Gelir he? Yok bir şey yok yani şey değil. Bizim işimizde eyvallık bir şey yok arkadaşlar. Çözülmeyecek iş yoktur. Ben vergiyle ilgili her iş çözülür. Sadece maliyeti var o kadar yani. Hani. yani sadece maliyeti var. Yoksa çözülmeyecek iş yok bizde. Ben çocuklara hep söylüyorum şunu. Bizi diyorum içeri attırmadığınız sürece sorun yok diyorum. Hepsini çözeriz diyorum. Ama diyorum biz görmedik. İçeri girdik ondan sonrası diyor. Vallahi artık Allah kerim yani çözemeyiz ondan sonrası. Yani. Sizde soru hani şey ya bu hani sizin örneğinizi ama tabii bunu düzeltmek şu anda hani düzeltmek en doğrusu. Çünkü veya yeni yılda işte doğru şekilde çevirmeniz lazım. Ama sizde zaten takılacak şu anda. Hani şimdi beyanname ve ya çok önemli. Bakın hepsinde zaten stopaj yapıyorsunuz. Bir şey değişmiyor ki. Önemli değil. Hepsini siz 61'e göre beyan ettiğiniz için öyle veya böyle beyan etmenizin önemi yok diyorum size. Ne olacak? Takdim tehir hata. Bakın şimdi 61. maddede nerede gösterdiğiniz şimdi bakın. Şimdi sizin konunuza neden önemli değil? Huzur hakkı gösterdin, normal ücret gösterdin. Ne değişiyor? Burada değişen bir şey yok ki. 61'e göre beyan etmeniz. Aynı mükellef için beyan ettiniz bitti. Sorun yok burada ya. Sizin orada hiçbir sorunuz yok. Sizin diğer örneği soruyorsunuz zannettim de orada sorun var ama. Yani evet. Götürü gider. Şimdi kira gelirlerini safi tutarın tespiti. Gerçek gider ve götürü gider yöntemi olmak üzere iki yöntemimiz var biliyorsunuz. Biraz da hızlanayım değil mi? Çok böyle. Ha? Başkanım. Ha? Evet, evet. Götürü gider, istina düşürür. Ben yoksa 8 saatte anlatırım arkadaşlar yani. Başka mevzuatlarda anlatırım yani. Götürü gider, istina düşürdükten sonra kalan tutarın %15'idir. Hakların kiraya verilmesi götürü gider uygulanmıyor. Götürü gideri bir bütün olarak seçmek gerekiyor. Bazı gayrimenkul için gerçek, bazıları için götürü gider seçemiyorsunuz. Burada en önemli konu hakların kiraya verilmesi götürü gider uygulanmıyor. Onu atlamayın. Tamam mı? Götürü gider seçen mükellefler 2 yıl geçmedikçe de bu usulden dönemiyor. Peki hani neler gerçek gider veya neler götürü gider? Bir de hangisi bizim için şu anda değer eğer baktığımızda? Kiraya verilen gayrimenkule ödenen su, asansör, aydınlatma giderleri, idare giderleri. İşin tabii geneliyle mütenasip olacak. Yani hani idare gideri olarak bir tane daire var, bir tane de yanında çalışan olmaz tabii. Yani hani burada ama 50 tane daire var, bir tane çalışan olabilir mi? Olabilir. İdare giderleri, kiraya verilen yerin sigorta giderleri, borçlanma giderleri, kredi faizi falan. Yani onları düşebiliyorsunuz. Yani gerçek gider. Aynı zamanda konut olarak kiraya verilen bir adet gayrimenkulün alış yılından itibaren 5 yıl süreyle ihtisap bedelinin %5'i. Yani yeni bir tane konut aldınız. İşte %5'ini beyanname üzerinden 5 yıl süreyle İndirim konusu yapabiliyorsunuz. Zaten hani ortalamada biz de aslında işin genel teyamülü burada bakanlık şeyi almış. Yani normalde bir konutun 20 yıl içinde kendini karşılaması lazım. O bağlamda şu anda tabii ülkede şey bozuldu bu yönde denge de. Hani anlamsız sonuçlar çıkmaya başladı.
Ama normalde 5 yıl içinde yani kira adam aldığı gayrimenkul için kiraya da verse bir vergi ödemesin yaklaşımından yola çıkıyor. Ama bu diğer kira gelirlerinden mahsup edilemez. Sadece ilgili konutun hasılatından düşülebiliyor bu. Diğer gelir unsurlarından mahsup edilemez. Vergi harç belediyeye ödenen katılım bedelleri, amortismanlar, amortisman ayırabiliyorsunuz, amortismanları düşebiliyorsunuz. Tamam? Gerçek gider olarak. Bakım onarım giderleri, kiraya verilen gayrimenkul için ödenen kira bedelleri, siz kiraladınız, başka birine kiraya verdiniz, ödediğiniz kirayı düşebiliyorsunuz. Konutları kiraya verenlerin kirayla oturdukları konutların kira bedeli. Burada ne var? Siz 5 tane 1+1 daireniz var, onları kiraya veriyorsunuz. Kendiniz de bir tane güzel bir ev tuttunuz kendinize. İşte oradan aldığınız kira 80.000 lira. Kendiniz de 40 bin lira kira ediyorsunuz. O 40 bini düşebiliyorsunuz. Sadece oradan düşebiliyorsunuz ama. Tamam. Mukale, kanun ve ilan Mayıs'ta ödenen zarar ve ziyanlar. Gerçek giderin seçilmesi durumunda istisnaya isabet eden kısmı ayrıştırıyor olmanız lazım arkadaşlar. İstisnaya isabet edeni ayrıştırıyor olmanız lazım. Yani 100 bin lira geliriniz var, hasatınız var. 21 bin lirası istisnadan faydalanacak. Gerçek gideriniz de 50 bin lira diyelim. Ne yapacaksınız? %21'ini gerçek giderin, yani nedir işte 10.500 lirasını gider olarak yazamayacaksınız. Tamam. 50.000'in yani geliri 80.000'den 79'a indirdiğiniz için gideri de diyor 50'den diyor 10.500 liraya düş 39.500 liraya indir diyor. Tamam. Orada da yani şöyle bir indirecek gider, toplam gider. Zaten slide'ı attım, slide'ı da paylaşabilirsiniz. Yani başkanım yani şey değil, zaten hani şey değil paylaşıyoruz. Nedir? Gerçek gider, götürü gider mesela. İkisinin arasındaki farka bir bakalım. Ne sonuç doğru aslında? Hani bazen çünkü hani bir oturup böyle bir baktığınızda öbür taraf çok büyük avantaj doğurmuş olabiliyor arkadaşlar. Hani onu atlamamak lazım. Götürü gider eskiden %25 iken sorun yoktu. Genelde orası avantaj sağlar ama şu %15'e düşürdükten sonra o avantaj kalmadı. Gerçek giderle kira 2022 yılında kredi olarak 5 milyon TL satın aldığımız iş yerinden 2023 yılında 500 bin TL kira geliri elde ettik. 100 bin TL stopaj yapılmış. Kredi faizimiz 50 bin. Gerçek gideri seçersek şey yok biz başlıklar karışmış ya orada kusura bakmayın. Götürü gideri seçersek 500 bin %15 75 bin lira vergiye tabi matra 425 bin hesaplanan gelir vergisi 105 bin 150 teklif edilen vergi 100 bin 5 bin 150 lira vergi ödüyoruz. Şeye döndüğümüzde gerçeğe döndüğümüzde nedir? 50 bin tane faiz giderimiz vardı. Nedir? 5 milyondan da %2'den amortisman ayırdık. Ne oldu? 100 bin lira da amortisman giderimiz geldi. Kira tutarı 500 bin, 150 bin lira. Gerçek giderden gider yazıyoruz. Vergiye tabi matrağı 350 bin. Hesaplanan gelir vergisi 80 bin 500. Teklif edilen vergi 100 bin. İade alınan stopaj 19 bin 500 lira oldu. Stopajı iade alacağız. Değil mi? Yani baktığınızda hani gerçek gider, götürü gider. Hani 24 bin mi? 19.500. Ha tabii 5 de oradan. Doğru. Yani %20'sini biz alırsak beğenmeye hazırlarken güzel olur. Değil mi? Haydi bakalım. Şimdi menkul sermaye hatlarında tabii ne var şu anda hayatımızda arkadaşlar? Vergilendirilmesinde. Hem menkul sermaye hatlarında hem diğer kazanç ve hatlarda hisse senedi alım satımıdır, tahvil alım satımıdır veya buna benzer iktisadi kıymetlerde 1-1-2006 tarihinden sonra hayatımıza geçiş 67. madde girdi. Geçiş 67. madde bir sürü unsurdan tevkifat yapıyor. Ve tevkifat yaptığı unsurların hiçbirini biz beyannameye dahil etmiyoruz. Öyle bir kolaylık sağlıyor. Onun için önce böyle madde nelerden tevkifat yapıyor? Kısaca onu gösterdim. Biraz sonra menkul sermaye hatlarına beyan durumuna geçeceğim. Hisse senedi alım satım kazançları, devlet tahvil hazine bonosu faiz geliri ve alım satım kazançları, özel sektör tahvil bonoları faiz geliri alım satım kazançları, mevduat faizleri, özel finans kurumları gelirleri, vadeli işlem opsiyon sözleşmeleri elde edilen gelirler, menkul kıymet ve nakdi işlem opsiyon piyasasında işlem gören diğer menkul kıymet gelirleri, hazine ve diğer kamu düzenlerine çıkarılan menkul kıymet faiz gelirleri ve alım satım kazançları için geçiş 67'ye göre tevkifat yapılıyor arkadaşlar. Geçiş 67'ye göre tevkifat varsa zaten o gelirler için yıllık beyanname verilmiyor. Tutarına bakılmaksızın arkadaşlar. Bunlardan tevkifat yapılmıyor. Hazine tarafından yurt dışına, Eurobond'lardan tevkifat yapılmıyor. Onun için Eurobond'ların beyanı çok önemli arkadaşlar.
mükelleflerinizde Eurobond'lar varsa mutlaka bunu bir sormanıza fayda var. Bakanlık da bu konuda şu anda inceleme yapmaya başladı arkadaşlar. Bilginiz olsun. Tamam. Şu anda bunlarla ilgili inceleme yapıyor bakanlık. Yani mükelleflerinizin eğer böyle gelirleri varsa incelemeye takılma, eğer belli orada belli hatta bakmıştır onlar da. Belli hattı geçiyorsa incelemeye takılabilir misiniz? Takılabilirsiniz. Hisse senedi kar paylarından yapılmıyor. Zaten ondan %10 stopaj yapılıyor biliyorsunuz. Kar dağıtım stopajı yapılıyor. Tam mükellef kurumlara ait olan İstanbul Menkulmetler Borsası'nda işlem gören ve bir yıldan fazla süreyle elde tutulan hisse senedi elden çıkarılırsa elde edilen gelirlerde yapılmıyor. Bir de sürekli olarak portföyünün %51'i İstanbul Menkulmetler Borsası'nda işlem gören hisse senetlerinden oluşan yatırım fonlarının bir yıldan fazla süreyle elde tutulmasına elde edilen kazançlar için de gene tevkifat yapılmıyor. Şimdi biz asıl zaten hani bir sürü yere şimdi sirayet edecek küçük küçük göreceksiniz. Ama bizim hayatımızı kolaylaştırıyor. Yani şu anda sermaye piyasasında araçları olarak hayat bulan unsurların çoğunda tevkifat yapıldığı için bizim beyan yükümlülüğümüz yok. Bunlardan sadece Eurobond'lar için karşımıza çıkan bir vergilendirme sistematiği var. Şimdi nedir? Bizim için kar payları, menkul sermaye hayatlarının beyanı yani tam mükellef kurumlardan işte 75. maddenin 1-2-3 fıkrasında tanımlanıyor bunlar. İşte nedir? Hisse senetleri kar payları, limited şirket ortaklık kar payları, bir de yönetim kurulu üyelerine verilen kar payları var. Yani bu yönetim kurulu huzur hakkı olarak değil de kar payı öderek, karın belli yüzdesini veriyorlarsa onlara, onlar da kar payı olarak. Bunlar da %10 stopaj yapılıyor. Genelde bu stopaj oranında kafalar karışık biraz. Onu görüyorum arkadaşlar. Kar dağıtım stopajları ne kadar oldu? Herhalde 2021 sonuydu. 2021 sonundan beri kar dağıtım stopajın oranımız %10 arkadaşlar. %10. Hani aklınıza bulunsun. Genelde %15 gibi hep böyle hafızalarda kalmış durumda. Bazen yanlış uygulamalar. Geçen bir yerde sorular. Deniz Ticaret Odası'ndan birisine stopajla ilgili bilgi yanlıştı mesela. Boş boşuna vergi ödüyorlarmış. Bayağı böyle deli gibi şeyler. Hani çok böyle oluyor bu tür hata. Çünkü öğretide bilgiler kalıyor. Herkes de o mükellef, yani mükellefler de onu uygulamaya devam ediyor. %10 şu anda stopaj oranımız. Ne oldu? Kar payının yarısı istisna, geriye kalan yarısı mesela nedir? Örnek olarak şöyle verelim. 500 bin lira bir kar payı aldık. Bize dağıtılırken kar payı ne yapıyor? %10 stopaj yapıldı. Bizim elimize 450 bin lira geçti. Bizim bunu beyan edip etmemize karar verirken ne yapıyoruz? 500 bin lira brüt tutarının yarısı 250 bin lira. 150 bin liralık bizim beyan sınırını geçiyorsa 250 binin tamamını beyan ediyoruz. 250 bin lira üzerinden hesaplanan vergiden bizden kesilen 50 bin lira vergiyi tamamını mahsup edebiliyoruz. Tamam mı arkadaşlar? Çıkabiliyor. Örnek yaptım bir tane zaten ama bazen de çıkmayabiliyor. Mesela 500 bin için. Hani bu son güncel şeylere göre 500 bin için nedir? Kar payı elde etmiş olup bu kar payı 50 bin TL stopaj kesilip 450 bin TL ödenmiştir. Yarısı gelir vergisi istisna. Hesaplanan vergi 53.500 lira. Bu normal yeni tarifeye göre, 2023 tarifesine göre hesaplanan vergi bu. Mahsup edecek tutar 50 bin lira, 3.500 lira ödenecek vergi çıkıyor. Efendim? 450'lerde falan çıkmayabilir. Belki başa baş noktası 450-460'larda çıkmayabilir. O civarlarda falan. Bir de ne geldi? Yani hayatımıza yeni gelen bu son 7491 miydi? Onunla beraber girdi hayatımıza. Ne geldi? Yurt dışındaki şirketlere ortaksak ve ortaklık payımız %50'den fazlaysa arkadaşlar o kazançların yarısı istisna, geriye kalan tutarı da istisna yaşayan kısmında tamamını beyan etmek zorundasınız. Yani hayır. Onlar da varsa tabii onlarla beraber geçince de tabii olacak tabii. O zaman tabii beyan etmek zorundasınız. Geleceğim onlara şimdi. Bir toplarlı olursa orada biraz daha örnekler var. Onlar da yani özü şu arkadaşlar aslında o. Vergiye tabi gelir toplamı 150 bini geçerse tevkifata tabi menkul sermaye hayratları ve gayrimenkul sermaye hayratlarında tamamını beyan etmek zorunda kalıyorsunuz. Bir müessese daha yurt dışından kar payı elde etme. Bunu yeni getirdiler. Burada aradıkları ne? Beyannamenin verilmesi gereken tarihe kadar yurt dışından elde edilen kar payının Türkiye'ye getirilmesi gerekiyor. Bu yeni bir düzenleme. Yarısı istisna burada. Hani biraz teşvik etmeye çalışıyorlar sıcak paranın gelişini.
Evet. Devlet tahvili hazine bonosu, TL cinsinden elde edilen faiz gelirleri. Burada da gene şeyimiz var. Gene hayatımızı kolaylaştıran geçiş 67 var. 1-1-2 burada devlet tahvili hazine bonolarında önemli olan konu ihraç tarihinin ne olduğuna bir bakın gene de hani. Aslında iki durumda da bir şey değişmiyor. 1-1-2006 tarihinden önce ise devlet tahvili hazine bonu TL cinsinden bu. Bunlar şu anda bizim burada bir indirim oranı diye bir müessesemiz var. Hani uygulanan hala 2006 yılında mevzuatta var olan ve hala günümüze kadar devam eden bir indirim oranı müessesesi var. İndirim oranı 2023 yılında da birden büyük çıktığı için 2023 yılında da 1-1-2006 tarihinden önce ihraç olmuş tahvillerden elde ettiğiniz faiz gelirini beyan etmiyorsunuz. Sorun yok. 1-1-2006 tarihinden sonra ihraç olanları da gene beyan etmiyorsunuz. Ama her yıl bu indirim oranı değişiyor. 2-3 yıldır beyan etmiyorsunuz ama arada bazen aşağı düşüyor ama şu anda çok aşağıda düşmez. Hani enflasyonun bu etkisi altında zor aşağı düşmesi. Eurobond faiz gelirlerinde durumumuz ne? Bu konu önemli arkadaşlar. İncelemede çok bakanlık yani şu ara üstüne basıyor. Eurobondlardan 4749 sayılı kanuna göre kurulan varlık kiralama şirketleri tarafından yurt dışına ihraç edilen menkul kıymetlerden elde edilen menkul sermaye hatlarından 94. maddenin 7. fıkrasına göre %0 tevkifat yapılmaktadır. Bunlardan tevkifat yapılıyor arkadaşlar. Bakın bizim mevzuatımızda tevkifat %0 bile olsa tevkifat yapıyor diye kabul ediyoruz. Tamam mı? Onu söyleyeyim. Önemli bir parametre. Çünkü neden? Tevkifat yapıldığını kabul ettiğimiz için beyanına yön veriyoruz. Gelir 150 binin altında olursa beyan etmiyoruz. 150 bin aşarsa beyan ediyoruz. Sıfır da olsa tevkifat. Çünkü orada nedir? Bakanlık şöyle bir karar almış. Ben demiş burada belli hatta kadar vergi almayayım. Beyan da etmesi çok önemli değil. Sıfır olması bir tevkifat oranının bizim tevkifat yapmadığımız anlamına gelmiyor. Tamam mı? Bu önemli bir detay. Tevkifata tabi. Devlet ne demiş? Ben bundan demiş böyle bir gelir elde etmeyeceğim demiş. İrade kimde? Onda zaten. Aa o. Değil mi? Evet. Nedir? Burada tevkifat. Tevkifi olarak vergiden bu menkul iratlar için 150 bin TL'yi geçerse beyanname vermek zorunda mıyız? Beyanname vermek. Altında kalırsa beyanname vermeyeceğiz. Mevduat faizlerinde veya işte repo kazançlarında veya faizsiz bankacılık olarak uygulanan diğer sistemlerin hepsinden elde ettiğimiz gelirlerde arkadaşlar geçiş 67. maddeye göre tevkifat yapılmaktadır. Bunlar için tutarı ne olursa olsun istiyorsanız 25 milyon olsun faiz geliri bunlar için beyanname vermek zorunda değiliz. Nihai vergilendirmeye dönüyor tevkif yoluyla kesilen vergi. Tamam. Ya tabii hani şu anda ama bir ön bir vergilendirme yapıyor tevkifat yoluyla yani hani işte. 25 milyon tabii yani tabii deli ver tabii. Yani %10'la burada vergilendirme yapıyor. Her nevi alacak faizleri tam mükellef tarafından elde edilen alacak faizleri yani bir yerden işte faiz elde ettiniz. Mesela buna örnek şöyle bir örnek vereyim. Personeli işten çıkardınız. Sonra işe yani nedir? Dava açtı. İşe başlatmama tazminatına hükmetti mahkeme. İşe başlatma tazminatına ilişkin işte 6 ücret ödediniz. Bir de dedi 4 aylıkta ücretini ödeyeceksin dedi. 4 aylık ücreti öderken bir de dedi 4 aylık ücret içinde dedi 20 bin lira da faiz ödeyeceksin dedi. Şimdi 8 ücret ödüyoruz. 6 ücret ödüyoruz. Hadi diyelim ücretler 40'ar bin liradan 240 bin lira. 4 tane de ücret ödedik. 160 bin lira da o. 400. Bir de 20 bin lira faiz. 420. Stopaj matrağı 20 bin lira stopaj matrağı değildir. O faizdir arkadaşlar. Alacak faizdir. Onu mükellef bu maddeye göre kendisi beyan etmek. Ücretli bu maddeye göre kendisi beyan etmek zorunda. Buralarda da böyle bazen onu ücret olarak dikkate almayla ilgili kafa karışıkları oluyor. O bir ücret değildir arkadaşlar. O ücretin zamanında ödenmesi nedeniyle her nevi alacak faizdir. Ona ücret olarak stopaja tabi tutmazsınız. Tamam. Yurt dışından elde edilen menkul sermaye hatlarında ne var? Tam mükellef gerçek için yurt dışından elde edilen menkul sermaye hatlarının tamamını 8400 liraya geçiyorsa beyan ediyor. 8400 liraya geçmiyorsa beyan etmiyor. Değer açık kazançlarında neyimiz var? Burada çok hani şey yapmayacağım.
1-1-2006 tarihinden sonra ihraç veya iktisap olan mevkumet diğer sermaye piyasası kazançları araçlarının elden çıkarılması ne vardı? Biraz önce söyledik. Menkumet ve diğer sermaye piyasası araçlarının elden çıkarılmasında geç 67'ye göre tekifat yapılıyor. Geç 67'ye göre tekifat yapıldığı için bu gelirler beyan edilmiyor arkadaşlar. Bunda şeyimiz yok. Burada sadece bu yatırım tahvillerin alım satımında her halükarda bir tekifat yapılıyor. Eğer sizden yapılan tekifat elde ettiğiniz tahvilin bir kısmını karlı sattınız, oradan tekifat yapıldı. Sonra zararına sattınız. Oradan tekifat yapılamadı ama en son dönüp baktığınızda zararla kapattıysanız o kanunda geç 67. maddenin 11. maddesinde özel bir beyanname var. İsterseniz o beyanname verebilir. O bizim gelir vergisi beyannamesi aynı beyanname değil ama. Ayrı bir beyanname arkadaşlar. Tamam. Ben de bir defa denk geldim aslında. Hani öyle söyleyeyim. Müşterinin birinde denk geldim. Şimdi burada şeyden bahsedeceğim biraz. Hani şirket hisselerinin satışı konusunda biraz ondan bahsedelim. Yani hani değer açık kazancında hepsini almadım da özellikli konuları aldım biraz da. Halka açık olmayan, halka açıklarını satan hisselerin satışında tekifat var, beyan yok. Halka açık olmayan hisselerin satışında, anonim şirketlerin ortaklık paylarında. Bakın burada anonim şirketlerde genelde yapılan hata şeylerden birisi şu. Anonim şirketlerde mutlaka arkadaşlar hisse senetlerini bastırmanızda fayda var şirketlerinizde. Anonim şirketlerde hisse senetlerini bastırmanıza, hisse senedi basımı bir prosedüre tabi değil arkadaşlar. Tamam mı? Belli. Sadece prosedüre tabi dedim yani hani özel bir matbaada falan basılması ilgili bir prosedür. Önemli olan ne? Bir yönetim kurulu kararı alacaksınız ve basım işlemi yapacaksınız. Bir tane matbaada herhangi bir yerde bastırabilirsiniz. A4'e bile basabilirsiniz de onu ispat etmen zor olduğu için. Hani siz kendiniz ofisinizde bile basabilirsiniz. Bir prosedürü yok çünkü hisse senedi. Sadece yönetim kurulu kararı yönetim kurulu kararı almanız lazım. Bir de orada hangi küpürlerle. Bu neden önemli? Bu neden önemli? Bizim kanunumuzda şirketlerin ivassız olarak iktisap edilenler, yani şimdi şey çok girmeyeceğim de şöyle diyeyim. Anonim şirketlerde hisse senetleri basılıysa basım tarihinden sonra 2 yıl geçtikten sonra o hisseleri kaç paraya satarsanız satın verginin konusuna girmiyor arkadaşlar. O yönüyle anonim şirketlerde işletme sahipleri gelecekte şirketi satmaya meyillilerse, bu tür kararlar ortaya çıkabilecekse, zaten öyle kararlar varsa orada da şunu da yapın. Limited şirketse de anonim şirkete çevirin. Patronların eğer öyle vizyonları olabilecek adamlarsa orta vadede veya iş öyle bir büyümüştür ki yarın öbür gün yurt dışından bir ortak gelebilir şirkete. O tür yapılarda mutlaka şirkete limitetse anonim şirkete çevirin ve hisseleri basın hemen. Veya anonim şirket olarak kuruluysa da anonim şirketin hisselerini hemen basın. Çünkü neden? Şirket sermaye o 20 milyon, yurt dışından bir tane yabancı geliyor. Tamam kardeşim diyor, biz diyor sizin şirkete 20 milyon dolar ödeyeceğiz diyor. Ne oldu? 580 milyon üzerinden %40'a kadar vergi dersek topumuza sıkarlar herhalde kapıdan çıkışta. Değil mi? Toplantı sonrasında. Daha doğrusu ondan sonra kıvranıyoruz. Ne yaparız? Nasıl çözeriz? Orayı nasıl çözeriz? Burayı nasıl çözeriz? Ama tabii bizim danışmanlık işinin aslında ana müşavirlik boyutunda, ana boyutu ne aslında arkadaşlar? Önleyici tedbirler alma. Önleyici tedbir de işte bu bir önleyici tedbirdir. Değil mi? Ne oldu? 580 milyon adam 600 milyon parayı alır. Hiç vergi ödemez. Akşam evde yatarken o mutlu olur. Biz de ne hata yaptık diye dövünür dururuz falan diyormuşum. Değil mi? Hani tabii bu yaptığımızın aslında ne olduğunu ortaya koyarsanız yani nedir? Sonuçta bunlar daha sonradan size de artı olarak dönüyor mu? Dönüyor yani hepimiz sonuçta işimizi yapıyoruz. Önemli bir detay mı? Önemli bir detay. Eskiden bakanlık limited şirketlerde şeyi kabul ediyordu. Anonim şirkete dönüştürüp hemen hisseleri bastığınızda limited şirket paylarının iktisap tarihini anonim şirketlerin hisselerin payı gibi kabul edebiliyordu. Ama artık kabul etmiyor. Tamam. 2 yıl beklemek gerekiyor. Tamam. Bu konu önemli. Hani önem arz ediyor. Yani mümkün olduk abi. Ben firmalarımda hisse senetlerini hep bastırıyorum. Hani öyle bir durum var. Yaptırırsanız iyi olur. Satışta çünkü vergi olmuyor. Orası önemli. Tamam. Burayla ilgili söyleyeceğim başka bir şey. Bir de şöyle bir uyarı yapayım. Nama yazılı paylarda il muhaber basmayın arkadaşlar.
nama yazılı paylarda İl Muhaber basmayın, gene hisse senedi basın. Çünkü Türk Ticaret Kanunu nama yazılı paylarda İl Muhaber basımına izin vermiyor aslında. Çok yanlış orada bir uygulama var. Genelde İl Muhaber basıyorlar. Ama Türk Ticaret Kanunu sadece hamiline yazılı paylarda sermaye ödendiyse İl Muhaber basımına izin veriyor. O da artı bir off the record bilgi olarak paylaşayım size. Tamam. Bu konuyu şu ana kadar çok böyle, hani bu konu hatırlarsınız belki derslerde de söylüyorum. Bu konu son dönem böyle artık daha fazla yazılmaya başlandı. Gözden kaçıyordu hep. Hani daha gündeme gelmeye başladı. İncelemelerde de karşıya çıkma olasılıkları yüksek. Onun için gene orada bir uyarı da yapayım. Eurobond satışında alım satım değer artış kazancı 1-1-2006 öncesi ihraç olunan Eurobond'larda endeksleme yapabiliyoruz. Hani bu bizim UEFA'ya göre endeksleme yapıyor. Değer artış kazancından bahsediyorum burada. Ona göre endeksleme yapabiliyoruz. Kalan tutarın 129 bin TL'si istisna. 1-1-2006 sonrası ihraç olunanlara da %10'luk sınırı geçse de endeksleme var. İstisna yok. Tamamını beyan etmek zorundayız arkadaşlar Eurobond satışında. Gayrimenkul satışında geri vergi kanunu mükemmel 86 numaralı bendinde bir rivaz karşılığı iktisap edilen arazi, bina, maden suları gibi unsurlar, işte tuzlalar, volüm halleri, dalyanlar, gayrimenkul olarak tescil edilen haklar, gemi ve gemi paylarıyla bir umum motorlu tahmil taliye vasıtasının 5 yıl içinde elden çıkan sonra doğan kazançlar değer artış kazancı olarak verdi. 5 yılı geçerse ne yapıyoruz? Şeyimiz yok. Değer artış kazancıdan bahsetmiyoruz. Verginin konusuna girmiyor. Voli mahalleleri kişiler tarafından balık üretmek için çevrilen alanlar. Dalyanlar doğal şartlarla oluşmuş balık üretim alanları. Yani işte ikisinin bir voli mahallelerini şeyler, kişi kendisi oluşturuyor. Dalyanı ya onlar tabii çoğu şirket olarak yürütüyor başkanım. Hani o burada hani şeye bakmak lazım. Şahıs olarak olanlarda şey. Hani onların zaten işletmeleri de bilmiyorum şahsa veriyorlar mı? Şahsa da vermiyor olabilirler onların işletmeleri şu an. Hani bu gene ama nedir? Bir alanı çevirip yapabilirsiniz. Hani bilmiyorum hukuki olarak şu anki statüsünü çok da bilmiyorum. Hani şeyler için, balık çiftliği için şey yapamadım yani. Tabii. Yani. Yok, dalyan zaten doğal şartlarla oluşuyor aslında. Sen gene hani orada gene kendini çeviriyorsun. Hani ama dalyan doğal şartlarla oluşan bir alan aslında. Tabii yani. Ya, tabii yani. Gayrimenkule elden çıkan doğan kazancın tespitinde maliyet bedeli endeksleme yapılabiliyor. Ne yapıyoruz endekslemede? Alıştan bir önceki ay, satıştan bir önceki ayın endeksleriyle, YÜF katsayılarıyla endeksleyerek, maliyet bedelini endeksleyerek getirebiliyoruz. 55 bin TL'lik istisna var. Burada en önemli konulardan birisi arkadaşlar. Bakın bu konu çok gözden kaçabiliyor. Gayrimenkuller aynı sermaye olarak konulması da arkadaşlar. Bakın şimdi bazen şu oluyor. Siz gayrimenkul var şahısın. İşte aynı sermaye olarak koyulalım diyorsunuz şirkete. Şirketin öz kaynak ihtiyacı var. Öz kaynak ihtiyacı nedeniyle aynı sermaye olarak koy. Ama o koyduğunuz gayrimenkul 5 yıldan önce iktisapları 5 yıldan önce değilse 5 yıllık süre içinde mesela almışsınız gayrimenkulü 2 milyona. Mahkemeye değerletmeniz gerekiyor. Aynı sermaye olarak koyacağınız gayrimenkulü 10 milyona sermaye olarak koyacaksınız. Bir anda işte endeksleme yaptınız. Endekse de 6 milyona geldi. 4 milyon üzerinden vergiyle karşı karşıya kalabilirsiniz. Aynı sermaye olarak konulması da bir satış işlemi gibi değerlendiriyor bizim mevzuatımız arkadaşlar. Tamam? Önemli bir detaydır. Bazen arkadaşlar küçük hatalar çok büyük vergisel, bunlar bir de büyük vergisel sonuçlar. Çünkü siz aynı sermaye olarak koyuyorsunuz gayrimenkulü. Almışsınız belki 3 milyona, mahkeme bir değerletiyorsun. Mahkeme diyor 30 milyon gayrimenkulü. 30 milyon aynı sermaye koyuyorsunuz. 27 milyon, hadi endekslendi falan filan 15'ini yedi. Bir bakıyorsunuz 13 milyon üzerinden vergi çıktı %40. Hani sorunlu konular da 5 yıl geçmediyse tabii. Evet tabii ama o bedel, onlarınki başka bir şey ama. Onlar bedel üzerinden şey yapıyorlar yani hani o piyasa gözetimi genel müdürlüğü yapıyor. Arka planda o gayrimenkul elden çıktığındaki satış rakamı sitedeki rakamla
Ya onu Maliye Bakanlığı her zaman için tespit edebilir zaten aslında. Bakma yani hani. Yani her zaman yapabilir de ama irade inceleme yapmaya yönelik olmadığı için yani. Hani irade o yönde değil aslında özüne. Yoksa çok konuda yani neler bulurum ben size yani. Hani kamulaştırma takası mesela sizin iradeniz dışında 3 yıl içinde geldi kamu kurumu kamulaştırdı. Orada da oda satış gene değer artış kazancı. Elden çıkarmalar kabul edin. Gerekli şartlar oluşmuyorsa değer artış kazancı beyan edilmeli. Beyan edilmelidir. Gerekli şartlar oluşmuyor. Ha tabii aşabilir miyiz? Değil mi? Ne yaparız? İvazsız intikal yaparız. He? Oradan satarsak vergi yok. Tabii bu konuştuklarımız bu madde neyle başlıyor? Bir ivaz karşılığında iktisap edilen. İvazsızlarda hiçbir süre yok arkadaşlar. İvazsızlarda hiçbir süre yok. Nedir mesela? Babanızdan size miras kaldı. Veya baktığınız gayrimenkulü satacağınız deli gibi vergi çıkıyor. Değil mi? Ne yaparsınız? Eşe veya çocuğa bağışlarsınız. He? O satar. Efendim? Orada vergi var. Bakın. Veras intikal vergisi var ama. Burada %40'a kadar vergi var. Orada veras intikal vergisinin yarısı uygulanıyor bir de. Yani. Bak ne diyorum işte. Hani bakın. İş nasıl bakma değil işte bakın. Hep böyle aynı öğretideki şeyler değil. Aslında taşları değiştirdiğinizde oyunun kuralları değişiyor değil mi? He? 5 yılı sürekli hesaplanması iktisap tarihi önem arz ediyor. Bunu hemen şöyle hızlıca geçeceğim üstünden. İktisap tarihi tespitine ilişkin hususlar 76 nolu CQ'lerde düzenlenmiş. İktisap tarihi gayrimenkul tapuya tescillerde tarih esas alınacak. Konut yapı kooperatifi, toplu konut idaresi, diğer kişiler veya ihale ve icra yoluyla gayrimenkul fiilen kullanıma hazır şekilde teslim alınıp atlarına tapuda tescil yapılmamışlar. Söz konusu gayrimenkul fiilen kullandıkları tahsis belgesi, teslim tutanakları, su, elektrik, doğalgaz faturaları, benzeri belgeler tevsik etmelerle değer artış kazancı tespitinde fiilen kullanıma başladıkları tarih, iktisap tarihi. Yani siz gayrimenkulü vermişler size, kooperatif tahsisi yapmış, tapu devri 2 yıl sonra olmuş. Siz tahsis yapıldığı tarihte artık 5 yıllık süre başlıyor. Tamam. Fiilen kullanım veya işte tahsis tutanakları falan. Arazi vasfında iktisap edilen gayrimenkullerin belediyelerce ifras taksim işlemlerine tabi tutularak satılması halinde iktisap tarihi olarak arazinin iktisap ettiği tarih değil, belediyenin ifraz işlemi sonucu arsa vasfını kazanarak cins tahsisi yapıldığı tarih esas alınması gerekir. Orada bana sorarsanız şeyle beraber değişiyor. Tapu her ne kadar şey olsa da ilk başta bir daha yeni bir tapu çıktığı için yeni iktisap olarak değerlendirilmesi lazım. Mülk, yani tapudaki yani size yeniden şimdi yıktınız arazi vasfına dönüyor aslında artık orada. Cins değişikliği oldu. Yani orada. Daha sonra konuta döndü. Orada bakanlığın yorumu şey olur. Yine bu cins tahsisine sokarlar onu. Başka türlü yorumlamazlar yani. O satışlara dikkat edin yani hani orada sorun olur. Yani. Arsa olarak iktisap edilen gayrimenkul üzerine bina inşa edilmesi, söz konusu gayrimenkulün kat karşılığı verilmesi sonucu alınan gayrimenkul tapuya tescili cins tahsisi sayılarak tapuya tescil tarihi iktisap tarihi olarak kabul edilmesi gerekiyor. Yani bakanlığın oradaki yaklaşımı cinste bir değişiklik varsa diyor, ben diyor onu diyor artık diyor tamamen diyor yeni bir iktisap olarak kabul ederim diyor. Yanlış görüş bakın arkadaşlar, buraya hiçbir yönünde katılmıyorum. Ama bu sirküler hayatımızın içinde yani şu anda. Ve bu sirküleri size uygulayacaklar yani. Bu bir sirküler düzenlemesi çünkü yani şeyden hani sirkülerin tamamı değil de ben özetledim yani hani önemli olan yerler. Yani bak hani böyle işleriniz olsa mutlaka bu sirkülere bakın zaten. 76 nolu sirkülere bakmanızda fayda var yani hani böyle bir işleminiz olduğunda. Gayrimenkullerin ivazsız şekilde iktisap edilmesi değer artış kazançlısının konusuna girmemektedir. Bu çerçevede ivazsız olarak iktisap edilen gayrimenkulün üzerine sahibi tarafından inşa edilen kat karşılığı olarak alınan gayrimenkulün daha sonra elden çıkması elde edilen gelir değer artış kazancı kapsamında değerlendirilmeyecektir. Bu da başka bir şey aslında. Burada da ama bakanlık gene bu özel bu sirküler olduğu halde bunu da yani yanlış değerlendirdiği bir durum var. Onu da hemen şöyle kısaca bahsedeyim. Siz ne yapıyorsunuz? Babanızdan miras kalan bir arsa var. Kat karşılığı verdiniz. 20 tane daire aldınız. Ne diyor? Kanun değer açık kazancı saymayacağım diyor. Ama siz o dairelerin 5 tane sattınız bu yıl. O zaman diyor ben size ticari kazançtan vergilendiririm diyor. Yani
Aslında bu servet unsurunun satışından başka bir şey değildir bana sorarsanız. Burada vergilendirme yapılmaması lazım. Ama diyor sen diyor 5 tane sattıysan ben diyor bunu ticari kazanç. Ya ben sattım hepsini yurt dışına gidiyorum ya. Pavyonda yiyeceğim parayı. Sen mi karışacaksın benim servetimi nasıl değerlendirdim? İllem ticari kazanç olarak değerlendirilebilir mi yani bu şey? Yani, tamamını sattım. Gidiyorum ülkeden ya. Bay bay diyorum herkese ben. Hani ticari kazanç. Sattığı yıl ticari kazanç olarak kabul edilir. Ha arsa paylıysa orada daha size kesilen bir fatura olmadığı için. Yok orada şey olmaz. Orada artık orada gelir mahiyet ve miktar itibariyle kesinleşmediği için bir gelirden bahsedemezsiniz. Tamamını bir kişiye sattık. O zaman sorun yok. Ticari kazanç yok o zaman. Tabii bir işlem sayılıyor. Arizi kazançlarda ne var? İşte serbest meslek işinin arizi olarak yapılması, arizi olarak ticari muamelere aracılık edilmesi gibi durumlarda yani nedir? Burada bir istinamız var. Kaç para? 129 bin lira 2023 yılı için. 129 bin lira istinaya geçen arizi kazançların tamamının beyan edilmesi gerekiyor mu? Beyan edilmesi gerekiyor. Ya ben şöyle hızlıca şeylere de bakalım. Hayır, bu sadece arizi kazanç istinası. Arizi kazancın istinası. Tam bir kere beyanname dahil edecek gelir unsurları, gerçek usulü vergiden ticari kazançlar mutlaka beyanname, zirai kazançlar mutlaka, serbest meslek kazançları mutlaka beyanname intikal ettiriliyor. Tekif suretiyle vergilendirilmemiş ücretler beyanname intikal ediyor. Birden fazla işverenden alınan, birden sonraki işverenden alınanın 150 bin lira geçmesi. Bu toplu halde bir görürsünüz diye yaptım burada. Aşan tekif suretiyle verilen ücretler birden fazla işverenden alınıp 1 milyon 900 bin TL'yi aşan, tek işverenden alınıp 1 milyon 900 bin aşanlar, tevkif suretiyle vergilen toplamı 150 bin TL aşan gayrimenkul ve menkul sermaye iratları, tevkifat ve istisna uygulamasına konu olmayan 8.400 TL aşan gayrimenkul ve menkul sermaye iratları, diğer kazanç ve iratlarda 1-1-2006 tarihinden önce ihraç ve iktisap olunan menkul kıymetlerden elden çıkarmasına değer atış kazançlarında 58 bin istisna tutarı aşan değer kazanç ve iratlar, banka aracı kurumlar aracılık hizmetinin faydalanılmadan 1-1-2006 tarihinden sonra ihraç edilen iktisap olunan menkul kıymet ve diğer sermaye piyasası elden çıkarılmasından elde edilen değer atış kazançları, 1-1-2006 tarihinden sonra ihraç olunan Eurobondların varlık kiralama şirketlerinin yurt dışına ihraç olunan menkul kıymetlerin elden çıkarılmasından elde edilen değer atış kazançları, yani Eurobondlar ve varlıklarla ilgili bu, menkul kıymet ve diğer sermaye piyasa araçlarının elden çıkarılmasından elde edilen değer hariç, değer atış kazançları 55 bin, arizi kazançlarında 129 bin lira istisna sınırını aşanlar. Yani menkul kıymet ve diğer sermaye piyasa haricindeki bütün değer açık kazançları ve arzı kazançlardan bahsediyoruz. Beyannameye dahil edilmeyecekler, gerçek usulle vergilenen zirai kazançlar, geçiş 67. maddeye göre tevkifata tabi tutulmuş mevduat faizleri, özel finans kurumlarınca veya işte yani bu faizsiz bankacılık diyeyim, onlarca verilen faizler, repo kazançları, 1-1-2006 tarihinden sonra ihraç veya iktisap edilmiş olan diğer sermaye piyasası elden çıkarmasına elde edilen geçiş 67. maddesine tabi tutan değer atış kazançları, gene 1-1-2006 tarihinden sonra iktisap olunan tam mülkiyet kurumlara ait İstanbul Memur Kıymetler Borsası işlem gören ve bir yıldan fazla süreyle elde tutan hisse senetlerinin elden çıkarmasına elde edilen kazançlar, 7-10-2021 tarihinden itibaren düzenlenen şahıs sigorta poliçeleri, yani şahıs sigorta poliçelerinden ne alırsanız alın bunlar gene vergilendirilmiyor. Kurumların 31-12-1998 ve daha önceki dönemlerde doğan karlarının dağıtımından elde edilen kazançlar gene vergilendirilmiyor. Kurumların karlarını sermaye eklemeleri nedeniyle elde edilen yeni paylar nedeniyle bir kar payı olarak sayılmıyor bunlar, vergilendirilmiyor. Kazanç ve iratların istisna hadleri içinde kalan kısmı bununla mı? Orada mevzuat düzenlemesi var. Geç 32B. Sermaye azaltımında şöyle yani şimdi çok böyle 5 yıldan şöyle son 5 yıldan önceki sermayeden azaltım yapıyorsanız bunların da ilk girişine göre bakılıyor. 5 yıldan önce orantılama yapıyorsunuz. Sermayenin oluşumunu orantılıyorsunuz. 5 yıldan önceki sermaye arttırımında önce en vergiliden başlıyor. En vergisine göre sermaye öyle azalttığını kabul ediyor. Yani orası karanlık sular aslında. Yani çok dikkat etmeniz gereken yerler. Tamam? 32B ama düzenlemesi. 32. madde. Kurumlar Vergisi Kanunu madde 32B.
hem dağıtılmış kurumlar vergisine tabi unsurlar varsa onlar da mesela enflasyon düzeltmesi farklarını şu anda sermaye ilave ettin. Yeniden değerleme farklarını sermaye ilave ettin. Önce onlardan kurumlar vergisi alıyor, sonra kar dağıtım stopajı alıyor falan. Hani bomba orası aslında yani. Orada teknik yapacağınız bir hata sorun doğurabilir. Alt kırılımlarda yeni şirketlerde veya şeylerde takip ediyor olmanız lazım. Arkadaşlar oralar, şimdi bakın bazı teknik konularda işlem yaparken ciddi vergisel sonuçlar da olabilir. Mutlaka mevzuatını iyi araştırmak lazım. Yani eskiden bu konu özergelerle düzenleniyordu. Bakanlık geldi kanun maddesi yaptı. 32 B'yi koydu. Yaklaşık 1,5 yıl falan oluyor ya. Nedir? 8400'ü aşmayan tevkifat ve istisna konusu olmayan mekul ve gayrimenkul sermayelerde beyan edilmiyor. 150 bin lirayı aşmayan tek işverenden, birden fazla işverenden alınan ve birden sonraki işverenden alınanın 150 bin lirayı aşmayanlar gene ücretler beyan edilmiyor. Tek işverenden alınan tevkifata veya istisna tevkifata tabi tutulan net tutarı 1 milyon 900 bin TL geçmeyen ücretler gene beyan edilmiyor. Tevkif suretiyle vergen toplamı 150 bin TL aşmayan gayrimenkul ve menkul sermayelerdir. Gene beyan edilmiyor. Jockey kulüplerince ödenen jockey yamakları ve jockeylere ödenenler beyan edilmiyor. Sporculara yapılan ücret ve ücret sayılan 1 milyon 900 bin TL aşmayanlar yıllık beyanlar verilmiyor ve beyan edilmiyor. Lisanslı dağıtıcılık kanunu kapsamında düzenlenen ürün senetlerinden elde edilen kazançlar gene beyan edilmiyor. Hemen şöyle küçük küçük örneklerimiz var. Bayana 3 ayrı işverenler ücret geliri elde etmekte. Ücretlerin tamamı tevkif yoluyla vergilendirilmiş. Ne oldu? 200 bin, 80 bin, 72 bin ne oldu? 152 bin lira. 150 bini aştığı için 352 bini tamamı beyan edilecek. Burada bak şu kalmış burada ya. Şimdi bazen özetle de gönderiyorum arkadaşlar. Bir bakın diyorum biz gözümüzden kaçıyor. Ama kalıyor yani işte. X işverenden alınan ücretler 250 bin. Y işverenden alınan ücret 130 bin. İş yeri kira saati 180 bin. Ne oldu? Ücretler beyan edilecek mi? He? Ücretler beyan edilmiyor. Neden? İkinci işverenden alınan ücret 150 bini aşmadığı için onu beyan etmiyoruz. İş yeri kira saati 180 bin. 150 bini geçtiği için beyan ediyor muyuz? Beyan ediyoruz. Tamam, beyan edecek. Serbest meslek erbabı Bay C. Serbest meslek kazancı yanında tam tevkif yoluyla yani, tamamı tevkif yoluyla vergilen iki işverenden ücret geliri yine tamamı tevkif yoluyla vergilen iş yeri kira geliri bulmak. Vergiye tabi serbest meslek kazancı 50 bin lira zarar. X işverinden alınan ücret 250 bin, Y işverinden alınan 130 bin, iş yeri kira 30 bin, konut 40 bin. Ne? Yıllık beyanname verecek mi? Herhalde bir kere beyanname verecek değil mi? Zarar bile olsa serbest meslek kazancı için beyanname verecek. İşverenden elde ettiği ücretlere bakalım. Ücreti ayrı değerlendiriyoruz. Ne oldu? 130 bin. Ücret için beyanname vermeyeceğiz. Şey için, konut kirası için ne yapacağız? İstisnadan faydalanacağız mı? He? İstisnadan faydalanamıyoruz. Neden? Serbest meslek kazancı yönünden beyanname verme yükümlülüğü var. Onun için faydalanamayacak. Ne oldu? Gayri safi. Şimdi neye bakacağız? İş yeri kira gelirini beyan edecek mi? 40 bin, 80 binde iş yeri kira hasatımız var. 50 bin lira zararı mahsup ediyoruz. 70 bin lira oluştuğu için de 80 binde beyan etmeyecek. Neyi beyan edecek mükellef sadece? 40 bin liralık mesken kira gelirini beyan edecek. Tamam? Efendim? Nerede? Çıkar tabii ya. 40 bin üzerinden vergi çıkar yani. Hani istisnadan faydalanmayacak. Gerçek gideri seçerse şey götürü gideri bir vergi çıkacak yani küçük de olsa. Tamam, o da size dekont ediyor. Tamam, ya gösterebilirsin, sorun yok. Yani o sonra bakım onarım gider o ya, onu gider yani bakımı. Onu size site size onu deklare ediyor. Ona istinaden bankadan gönderdiğiniz vesika ile gösterirsiniz arkadaşlar. Yani sorun yok orada. Gene Bayan D 3 ayrı şirkete yönetim kurulu üyesi 2023 yılının gelirleri aşağıdaki gibidir. Ücret gelirin tamamı tevkif yoluyla vergilenir. Sizi konuya biraz yaklaşıyor aslında değil mi? Birden fazla işveren, yönetim kurulu üyesi, hepsinden huzur hakkı alıyor. Ne oldu? 200 bin, 90 bin, 80 bin. Neyi var? 90-80, 170 bin lira yapıyor. Ne oldu? Toplamı 370 bin tamamını beyan edecek. Konut, mesken kira 30 bin. İstisnadan faydalanacak mı? Şeyi de aşmadığı için istisnadan faydalanamayacak. 9 bin lira da
mesleğin kira gelirini beyan edecek. Değil mi? Bayaya 2023'te takvim geliri aşağıdaki gibi olup ücret gelirleriyle iş yeri kira geliri tevkif yolları vergilendirilmiştir. Mükellefin mesleğin kira geliri istansından faydalanma hakkı vardır. 200 bin, 130 bin geçmiyor. Ücretler beyan edilecek mi? Edilmeyecek. Konut kira hasılatı 31 bin beyan edilecek. İş yeri kira toplam ikisine baktığımızda şunlar beyan edilmiyor zaten. Onlar gitti kendi içinde. 31'i 101 bin lira oluyor. Şeyi beyan etmemiz gerekiyor mu? Beyan etmemiz gerekmiyor. Yani şeyi düşecekti, istinaya düşecekti. 80 bin olacak aslında da. 150 bini geçmediği için sadece konut kirasını beyan etme yükümlülüğü altında olacak. 10 bin lirayı beyan edecek. Bayan F'nin 2023 yılı gelirleri aşağıdaki gibi. Birinci işverenden alınan ücret 250 bin, ikinci işverenden alınan ücret 80 bin, üçüncü işverenden 60 bin. Ücretleri gene kendi içinde değerlendiriyoruz. Beyan edilecek mi? Beyan edilmeyecek. Bayan F'nin birinci işverenden aldığı ücret hariç toplamı ne? 3-3 toplamı 1 milyon beyan sınırını aşmadığından tamam beyan edilmiyor. 1-1-2006 tarihinden sonra ihraç edilen hazine bonolarının elde edilen faiz geliri neymiş bizim faiz geliri? 100 bindi. Neydi? Bunlar için ne yapılıyordu? Geç 67'ye göre tevkifat var. Geç 67'ye göre tevkifat varsa beyanname yok. Gelirlerin tamamı beyan edilmemiş oluyor mu? Beyan. Bir iş yeri kira gelirimiz var. O da zaten şeye geçmediği için tamamı beyan edilmeyecek. Tamam arkadaşlar? 2023 yılı takvim yılında tamam tevkif yoluyla vergilenmiş gelirleri. İş yeri kira hasılatı var 80 bin. Konut kirası var 60 bin. Mevduat faizi var 580 bin. Mevduat faizi geç 67'ye göre tevkifata tabi. Beyan edilmiyor. Tamamı gitti. Konut kira geliri ve iş yeri kira gelirinden iş yerinin beyanında neye bakacaktık? 150 bini geçmesine bakacağız. İkisinin toplamı 140 olduğu için iş yeri kira beyan edilmiyor. Konut kira 60 bin lira. İstana faydalanacak mı? Neden? Toplamı beyan edip edilmediğine bakılmaksızın diyordu. Değil mi? İstana faydalanacak mı? Faydalanamayacak. Ne oldu? Konut kira hasılatı gider düşündükten sonra kısmı üzerinden vergilendirilecek. Tamam. Bir de değer açık kazançlı bir örneğimiz var. Bay H 10-10-2020 tarihinde iç sabiti 2005 yılında ilaç tarihli hazine bonolarına 700 bin TL'lik kısmını 20.02.2023 tarihinde 3 milyon 50 bin TL'ye elden çıkarmış. Geriye kalandan da 350 bin TL faiz geliri elde etmiş. Aynı zamanda mesken kira geliri olarak da 25 bin TL kira geliri varmış. Ne yapacağız? Öncelikle endeksleme yapacağız. 700 bini ne? İktisap tarihi neymiş? 10-10 Eylül ayını alacağız. Eylül 2020. 515'miş. Sonra 20.02.2023'te satmışız 3 milyon 50'ye. Onunla da Ocak 2023'ü endeksleyeceğiz. Maliyet bedeli ne oldu? 2 milyon 863 bin lira oldu. İlgili iktisadi kıymetin 700 bini endeksliyoruz. 4.09 çıkıyor katsayısı. 2 milyon 860. Enflasyon aynı ay alıyor. Biraz hani aynı şey aslında arkadaşlar. Öyle veya böyle aslında hani enflasyon endekslemesi bu da aslında baktığınızda. Gene aynı katsayıları alıyor şu anda. Bir şey değişmiyor yani hani. 3 milyon 50 eksi 2.863. 129 bin lira istisna vardı burada. 58 bin lira beyana tabi gelirimiz var. Faiz gelirleri iktisap tarihi 2005 yılı olduğu için. İktisap değil, ihraç tarihi. Bakın sizin iktisap tarihine bakmıyoruz burada. O hazine bonozolarının ne zaman ihraç olduğuna bakacaksınız. Onu atlamayın. Önemli olan konu o. Onu banka verecek size. Söyleyecek yani. Hani burada isteyeceksiniz bankadan o detayı bir. Yani sizin görebildiğiniz bir şey yok yani. Abi büyük ihtimalle dokümantasyon veriyorlardır onunla ilgili. Yani hani şeyle ilgili. Faiz gelirlerinin hiçbirisi beyan edilmeyecek. 350 bin lira faiz geliri beyan edilmeyecek. 58 bin lira buradan gelir doğuyor. Şimdi burada kilit nokta. Konut istansından faydalanacağız mı? Neden faydalanacağız biliyor musunuz? Şimdi burada kafa şöyle karışabilir. Ya 3 milyon 50 bin değer artış kazancı burada 700 bin ama burada aslında mükellefin gerçek kazancı ne kadar biliyor musunuz? 58 bin lira. Yani tamam. Onu dikkate almak zorundasınız. Yani şuradaki o tutar 550 binin geçip geçmediğiyle ilgili değerlendirme yaparken o değer artış kazancının o aradaki endekslemeden kaynaklanan tutarı
550 binin toplamında dikkate alınmaz arkadaşlar, tamam mı? Bir kafa karışıklığına sebep olmasın orası. Onun için yazdım zaten örneği de, yani hani ha, rakamlar büyüyor falan filan ama o gelir değil zaten aslında, tamam? Orada neyi arıyor? 550 bin liralık bir gelir alıyor. Yani öyle bir durum yok burada, tamam? Beyanname üzerinden yapılacak indirimler. Hemen bunları da bir geçelim. Buradaki indirimleri arkadaşlar, beyanname veren herkes indirebiliyor. Sadece engellilik indiriminde sınırlama var aslında. Hani herkes demeyelim de orada hata oldu. Nedir? Engellilik indiriminde serbest meslek erbaplarıyla ücretliler indirebiliyor engellilik indirimini. Diğer vatandaşlar indiremiyor biliyorsunuz. Yani hani engellilik indirimini sadece ücretlilerle serbest meslek erbapları indirim konusu yapabiliyor. Serbest meslek erbaplarıyla ücretliler zaten bakmakla yükümlü oldukları kişiler için de faydalanabiliyor. Yani sadece kendileri için değil, bakmakla yükümlü oldukları kişiler için de faydalanıyor. Şimdi beyannamede tabii bizim ne yapmamızı, indirim yapılacak madde yıllık gelir vergisi beyannamesi yer alan indirim ve geçmiş yıl zararı düşünmeden önceki tutar olacak. Her fıkrada yer alan indirim ayrı ayrı değerlendirilebilecek. Beyanname üzerinde yapılan indirimle ilişkin belgeler 5 yıl süreyle saklanmak zorunda. Bakın arkadaşlar burası önemli. 5 yıl süreyle o yaptığınız, mesela çocukların okul harcamaları, işte sağlık harcamaları ve buna benzer vesikaları 5 yıl saklamak zorunda. Ücretli de indiriyorsunuz mesela okul harcamalarını. Beyanname 2'ne koyduğunuz vesikaları 5 yıl zaten aslında idareye de veriyorsunuz ama gene de saklamanız gerekiyor. Bireysel emeklisi ödenen katkı payları hiçbir şekilde indirim konusu yapılamıyor. Çünkü kaldırıldı arkadaşlar bu 2013 yılında. Bireysel emekli BES'e ödenen tutarlar indirim konusu yapılamıyor. Sadece şahıs sigorta poliçeleri ve sağlık poliçeleri gibi poliçeler. Geleceğiz şimdi birazdan. Tamam, alıyor. Hayır, onu beyan etmesi gerekmiyor. Çünkü BES'ten elde edilen gelir teklif yoluyla vergilendiriliyor, yıllık beyannameyle beyan edilmiyor. Aslında başta bir söyledim onu. Yani ilk slide, ilk şeyde 86. maddede bununla ilgili düzenleme var. Yani onun 75. maddenin 15 ve 16. fıkralarında tanımlanıyor ilgili gelirler. Onlar sadece nihai olarak teklif suretiyle vergilendiriliyor. O nihai vergilendirme haline dönüyor. Şimdi şahıs sigorta poliçelerinde neler var? Yıllık beyannamede maddan tespitine dikkate alınacak sigorta primleri, mükellefin şahsına, eşine, küçük çocuklarına ilişkin hayat sigortalarına ödenen primlerin %50'si. Adam 20 bin lira ödüyorsa %50'sini dikkate alıyoruz, 10 bin lira. Ölüm, kaza, hastalık, sağlık, engellilik, analık, doğum, tahsil gibi şahıs sigorta poliçenin %100'ünden faydalanabiliyor. 20 bin lira ödese 20 binin tamamı. Ama bunlar İndirim konusu yapılacak primler toplamı beyan edilen gelirin %15'ini ve yıllık olarak asgari ücretin yıllık tutarını aşmaması gerekiyor arkadaşlar. Tamam? He. İşte biraz önce ücrette dediğim konular aslında buralarda hep hayat buluyor belki. Ha, ücretin bordronun tespitinde de indirim konusu yapılabiliyor. Ama şeyde de indirim konusu yapılıyor. Eğitim, sağlık harcamaları. Burası gene çok kullandığımız, hepimizin kullandığı aslında. Ben de kullanıyorum yani. Hani aynı uygulamayı yani çocukların okul paralarını işte götürüyoruz. Beyanname üzerinden indirim konusu yapıyoruz. Hepimizin kullandığı yerler. Eğitim, sağlık harcamaları beyan edilen gelirin %10'unu aşmamaları. Eğitim, sağlık harcamaları Türkiye'de yapılmalı. Bunların mutlaka Türkiye'de yapılması lazım. Çünkü madde şöyle yazı. Türkiye'de kurumlar vergisi veya gelir veya kurumlar vergisi mükelleflerine yapılan harcamalar. Mesela özel üniversiteye gönderdiğiniz çocuğunuzu, onu eğitim, sağlık harcaması olarak dikkate alamıyorsunuz arkadaşlar. Çünkü bizim özel üniversitelerimiz kurumlar vergisine tabi değil. Burada kurumlar vergisine tabi mükelleflerden alacağınız vesikalarla ilişkin tutarları indirim konusu yapabiliyorsunuz. Tamam? Kolejler onlar kurumlar vergisine mükellef. He. Ama onlar zaten yurt dışı ya. Türkiye'de yapılmalı. Tabi yurt dışı o. Yurt dışı bizim için. Bambaşka bir ülke. Gelir ve kurumlar vergisi mükellefi olan gerçek bir tutar için alınacak belgelerle tefsik edilmeli. Söz konusu harcanan mükellefin kendisi, eşi ve küçük çocuklarına ilişkin olmalıdır. Küçük çocuk tabiri mükellefle birlikte oturan, mükellef tarafından bakılan 18 yaşını tahsille 25 yaşını aşmamış çocukları anlıyoruz arkadaşlar bizim küçük çocuk tabirinden.
Eğitim, sağlık harcamaları neler? 255 nolu tebliğde düzenliyor. Eğitim, öğretim kurumları, anaokulu, kreş, dershanelere eğitim amacıyla yapılan ödemeler, eğitim amaçlı kurs ücretleri, okul servis ücreti, kit kalp kırtasiye alımları için yapılan harcamalar, öğrencilerin özel yurtlarda pansiyonlarda kalmaları durumunda ödenen tutarlar, muayene, tahlil, ameliyat, fizik tedavi, hastane giderleri, ilaç, sağlık malzemesi, gözlük, lens alımları gibi olarak sayılmıştır. Bu tebliğde yapılmış düzenleme arkadaşlar, tamam mı? Ha çünkü bazen gidiyorsunuz, memurlar bizim aklına yatmadığı için bu olmaz gibi böyle yorumlar yapabiliyor. Yani hemen tebliği koyacaksın önüne, uygulamak zorunda yani. Tamam. Yani aslında gözlük ve lens alımları. Fiş de değil de bunları tabii faturalandırmanız arkadaşlar. Yani hani ancak yabancı ülkelerdeki eğitim kurumlarına yapılan ödemeler, okullarda verilen ve yemek bedelleri, o ayrı olarak yemek hizmetine ilişkin yapılan harcama, okul aile birliği, okul koruma derneklerine yapılan bağışlar, gelir ve kurumlar vergisi tabi olmayan okullara verilen eğitim ücretleri, devlet okullarına ödenen harçlar eğitim kapsamına girmemektedir. Burada en büyük konu şey zaten arkadaşlar, bizim vakıf üniversiteleri. Yani tamam. Engellilik indirimi, serbest meslek faaliyetinde bulunan engelleri beyan edilen gelirlerine gelir vergisi kanunu 31. madde göre yer alan esaslara göre hesaplanan yıllık indirim uygulanır. Bu indirimlerde bakmakla yükümlü olan engelli kişiliği bulunan serbest meslek erbabı da hizmet erbabı da yararlanır. Yani hizmet erbabı arkadaşlar ücretlerini beyan etmek zorunda kaldığında beyanname üzerinde onu da indirmesi gerekiyor. Çünkü normalde ücretin tespitinde indirim konusu yapılıyor. Ayrıca beyanname de indirim konusu yapılabilir. Mükellefler yapmış oldukları bağış ve yardımlar. Bağış ve yardımlar da aşağıdaki şartlarda indirim konusu yapabiliyorlar. Bağış ve yardım kanunda belirtilen kuruluşlara yapılmış olmalı. Yani bunlar da neler? Genel, özel bütçeli kamu idareleri, il özel idareleri, belediyeler, köyler, kamu yararına çalışan dernekler, bakanlar kurulunca vergi muafiyeti tanınan vakıflar. Arkadaşlar burada bu derneklerle vakıflara şeye dikkat edin. Her dernek veya vakıf değil burada arkadaşlar. Kamu yararına olacak, yani o statüsü olacak veya bakanlar kurulunca vergi muafiyeti tanınan, bunların listelerine ulaşabilirsiniz. Bir kontrol etmekte fayda var, tamam mı? Bilmiyorum şimdi. Politik şeyler sormayın. Köyün tabii yani köyde ne kadar kaldı aslında, o da ayrı bir konu da. Köy tüzel kişiliği tabii onlar aslında. Yani ama işte kalmadı gibi, hani şu anda yoktu herhalde yani. Hukuki olarak da çok da kalmadı. Tabii işte biliyorum. Yani ama şeyde, büyük şehirlerde, şehirlerde hala devam ediyor mu köy? Köyün tabii arkadaşlar bakın, köy bizim şöyle bir şey, köy tüzel kişiliği bizim hukuk sistemimizde özel tüzel kişiliği bulunan bir varlık olarak kabul edilir öteden beri. Yani hani şey, ondan dolayı köyleri ayrı sayıyor zaten. Ama şu anda muhtar teslim edecek tabii yani. Tabii muhtarlıktan aldınız, makbuz geçerli olacak burada. Bağış ve yardım makbuz karşılığı yapılmalı. Bağış ve yardım karşılıksız olarak yapılmış bir ödemeyi ifade eder. Bir karşılık bulunduğunda ödeme bağış ve yardım olmuyor. Bağış ve yardım nakden ve aydan yapılabilir. Sadece ilgili dönem gelir ve kurum kazancının indirilmesi, gelir ve kurumlar arası beyanname ayrıca gösterilmesi gerekiyor. Burada hemen kısa bir parantez açayım. Kafa karışıklığı çok bu konuda. Hani öğretiden gelen bilgiyle ilgili. Mesela sizin ticari kazanca sahip bir tane mükellefiniz var. Götürdü devlet hastanesine ambulans bağışladı. Veya hastane odası yaptırdınız. Şimdi ona KDV'li bir tane fatura kestiler ambulansla ilgili. KDV'nin konusu yapabilir mi? Şimdi eskiden arkadaşlar, eskiden bizim şöyleydi mevzuatımız. Normalde kısmi istisna, KDV'de kısmi istisna düzenlenir bunlar. Kısmi istisnaya tabi işlemlerde, kısmi istisnaya tabi işlemlerde KDV indirim konusu yapılamıyordu. Yapılamıyordu. 7000, özellikle bunu söylüyorum. 7104 veya 7103 sayılı kanunla geldiler bizim 30. maddede, kapma değer vergisi kanunu 30. maddenin parantez içi hükmünde değişikliğe gitti bakanlık. Oradaki yaptığı da işte 17. maddenin 2B bendi. Bunların düzenlendiği yer fakirlere yardım amacıyla gıda bankacılığında bağış ve yardımlar 17'ye 2B'de düzenlenir KDV'de kısmi istisna olarak. 17'ye 2B'deki KDV'nin indirimine izin verdi. Onun için burada hemen böyle bahsedeyim dedim. Tamam. İndirimiyle ilgili sıkıntı yok artık.
Size gelen KDV faturayı indirim konusu yapıyorsunuz KDV'sini. Tamam. Maliyet bedeli olarak gelen bedeli normal bağış yardım olarak dikkate alıyorsunuz. Tamam. Yani matrak kısmını gönderiyorsunuz. Tamam. Yani 17.2B'de eskiden indiremiyorduk. Bilgi doğru. Hani özellikle onun için zaten söyledim. Ama 30. maddede 7103 sayılı veya 7104 sayılı kanununla parantez içinde düzenleme yaptılar. O düzenlemeyle beraber KDV'nin indirim konusu yapılmasına ilişkin hak verildi. Bu sadece burada değil tabii, şeyde de var. Orada 17.2B'de bir sürü şey var, düzenleme var da. Mesela okullar var veya şeyler var. İşte fakirlere yardım amacıyla gıda bankacılığı bulunan derneklere yapılan bağış ve yardımlar var. Onlar da gene o maddeye düzenleniyor. KDV'sinin indirim konusu yapmanıza engel bir durum yok arkadaşlar. Ramazan kolilerini neye verdiğiniz önemli. Personele veriyorsanız ücret. Şunun birini çalayım. Personele verdiğiniz onu çok boğazım. Boğazım çok şey oldu, kurudu. Ben çok severek yapıyorum işi ondan. Mevzuatı çok seviyorum. İşi yapma kısmını sevmiyorum. Mükellefle uğraşmasını sevmiyorum. Mevzuatı sabahtan akşama kadar anlatalım yani. Yani o tarafı seviyorum yani. Yoksa mükellefle uğraşmak dert yani. Yani. Daha doğrusu her mükellef için demeyeyim ya. Bazısını anlatıyorsunuz anlamıyor yani. Hani o yani, yoksa çok iyi mükelleflerim de var yani. Hani. Duygusal. Ya anlattığımızı anlaması önemli yani. Hani sonuçta biz L yoksa yeri geldi mi takla attırıyoruz mevzuata. Yani hani şeyimiz yok. Hani varsa L'ye olan bir hüküm mutlaka uyguluyoruz. Biri bir şey sordu arada ben. Ramazan kolisini eğer personele ücret olarak veriyorsanız, personele veriyorsanız Kızılay'a verdiğiniz zaten indirim, onu bağış da sayılmıyor. Bağış sayılmıyor. Kızılay arkadaşlar, nakdi yaptığınız bağışlar indirim konusu yapılabiliyor. Aynı yaptığınız bağışlar Kızılay'a bağış olarak dikkate alınmıyor. Geleceğiz şimdi birazdan. Personele verirseniz KDV indirim konusu yapamazsınız. KDV dahil tutarın tamamını netten mürte getirerek ücret olarak borduraya tabi tutmak zorundasınız. Faturayı gider de yazamazsınız. Bakın KDV de indirim konusu yapamazsınız. O personele verilmiş bir unsurdur. O KDV sizin için. Hani KDV değil orada. Siz neyi gider yazacaksınız biliyor musunuz? Onu bordura alacaksınız. Borduraya gider yazacaksınız. KDV indirim konusu yapabileceğiniz bir KDV değildir sizin için. Yardım Kızılay'da olmaz da işte şeye veriyorsanız, hani hastaneye veriyorsanız, hani orada olabilir belki. Yani onlardan birine veriyorsunuz, o zaman KDV'de indirim konusu yaparsınız. Yani bakın bir tane case değil mi? 10 tane olasılık yani aslında yani. Hepsinin başka yasal, şimdi hani neden böyle şey yapıyorum? Şimdi mesela ücret olarak verme 63. maddeye düzenlenmiş. 63. maddenin sondan ikinci fıkrasında o yer ve bölgedeki işte ortalama para kaynağı satış fiyatı. Diğer durum dediğiniz işte 89'un 4. 5. fıkrası yani Kızılay. 17'ye 2B'ye girmiyor. Zaten oradaki istisna kabul edilmediği için. Biraz şey hani birden fazla hüküm doğuyor. Evet, geri vergisi mükellefleri genel ve özel bütçeli, kamu idareli, il özel idareli, belediyeler, köyler, kamu yararına çalışan dernekler, bakanlar kurunca vergi muafiyetine tanınan vakıflara yıllık toplamı beyan edecek gelirin %5'ini. Kalkınma öncelikli yöre illerde zikreden kuruluşlar, dernek ve vakıflara yapan bağış verdiğinde yıllık toplamı beyan edecek %10'unu. Aşmamak üzere makbuz karşılığında yapılan bağış verdimlerin yıllık beyanlarıyla belirlenecek gelirden indirim konusu yapabiliyor muyuz? Yapabiliyoruz. Bu sınırlı bağışlar. Bir de sınırsız bağışlarımız var. Genel ve özel bütçeli kamu idarelerine, il özel idarelerine, belediyelere, köylere bağışlanan okul, sağlık tesisi, 100 yatak kapasitesinin az olmamak üzere öğrenci yurdu, kalkınmada öncelikli yörelerde 50 yatak kapasiteli ile çocuk yuvası, yetiştirme yurdu, huzur evi, bakım ve rehabilitasyon merkezi ile mülki idare amirlerinin izni ve denetine tabi olarak yaptıracak ibadethaneler, Diyanet İşleri Başkanlığı denetiminde din eğitimi verilen tesisler,
Gençlik ve Spor Bakanlığı Gençlik Merkezi Gençlik İnsizlik Kamplarının inşası dolayısıyla yapılan harcamalar, bu tesislerin inşası için bu kuruluşlara yapılan her türlü bağış ve yardımlar ile mevcut tesislerin faaliyetlerinde devam etmeleri için yapılan her türlü nakdi ayrılığı ibaretinin tamamı beyan edilen gelirden indirilebilecek mi? İndirilebilecek. Sınırsız bağışlar gene fakirlere yardım olacak gıda bankacı faaliyetleri olan dernek ve vakıflara, Maliye Bakanlığı'nca belirlenen usul esaslar gıda, temizlik, yiyecek, yakacak maddelerinin maliyet bedellerinin tamamı beyan edilecek gelirden indirilebilecek. Genel bir özel bütçeli kamu idareleri, il özel idareleri, belediyeler, kamu yararına çalışan dernekler, bakanlar koruyucu, vergi muhafazası, vakıf ve bilimsel araştırma faaliyetleri olan kurum ve kuruluşlar tarafından yapılan, bunlar kültür ve restorasyon releve harcamaları için bunların da tamamı indirim konusu yapılabiliyor. Sponsorluk harcamaları, amatör spor dalları için bunların tamamı indirilebiliyor. Nereye? Gençlik Spor Teşkilatı hakkında kanun ve Türkiye Futbol Federasyonu hakkında kanunda sponsorluk harcamaları, amatör spor dalları tamamı, profesyonel spor dalları için %50'si indirim konusu yapılabiliyor. Resmi spor organizasyonu için yapılan saha, salon, tesis, kira bedelleri, sporcuların iaşe, seyahat, ikamet gideri, spor malzemesi bedeli, Gençlik Spor'u genel müdürün uygun göreceği spor tesis için yapılan aynı nakdi harcamalar, sporcuların transfer edilmesi sağlayacak bonservis bedelleri, spor mesafesi sonucu sporcuları ve spor adamlarına prim maliyetinde yapılan aynı nakdi gibi harcamalar sponsorluk harcaması olarak değerlendirilecektir. Reklama dönmemesi lazım. Önemli konulardan birisi o arkadaşlar. Bu reklama dönüyorsa o zaman reklam harcaması olarak başka hususlar doğuyor çünkü. Tamam. Gene bu deprem yardımları yani... Bununla ilgili alınmış bir tane Cumhurbaşkanlığı kararı var. Bu karar kapsamında yeni bir karar almadan, şimdi burada normal Cumhurbaşkanı'nca başlatan yardım kampanyaları diyor ama arkadaşlar, artık böyle bir karar alması gerekmiyor Cumhurbaşkanı'nın. Şu aldığı karar önümüzdeki dönemin tamamını kapsıyor. Ondan dolayı burada sorun yok. Kızılay'a, Yeşilay'a yapılan bağışlar sizin konu. Ne diyor? Nakdi olması gerekiyor. Kızılay diyor parayı ben harcayacağım. Benim adıma siz harcamayın diyor yani. Tamam? Hani şimdi çok böyle şeye girmek istemiyorum ama parayı biz yiyelim. Hani gibi bir durum. Yani şimdi dev hani nakdi olacak arkadaşlar. Aynı yardımı kabul etmiyor. Yani tamam hadi çok girmeyelim. Hadi. Girişim sermayesi fonu uygulamamız var. Bunu çok böyle hani şey yapmayayım, biraz böyle ben hani oradan spontane anlatayım. Beyan edilen gelirin %10'una kadar girişim sermayesi fonu ayırabiliyor mükellefler arkadaşlar. Beyan edilen gelir. Bunu sadece ticari kazanç sahipleri yapabiliyor. Her mükellef için geçerli değil. Çünkü bilanço hesabı esasında defter tutmanız lazım. Ayırdığınız girişim sermayesi fonunu defterde ayrı bir yerde 540'lı hesaplarda takip etmeniz gerekiyor. Tamam. Fonu yani 1 milyonluk kazanç elde ettiniz mesela. 100 bin liralık fon alacağım diye beyanname üzerinden indirim konusu yapıyorsunuz. 2023 yılı için. 24 yılının sonuna kadar bu fonu almak zorundasınız. Girişim sermayesi fonunu almak zorundasınız. Fonu satarsanız 6 ay içine yeniden ki paraya döndürmeniz gerekiyor. 6 ay içine yeniden paraya döndürme, yani şey fona döndürmeniz gerekiyor. 6 ay içine fona döndürmezseniz bu arada ödenmemiş vergiyi sizden tasdir ediyorlar arkadaşlar. Tamam mı? Fonda tutacaksınız sürekli. Girişim sermayesi fonunda tutacaksınız. O kazanç. Buradaki amaç kaynak yaratıp teknolojik sektörlere para aktarma gayesiyle yapılmış. Yani bir düzenleme bu. Teknoparklar da zorunlu zaten orada. Arge şirketlerinde zorunlu. Ama aşağı şuraya düş daha birazdan alırız olmaz. Yani onlar da zorunlu. Bitiyor zaten son iki slayt veya iki slayt olması lazım. Türkiye'den yurt dışı mukim kişi ve kurumlara verilen hizmetlerden sağlanan kazançlarda indirim. Bu da önemli bir müesses aslında. Yani şirketlerin bir kısmında çıkıyor. Türkiye'de yerleşmiş olmayan kişilerle iş yeri, kanun, iş merkezi yurt dışında bulunanlara Türkiye'de verilen münhasıran yurt dışında yararlanılan mimarlık, mühendislik, tasarım, yazılım, tıbbi raporlama, muhasebe kaydı tutma, çağrı merkezi, ürün testi, sertifikasyon, veri saklama, veri işleme, veri analizi ile ilgili bakanlığın görüşü alınmak suretiyle Maliye Bakanlığı'nca belirlenen mesleki eğitim alanlarında faaliyette bulunan hizmet işletmelerini ilgili bakanlığın denetimine izni ve denetimine tabi eğitim ve sağlık alanına faaliyet gösteren, yani mesela yurt dışından diş tedavisi için bir tane diş hastaneniz var. Yurt dışından hasta getiriyorsunuz. O hastalara burada nedir? İşte diş operasyonu yapıyor doktorunuz.
nedir? Bu maddeden faydalanabilir mi? Faydalanabilir. İşte gerekli şeyleri sağlarsanız, altyapıyı sağlarsanız faydalanmayla ilgili sıkıntı yok. Türkiye'de yerleşmiş olmayan kişilere hizmet vermesi gerekiyor. Yani o kişilerin pasaportlarını falan filan onları alacaksınız. Münhasıran bu faaliyetlerden elde ettiği kazançların elde edildiği takvim yılı için yıllık gelir vergisi beyannamesinin verilmesi gereken tarihe kadar tamamı Türkiye'ye getirilirse %80'i istisna bu kazançların arkadaşlar. Sağlık tüzüğüne giriyor. İşte mimar var mesela. Yurt dışında bir tane proje çizdi işte. Amerika'daki bir tane kuleye, işte özel bir kule mimarisiyle ilgili proje çizdi arkadaşlar. Nedir? Çizdiği proje karşılığında oradan 500 bin dolar para aldı. İşte baktığınızda para Türkiye'ye geldiğinizde %80'i istisna olacak. Yani doğru kurgularsanız aslında senaryoyu baştan sona. Ama o mühendislik hizmetini kime veriyoruz mesela? Onu biraz... Firmaya mal, burada kalite kontrol mühendisliği yapıyorsunuz. Bunu mühendislik hizmeti olarak kabul etmiyor. Orada işte beğenleme ihtirazı kayıtla verip daha başlamak lazım. Yani en doğru yöntem olur. Eğer... Hizmeti veren mühendis... Tabii tabii. Yani. Mühendisleri veriyor bunu. Orada ihtirazı kayıtla verip beğenleme... Yani başka türlü şey olmaz çünkü. Yani ikna edilmez orada. Çünkü bunlar çok raconu kesilmiş düzenlemeler olmadığı için. Bir de mikro ihracat desteği var. Bu da son dönem çok böyle, malum şu an arkadaşlar da çok var böyle. Bizde tabii şeyler çok arttığı için müşavir arkadaşlardan çok denk geliyor bana. Mikro ihracat, yani işte özellikle bu ülkeden çeşitli ürünleri alıp Amazon'da Amerika'da satışla ilgili çok böyle işlem yapılabiliyor. O madde kapsamında önem arz ediyor. Nedir? Burada da ne var? Gümrük Kanunu 225. maddesi kapsamında dolaylı temsilci olarak yetkili kılınan posta idaresi hızlı kargo taşımacı yapan şirketler tarafından elektronik ticaret gümrük beyannamesinde gerçekleştirdikleri mal ihracat kapsamında elde ettikleri kazancın %50'si indirim konusu yapılabiliyor. Bu indirimden yararlanması için ihracattan kaynaklı hasılatın toplam yıllık 400 bin Türk lirasına kadar olanların ilgili yılda kendilerinin sigortalı olması, İhracattan kaynaklı hasılatın 800 bin Türk lirası olması durumunda ilgililerde kendilerinin sigorta olması, en az ortalama bir tam zamanlı veya eşdeğer kısmi zamanlı işçi çalıştırması, ihracattan kaynaklanan toplamı yıllık 1 milyon 600 Türk lirasına kadar olanların ilgili yılda kendine sigortalı olması, en az ortalama 2 çalışanının olması, ihracattan kaynaklanan 2-400 lirasına kadar olanların ilgili yıla ilişki kendine sigortalı olması, en az ortalama 3 tam zamanlı eşdeğer kısmi zamanlı işçi çalıştırması şarttır. Bunları sağlarsa nedir? Burada da beyanname üzerinden %50 indirim konusu yapılabiliyor mu? Buradaki kazanç yapılabiliyor. Çok da var gençler. Bağ kurulu olması yani. Yani orada kastı o zaten. Yani. Beni dinlediğiniz için teşekkür ederim. Hani böyle biraz 3 saat demiştik değil mi başkanım? Bir 10 dakika açtık yani. Ben abi tabii bırakırsanız daha anlatıyorum da hani arkadaşlar tabii yani arada aslında şey oldu ama başka sormak istediğiniz soru varsa her mevzuat olur diyormuşum, sallıyormuşum öyle. Yok öyle bir şey, geri versin. Buyurun. İş yeri var, kiralık. Karşı taraf mali müşavir kira sözleşmesini almamış, yenilenmişti kira sözleşmesi. Ve ilk sahibi öldü. Ve onun üzerine beyanname veriliyor. 12 ay boyunca verilmiş, sallıyorum rakamları. Yani muhtasar yönünden beyanname vermeye devam etmiş. Şu an gelir vergisi dönemi olduğu için ben karşı taraf yer sahibi olarak stopajları istedim. Rakamlar 2000-2000 gösterilmiş. 12 ay boyunca ve ölen şahıs adına annenin üzerine yer. Anne öldü. Annenin üzerine stopaj devam ediyor 2000-2000. Ama bizim kira sözleşmemiz 8 bin lira. Ve oğlu alıyor. Oğlun üzerine hazır beyannameye girdiğimde hiçbir şey yok. Tabii ki stopaj dökümleri yani karşı tarafta. Bankadan da bir şey yok. Parayı da bankadan göndermemişler. Aynen. Böyle bir durumda ne yapılabilir? Şimdi, meslektaşı uyarmak gerekir mi? Tabii bence meslektaşı da zaten hani öncelikle onunla... Yani o beyannamelerin pişmanlıkla verilmesini sağlamanız lazım. Hı hı. Şimdi burada eğer siz onu yapmazsanız... O vergiyi ben ödeyeceğim zaten. Şimdi son dönem
Mesela şey yapmadı, kapı kapı yoklama yapmaya başladı mali idare. Onu da yaşadık. Tapudan veriler alınıp evet, komşulara gidip. Şu anda teker teker dolaşılıyor. Öyle bir çalışması var. Ve bunlar daha da hızlanacak arkadaşlar. Mali idare çünkü şu anda kaynağa ihtiyacı var. Bu da nedir? Denetimin ve baskı, yani süreçlerin daha da artması. Yani buna benzer süreçlere daha fazla karşılaşacak. Sizin örneğinizde siz beyannameyi vermediğiniz durumda zaten siz vergi ziyayla karşılaşacaksınız. Benim kira ama tabii stopaj beyan edilmediği için siz beyannameyle ilgili süreçte karşı karşıyasınız şu anda. Tabii ki. Hani stopaj çünkü oradaki mevzuat düzenlemesi ne zaman, neyle alakalı? Tevkif yoluyla vergilendirilmiş bir kazancın varlığı halinde. Sizin tevkif yoluyla vergilendirilmiş bir kazancınız olmadığı için siz beyanname vermekle yükümlülük altına kalırsınız. Vergi ziyayı cezası yersiniz. Öncelikle burada karşı tarafla görüşüp onun pişmanlıkla o beyannameleri vermesi sağlanır. Yani sonuçta değil. Hani şunu söyleyin. Siz beyannameyi verdiğinizde zaten otomatikman ona da gidecekler. Yani hani şey olmayacak. Çünkü burada tevkifatla ilgili bir yükümlülük var. Ona vergi ziyalı kesecekler bu sefer cezayı. Onun yerine meslek mensubu arkadaşla görüşüp konu çözülebilir. Yani hataya binaen olabiliyor bazıları bu tür şeyler. Genelde de çözülüyor zaten. Zaten yani hani çoğu şey mükellefte. Efendim? Bildirmediği için mükellefte sorun ya, var. Ya tabii tabii. Hani meslek mensubu arkadaşı bilgilendirirseniz çözer orayı. O çözdükten sonra siz de beyannamenizi. Ama pişmanlıkla beyan etmeleri gerekiyor. En önemli konu orada onu atlamamalar lazım. Teşekkür yani. Ederim. Rica ederim. Daha sonra da işte eşine geliyor. Yani aslında konut tek konut ama iki kere. O nasıl olacak? Mülkiyet kimde? Eşinde. Mülkiyet kimdeyse beyan etme yükümlülüğü onda. İdare orada bakın. Şimdi hazır beyan sistemi onlar karşı taraf öderken kira olarak göndermiş bile olsa siz orada sizden bunun beyannamesini neden vermediniz diye bir yazılı sorgulama olduğunda siz durumu açıklayacaksınız. Bu nedenlerle aslında gelirin gerçek sahibi budur. Hesap her ne kadar oraya da gelse bu şahıs adına beyanname verilmiştir. Çünkü bakın bunu yapmazsanız mülkiyet kendine ait olmadığı için ben kirayı ona bıraktım dediğinizde tamam mı? Orada başka bir süreç doğuyor arkadaşlar. Aslında siz kirayı ona bıraktığınızda ona bağışlamış oluyorsunuz. Siz gene gayrimenkul sermaye iradı elde edersiniz. Eşinize de veras intikalden dolayı vergisel külfet doğar. Bakın hani orada başka bir süreç var. Çünkü kirayı ona bıraktınız öyle yürümüyor o iş. O bağıştır. Veras intikal vergisiyle başka bir verginin konusuna girer. Sizin hala gayrimenkul sermaye iradını gelir vergisine beyan etmekle ilgili yükümlülüğünüz hala devam ediyor. Orada böyle bir durumda siz ne yapacaksınız? Yazılı olarak izahatle. Bunu yapma nedeniniz de o bağışın değerlendirmesine izin vermemeniz nedeniyle onu yapın diyorum zaten yani. Yurt dışından emekli olan kişiler döviz kurundan dolayı rakam yükseliyor. Olsun önemli değil. Onların İstina. Yurt için istina mı? Ama tabii orada yurt dışından alınan ücret gelirlerinde şey vardı. Başbakan... İstina gelir ama o. Ama burada yaşıyor değil mi? Türkiye'de yaşıyor. Beyana gerekip gerekmediğine bakılmaksın. Buna beni bir sonra ara ben bunu bir düşüneyim. Aynen. Böyle kaçak cevap verin. Ama telefonumu bir ararsan bir değerlendireceğim ben. Var mı başka sorunuz? Hocam hoş geldiniz. Teşekkür ederim öncelikle. Hocam. Yurt dışına verilen mimarlık mühendislik faaliyetleriyle ilgili olarak kanun metni 2022'nin sonunda değişiklik yapıldı. %80'e %50'lik kat, %80'e evet. Çıkartıldı. Ve ilave olarak da bir sonraki döneme kadar beyanname verme tarihine kadar getirilmesi gerektiğini ifade edildi. Kambiye mevzuatı açısından istisna tanınan ülkeler kapsamında kesilen faturalarda... Bu onunla alakalı değil ama. Kambiyo yani sizin fikrinizin olumsuz olduğunu size katılıyorum bu konuda ama kambiyo mevzuat açısından getirilme şimdi istisnası bakın, tanınan ülkelerde bu durumun değerlendirmesini yapabilir misiniz? Tamam. Şimdi şöyle bir şey. Kambiyo mevzuatı açısından o ülkelerden o paranın getirilmemesi ayrı bir düzenleme. Gelir vergisiyle bu istisnadan faydalanmanız için bu parayı mutlaka getirmiş olmanız gerekiyor. Çünkü gelir vergisi kanunu kendi içinde düzenleme yapmış. Ben diyor paranın ülkeye girmesiyle ilgili bir durum. İstisnadan faydalanamazsınız parayı getirmiyorsanız. Kambiyo mevzuatındaki düzenleme buraya sirayet etmez. Hocam bir de Oda Başkanımızın bahsetmiş olduğu kalite kontrol ya da bazı tasarım hizmetlerinde indirim kapsamına girmediği konusunda Gelir İdaresi'nin bu konuda özelgeleri var.
madde metninde şöyle bir şey var. Gelir İdaresi'nden görüş alınmak şartıyla bazı sektörlerde istisnai hükümler uygulanabileceği ifade edilmiştir bu konuda. Hiç bakın, böyle bir örnekle karşılaştınız bakın, mı hocam? Bakın ben şöyle söyleyeyim. Bakın. Şimdi orada burada sektörle ilgili şunu söylüyor bakın. Burada geliyor V ile bakın arkadaşlar hani diyorum ya şimdi burada teker teker sayıyor aslında bakın. Şimdi mimarlık, mühendislik, tasarım, yazılım, tıbbi raporlama, muhasebe kaydı tutma, çağrı merkezi, ürün testi, sertifikasyon, veri saklama, veri işleme, veri analizi ve burada bunları teker teker saydı. Hiçbir şarta veya şeye bağlı değil. Kimseden izne olmaya tabi değil. O sizin dediğin yani şeyle ilgili bölüm ilgili bakanlıkların görüşü alınmak suretiyle Maliye Bakanlığı'nca belirlenen mesleki eğitim alanlarında faaliyette bulunan hizmet işletmeleri. Ha burada buna denk gelmedim ama bu sadece neyi kapsıyor biliyor musunuz? Bakın mesleki eğitim alanında faaliyette bulunan hizmet işletmelerini kapsıyor. Diğerlerinin hiçbir sirayet eden durum yok. Sadece mesleki nedir işte ne diyelim işte torna eğitimi veriyor. Yurt dışından gelene torna eğitimi verecek. Burada Maliye Bakanlığı'nca belirlenen eğitim alanında olacak. Bununla ilgili bir açıklaması yok. Yeni girdi. Geçen sene girdi. Yok öteden beri var ya. Şurası var öteden beri. Sonraki madde. Şurası yeni girdi. O da 7491'le işte ya. Şeyle. %80'le ilgili şurası. Bu sonradan girdi. Bu var da öteden beri. Sonra geliyor ilgili bakanın izni ve denetine tabi olarak eğitim sağlık alanında faaliyet gösteren. Bu da işte bizim hastane. Bu da öteden beri var zaten. Şeyle ilgili sıkıntı yok. Şurası son giren düzenleme şurada. Bu faaliyetlerinden elde ettikleri kazancın %50'siydi bu. %50'siydi. Burada işte şu düzenlemeye getirdiler. Elde edildiği takvim yılı için yıllık gelir vergisi beyannamesi verilmesi gereken tarihe kadar tamamen Türkiye'ye transfer edilmesi şartıyla %80'ini getirdi. Şu anda bu insana faydalanmak için parayı Türkiye'ye getirmiş olmanız lazım. Ama yoksa tıbbi raporlama, muhasebe kaydı, çağrı, veri saklama. Ya sorun nerede biliyor musunuz arkadaşlar? Aslında bizim kanun koyucumuz daha esnek davranıyor. Ama Maliye Bakanlığı uygulamaları sergilerken daha sert yorumluyor. Ne yazık ki bizim idari yorumlamayla ilgili sorunumuzdan kaynaklı bir durum var burada aslında. Yoksa bu madde bence çok ama suistimale neden açık olsun ki? Benim buradaki siz suistimal değil aslında bu ya. Yasaya uygulasın bakın arkadaşlar. Nedir? Yazılım mı? Tasarım mı? Kanun koyucu neyi belirlemiş burada? Ya kardeşim aslında burada yapmaya çalış. Bakın bunun ben size biraz daha başka bir boyutunu açayım arkadaşlar. Şimdi. Bu düzenlemeler neden geliyor biliyor musunuz? Dünyada, şimdi bunun aslında genel şey yani böyle çok böyle dağıtacak gibi olacağım. Şimdi bizim uluslararası iktisat, yani iktisat mezunu olanlar uluslararası iktisat dersi aldı değil mi? Bilmiyorum hatırlıyor musunuz? Şimdi uluslararası iktisat dersinin genel mantığı da işte anlatıyor. Orada mesela bir teori vardı. Mukayeseli üstünlükler teorisi. Bu teorinin özü şudur. Bu aslında onun yansıması aslında arkadaşlar bakın. Buradaki durum o. Sizin tekstille ilgili geçmişte tanınmış istisnalar veya kolaylıklar, teşvikle ilgili tanınmış kolaylıkların nedenleri neydi? Hep o uluslararası iktisat politikasının gereğidir. Nedir? Mukayeseli üstünlükler teorisi şunu söyler. Devletler der, kendilerine göre üstün oldukları yönlerde yatırım yapma, o sektörleri geliştirme yönünde çaba harcamaları gerekir diye mukayeseli üstünlükler teorisinin ana şeyi budur. Ve vergi bir maliye politikası aracıdır arkadaşlar. Maliye politikası aracıdır. Bu bir maliye politikası aracı olarak kullanılmış. İşte o teoriye yön veren yapılardan birisi. Neydi sizin üstün yönleriniz? Çünkü ne? Mimarlık, mühendislik, inşaat bizim sektörümüzde deli bir sektör. Değil mi? Mühendislik gelişiyor mu ülkede? Gelişiyor. Tasarım, bir sürü tasarım merkezleri kuruldu. Genç çocuklar bir sürü farklı şeyler yapıyor. Gelişiyor. Devletler şunu okuyor, işte geliyorsunuz tıbbi rapora, muhasebe kaydı tutma çağrı merkezi. Ha, oturuyor oradaki akıllı bir tane adam, bu maddeyi yazan adam çok akıllı bir adam aslında. Neyi öngörüyor? Ülkede diyor İngilizce konuşan çocukların diyor sayısı arttı diyor, yabancı dil daha çok öğreniyor gençler diyor. O zaman diyor ne yapalım diyor kardeşim, çağrı merkezi, muhasebe kaydı tutma. Nereden bu örneği alıyor? Gidin o Amerikan filmlerini izlersiniz böyle, filmin en böyle can canlı yerinde böyle maceralı yerinde adam bir yeri arar, karşısına bir tane Hintli çıkar telefonda. Hiç dikkat ettiniz mi? O Hintli neden çıkıyor biliyor musun? Çünkü dünyadaki çağrı merkezlerinin ana merkezi Amerikalı şirketlerin çoğu Hindistan'dır. Neden? Çünkü Hintliler İngilizceyi iyi konuşurlar. İngiliz sömürgesi olduğu için şirketler oralarda kurulmuş.
buradaki yapan adam da aslında ülkede bir mukayeseli üstünlük teorisi. Onun için dar yorumluyorlardan kastım o zaten. Yani size verilen görüşler onun için dar aslında. Bu maddeyi yazan adam aslında dünyayı okuyor. Dünyayı okuduğu için yazıyor bu maddeyi. Ulan diyor dünyada böyle... Benim var şu anda çağrı merkezi bir tane şirketim. Biz şu anda yurt dışına operasyonlar yani bu hizmetlerle vermekle ilgili şu anda dünyada pazarlamalara başladık. Yani Türkiye'de iş yapıyoruz yani. Hani bu seneki karımız 350 milyon arkadaşlar. Çağrı merkezi iş yapıyoruz. Sadece Türkiye faaliyetinden elde etmiş kar. Şimdi yurt dışına açılmaya çalışıyoruz. Bakın bu madde bununla bitmiyor. Bu maddedeki hükümlerden faydalanan mükelleflere gelir vergisi ücret istinası var ayrıca. Ücret desteği var aslında. Şimdi sen bunu sadece küçücük yani şimdi kızıyorum bu tür şeylere. Yani ben hani çok sinirleniyorum çünkü. Sen dar aklınla madde yorumlarsan olmaz tabii kardeşim. Yani hani bunu yazan adam o da dar akılla yazmamış onu zaten. Altında bir sürü şey. Onun için hani burada da sınırlandırıcı mesela yukarıdaki kısmı etkilemiyor. Sizin o dediğiniz hususlar sadece onu çünkü maddeyi yazan da özellikle bölmüş burada V ile. Hani onu yazan zaten o detayları düşünerek bölmüş onu. Burada da ne demiş? Ya her mesleki eğitim alanı olmasın kardeşim. Teknik boyutları geliştirelim biz. Ne yapalım? Şu alanlar olsun. Gene kendimize üstünlükler yaratabileceğimiz alanlar. Bizim ülkemizde eşleşebilir alanlar olsun diye bakmış. Hani... Hocam teknokentlerdeki ücretlerle ilgili olarak ona belki atıfta bulunmuş olabilirsiniz. Teknokentlerde elde edilen ücretlerle ilgili olarak. Hayır. Rakamı geçtiğim takdirde beyanname verme zorunluluğu var evet, ya. Evet. Bu konuyla ilgili olarak belki atıfta bulunmuş olabilirsiniz. Bulunmadıysanız bunu hatırlatmak istedim. Neyle ilgili bir daha söyler misin? Teknokentlerde faaliyette bulunan kişilerin elde etmiş oldukları ücret gelirlerinin 1 milyon 900 bin TL'yi... Aşarsa ile ilgili. Evet, evet. Orada aşarsa beyan edilmesiyle ilgili. Çünkü orada gelir vergisi istisnası var. Evet, hocam. Ondan dolayı insanlar genel anlamda takılıyor. O yüzden beyanname her ne kadar da beyanname verilme zorunluluğu var ya. Onu ifade etmek evet, istedim evet, hocam. Anladım dediniz. Başka bir husus var mı? Rica ederim. Sunumlarından dolayı yeminli mali müşavir Sayın Ender Polat'a teşekkür ediyoruz. Kendilerine günün anısına plaket takdimimiz olacak. Plaketini takdim etmek üzere Oda Başkanımız Sayın Hüseyin Halil Yüksü'ye davet ediyorum. Katılımlarınız için hepinize teşekkür ediyoruz.